İyi akşamlar değerli izleyiciler. TGT Özel'de bu akşam yine değerli bir konuğumuz var. Aslında çok yakından tanıyorsun, tanıtmaya da herhalde gerek yok. Ama biz yine de usuldendir tanıtalım. Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı, değerli bilim adamı, dostumuz Profesör Yusuf Halacıoğlu bu akşam konuğumuz. Yine her şeyden konuşacağız, tarihten konuşacağız, oradan buradan konuşacağız. Ama ah kolum, asıl olarak bundan konuşacağız değerli izleyiciler. Anadolu'da aşiretler, cemaatler, oymaklar. Türkiye'nin sosyal ve kültürel tarihi projesi kapsamında kim nereden geliyor? Soyunuz, sopunuz nereden geliyor? Yalnız hepsi aynı kitap değil. Aynı kitap başka. Altı cilt. Görüyorsunuz, altı cilt. Kaç böyle. Kilo hocam? Çok ağır değil ya. Tarttınız mı? Yok, tartmadım. Çok ağır değil. Hocam kiloyla mı yazıyorsunuz artık? Murat'a 5 kilo yazılır. Murat'a göre herhalde öyle oluyor olabilir. Yalnız kağıt hafif, bilseydim yani. Evet, kağıt hafif. Bu ağır bir kağıt kullansa yerinden kalkmaz. Kalkmaz. Küp gibi olur. Allah'tan evet. Hafif bir kağıt. Her biri de kaç sayfa? 500 sayfa her biri. Her biri 500 sayfa. 3000 sayfa. Evet. Sadece 6. cilt biraz şeydir, incedir. Neredeyse en Das Kapital. 3000 sayfalık bir şey. Das Kapital. İnsan nasıl yazar böyle bir şey? Hocam işiniz mi yoktu? Hakikaten nasıl yazdınız bunu? Bilmem. Vallahi işim vardı da bu tabii çok uzun süreli bir çalışma. Ama yazmak sonra kadar bir de bunları toplamak var. Yani içindeki bütün bilgiler toplanacak, 20, sonra yazılacak. 22 yıl aldı yalnız. Evet, 86'da başlamıştım ilk. Tabii Osmanlı arşivlerine girdiğiniz zaman gerçekten bir büyük şey var orada, zenginlik var. 22 yıl. Çocuk olsa üniversiteyi bitirmişti. Evet. 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 Ama şöyle söyleyeyim. Tabii bunu söylerken de bir insanı rahmetle anmam gerekiyor. Rahmetli Cengiz Orhunlu hocamızı. Ben ondan doktora yapmaya başladığım zaman aşiretlerle ilgili bir konuydu. İskan politikasıydı Osmanlı Devleti'nin ve aşiretleri yerleştirmekti. İşte o sırada tahrir defterlerinde bunları gördüm. Burada bakın, tahrir defterler şunlar. Evet. Bu enteresandır. Şurada her bir ailenin ismi var. Baba adıyla birlikte ve altında kaç koyun olduğu da yazılı. Kaç koyunu? Evet, yani ona kadar yazılı. Ama kızlar yazılı değil, hanımlar yazılı. Yok, erkekler yazıyorlar. Yazılı. Erkekler yazıyorlar çünkü hanımlardan vergi almadıkları için. Burada mesela sadece şu gördüğünüz şu sayfada kaç hane varmış? 307 çadır varmış şurada. 307 çadır. Ne kadar koyunlar varmış? 40.083 koyunlar varmış. Bayağı zengin bir aşiret. Evet, yani hayvancılıkla uğraşıyorlar. Hayvancılık. Bozulus Türkmenlerinden Diyarbakır bölgesinde. Diyarbakır bölgesi. Evet. Türkmen. Evet. Kürt değil yani. Hayır hayır, yazıyor zaten. Taife-i Bozulus, Has-ı Şahi, Ancemati İsmail Beydili, taalluku Maksut Veledi İsmail diye yazıyor. Yani ne demek burada, yani? Ya şeyin Maksut'un oğlu İsmail, ona bağlı. Cemaatin adı İsmail Beydili, ondan kaynaklanan bir isim bu. Beydililere mensup. Beydili de biliyorsunuz 24 boydan bir tanesidir Türkmen. Taife-i Bozulus da o bölgedeki Bozulus Türkmenlerinin adı. Ki bunlar 4570 küsür çadırdan meydana geliyor Bozuluslar Diyarbakır bölgesinde. 1.039.000 koyunları var. Oh. Ve şu da kanunnamesi Duran'ın. Şimdi her bir bölgenin sancağın bunun gibi kanunnamesi vardır her defterin başında. Burada mesela şöyle der: kuzulu koyun kuzusuyla sayılır. Bir sayılır yani. Yani evet, yani kuzuyu saymazlar. Kuzu saymazlar. Kuzusuyla sayarlar. 1.039.000 ise yani kuzularıyla sayarsanız 1.5 milyondur. Ve bunun 300 koyun bir sürü tabir edilir ve her 300 koyuna bir koyun vergi alınır. 1/300. Ama yani 1/300 ama 1 milyon üzerinden düşünecek olursanız çok büyük bir miktar koyun yapıyor. 30 bin mi yapıyor? Aşağı yukarı. Dolayısıyla bu defterler Osmanlı Devleti'nin tamamen istatistikli defterlerdir. Bu defterlerde hem yerleşik halk vardır, hem göçer halk vardır. Müslim, gayrimüslim hepsi burada kayıtlıdır. Ne kadar bekar erkek nüfus var, kaç dul insan, hanım var. Ama gözleri görmeyen, yani halkımızın anlasın diye söylüyorum. Malul adı altında sakat insanların tüm sakatları kayıtları, sayıyorlar. Tabii hepsi sayılıyor. Yani onları da ajan notluyor. Bugün o istatistik yok Türkiye'nin. Onlardan vergi almadıkları için kaydetmişler. Piri fani adı altında yaşlı insanlar var. Yani iş tutamayan insanlar da kayıtlı tabii. Ne kadar araziniz var, kaç koyunuz var, kaç tavuğunuz var. Yine kaç işte ökünüz, kovanınız, ne üretiyorsunuz, bu ürettiğinizden ne kadar vergi veriyorsunuz.
Hepsi kayıtlı. Hepsi kayıtlı orada. Toplam o zaman Anadolu'da nüfus kaç tahminen bu kayıtlara göre? Ya da Osmanlı toprağında nüfus kaç? Şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı 10 milyon civarında bir nüfus var. Bütün Osmanlı topraklarında. Evet. Şey yok, Anadolu. Anadolu'da. Anadolu'da. Trakya? Bunların çok önemli bir miktarı göçer halde tutuluyor. Evet. Özellikle yeni fethedilen topraklara göçerler nakledilip işte orada Türkleştirme çalışmaları söz konusu ediliyor. Mesela Rumeli'de Yörük grupları adı altında aslında bu Konar göçer dediğimiz gruplar naklediliyor. Şey daha yoğun tabii, Trakya daha yoğun fakat Hristiyan ve Müslüman nüfus olarak tabii orada Türk söz konusu değil başlangıç olarak. Osmanlı millet sisteminde Müslüm ve gayrimüslim olarak geçiyor. Yani Araplar da Müslüm olarak veya Kürtler veya Türkler veya Moğollar veya buna benzer Müslüman gruplar ayrı bir milletin bir Müslüm grubunu oluşturuyor. Gayrimüslim dediklerimizden de Hristiyanlar var ama Hristiyanlarda da çok grup var. Katolik Protestanı tabii sonraki dönem Kanuni'den sonra Katolik Protestan. Onun dışında Ortodoks daha çok ama bunun dışında Keldani, Asuri, Süryani, yine Maruni, Dürzi vesaire gibi gruplar da tabii Hristiyan, Ermeni veyahut da Hristiyan olmamasına rağmen Yahudiler de saymamız lazım. Bunlar da gayrimüslim tebaayı oluşturuyor Osmanlı Devleti'nde. Oranları ne bunların? Müslüman tebaayı ile gayrimüslim tebaayının oranı ne? Trakya'da Osmanlı'da? Müslüman nüfusa göre Hristiyan nüfus daha fazla tabii. Özellikle Anadolu dışında, Anadolu içerisinde de şöyle yaklaşık işte 1 milyon, 1,5 milyon arasında Ermeni nüfus var. 2 milyon civarında Rum nüfus var. Anadolu için söylüyorum. Rumlar daha 2 milyon civarında. Tabii tabii. Ermenilerden fazla. Ermenilerden fazla Rumlar. Müslüman nüfus tabii çok daha fazla. Yani Hristiyan nüfusu topladığınızda %20 civarında. Yani bütün saydığınız Hristiyan nüfusu. 3 milyon etti. 10 milyon nüfus var dediniz. 7 milyon da Müslüman nüfus var. Aşağı yukarı. Anadolu'da sayılır. Anadolu'da. Rumeli bölgesinde ise Hristiyan nüfus %60-70 civarında. Rumeli'ye geçince oran evet, ters ediliyor. Rumeli bölgesinde de mesela Tuna Nehri'nin üst kısımlarında Müslüman nüfus çok daha az. İşte sadece Bucak bölgesinde yani şöyle söyleyeyim. Romanya'nın bugünkü Tuna Havzası bölümünde sadece Müslüman Tatarlar var. Yine Bulgaristan'ın Varna, Nibolu, Silistre gibi bölgelerinde Türk nüfusu var. Onun dışında tabii Çingenelerden Müslüman olan grup var bir miktar. O yine Bulgaristan'da. Filibe bölgesi yine Türklerle veya Zara bölgeleri, Zara-i Atik ve Cedid bölgelerinde Müslüman nüfus var. Ama en çok Müslüman nüfus Bosna Hersek bölgesiyle Batı Trakya bölgesinde. Sadece Selanik bölgesinde mesela 700 bin civarında Müslüman nüfus var. Buna karşılık 10 bin civarında Rum, 10 bin civarında 110 bin Rum ve 110 bin civarında da Yahudi Bulgar var. Yahudi yok mu peki? Yahudiler var tabii. Yahudiler özellikle şeyden sonra daha sayılar artmış durumda. İkinci Bayezid'den sonra çünkü şeydeki Endülüs Emevilerin, Gırnata'nın çökmesiyle birlikte oradan getirilen Yahudiler Selanik, Edirne ve İstanbul'a getirilmişler. Onunla ilgili tarih defterlerinde de bilgiler var tabii. 500 yıl öncesine ait, o tarihte getirilmiş Yahudilere ait bu kayıtlar var. Bu 500 yıllık defterler duruyor mu Osmanlı'da? Tabii 500 yılın ötesinde duruyor. Şimdi buradaki mesela bu kitapta 1453'ten itibaren başlayan defterler var. Tahrir yani defterler. Hemen hemen 600 senelik. 600 senelik kayıtlar. Ama ondan önce de var. Mesela Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçiş kayıtları var. Ama bir kısmı tabii bunların Edirne yangınında yanmış olduğu için yoğunluk Osmanlı arşivinde bu defterlerin yoğunluğu kanun dönemine den itibaren başlıyor. Bütün her şeyi Osmanlı tek tek kayıt altına almış. Her şeyi yazmış. Yani kim ne kadar vergi verir? Mesela konar göçerler diyelim ki hangi güzergahtan gidecek? Yaylakları, kışlakları arasındaki yollar önceden belirlenmiş. Bunun dışına çıkmaları yasaklanmış. Bunun için önceden onlardan nezir adı altında bir vergi şey alınmış, para alınmış. Herhangi bir işte yerleşik halka zarar verdikleri takdirde onun tazmin edilmesi için bu para alınmış önceden. Bu ekili alanlara zarar vermeleri halinde veya yerleşik halka zarar vermeleri halinde bu tazmin şeyden paradan tazmin edilmiş. Ve mesela koyunlar nerede sayılır, ne zaman alınır bunlar belirlenmiş. Nevruz Sultani dediğimiz dönemde Nevruz ilkbaharda alınmış mesela.
Peki bunlar koyunları mı veriyorlar yoksa parasını mı veriyorlar? Yok, koyun veriyorlar. Koyun veriyorlar. Tabii. Ne yapıyor devlet o koyunları alıp Osmanlı? Onlar şimdi İstanbul'un et ihtiyacı var, bilmem ne ihtiyacı var. Ordunun sefer sırasındaki ihtiyaçlar var. Tüm onlar karşılanıyor. Peki nerede besliyor onu? Şimdi vergiyi aldı. Aldı 30 bin koyun. Ne yapıyor devlet bunu? Şimdi bakın. Mesela Osmanlı şimdi biz böyle vergi sistemi olduğu için biz koyunlara versek ne yapacaklar? Meclisin bahçesine mi bakacaklar? Ankara'da mı bakacaklar? Değil tabii ki. Ama şöyle. Mesela diyelim ki Halep Türkmenleri bir vakfa bağlanmışlar. Veya buna benzer işte diyelim ki Okçu İzzettinliler mukataya bağlanmışlar. Bunlar şu anlama geliyor. Bir görev karşılığında bazı vergilerden muafiyet sağlanmış bunlardan. Ve bu koyunlar tabii ki satılıyor. Ha, satılıyor. Devlet tarafından. Devlet alıyor, devlet satıyor. Muhassıl diyoruz onlara. Yani bu tür vergileri toplayan devlet memurları muhassıl adı altında belirlenmiş. Tahrir defterlerinde bunlar da var kayıtlı. Hangisidir muhassıl burada? Ne kadar vergi alınır? Bunlar da kayıtlı edilmiş. Yani öşür dediğimiz onda bir üretimden alınan, yani zirai üretimden alınan vergiler de tabii bunlar tarafından toplanıyor. Ve bunlar paraya çevriliyor. Hazineye aktarılıyor tabii. Tabii ki normal olarak nakit olarak alınanlar da var. Onlar da hazineye aktarılıyor. Tabii birçoğu da şöyle. Timar ve zahmet ve hassa ayrılmış bazı gelir bölgeleri. Bunlar timar sahipleri, zahmet sahipleri ve has sahipleri tarafından toplanmış. Bunların toplanan vergiler karşısında kimileri asker beslemiş, devlete vermiş, asker vermiş. Yani nakit olarak devlete para aktarılmamış. Bu da şu anlama geliyor. Osmanlı Devleti'nde yaklaşık timarlı sipahi dediğimiz 100 bine yakın Anadolu ve Rumeli bölgesinde askeri güç var. Bu askeri güç devlet hiç para vermeden bazı bölgelerin vergilerine karşılık bu askeri güç sağlanmış devlete. Hocam bir hemen bilgi vereyim. Yayın evi adı verir misiniz diye kitabı merak ediyorum. Nereden buluruz? Türk Tarih Kurumu yayınlarından değerli izleyiciler. Hemen hemen bütün kitapçılar var değil mi şu anda? Çoğunda. Yok, hayır. Tarih Kurumu kitapları maalesef çok zor bulunuyor. Yalnız şöyle var. Zor bulunuyor ama çok kolay edinme. Fuarda vardı. Kitap fuarda vardı. Şu anda fuarda çok kolay edinme biçimi var yalnız. Tarih Kurumu'nun web sayfasına girdiğiniz zaman e-mağaza diye bir bölümü vardı orada. E-mağazadan sipariş verebiliyorsunuz ve size kargoyla hemen ertesi gün gelebilir. Evet, Türk Tarih Kurumu'nun internet sitesinden değerli izleyiciler sipariş vermek TTK.org.tr'den. TTK.org.tr'den sipariş vermek mümkün. Türk Tarih Kurumu yayınlarından. Fuarda vardı ama. Fuarda vardı. Biz zaten evet. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada epey bir soru da geliyor. Hocam bu akşam galiba Murat'la beni değil sizi kızdırmak istiyorlar. Bir grup oluşturmuşlar bizi kızdırmak için internette. Özellikle bu mailleri atıyorlarmış. Evet. Fakat bu akşam sizi kızdıracaklar. Diyor ki Bizans tarihi üzerine araştırmalar yapıyorum. Adı da var burada. Bu geçen hafta da bana mail atmıştı, beni kızdırmıştı, adını hatırladım. Bizans tarihi üzerine araştırmalar yapıyorum. Yusuf Halacıoğlu asla Türk değildir ve olamaz. Yüz hatlarına dikkatli baktığınızda Ermeni ırkının tüm özelliklerini taşır. Ailesi Bizans döneminde Ermeni olup sonradan Selçuklulara sığınmışlardır. Aile hallaç sanatıyla ilgili iştigal ettiğinden Halaçyan soyadıyla tanımaktadırlar. Daha sonra Halacıoğlu soyadı almıştır. Bununla ilgili belgeler elinde mevcuttur. Yollayın o zaman. Hayır. Yani bir dakika. Ben bir şey söyleyeyim. Fatih Bey, yalnız şunu söyleyeyim. Kim olduğumu ben biliyorum da yalnız şunu söyleyeyim o arkadaşımıza. Ya kızmam ben böyle şeyler. Hiçbir zaman kızmam. Yani boşa uğraşın. Kayseri Erciyes Üniversitesi Bizans ve Selçuklu kürsüsü. Çok uğraşırlar kızdırmak için. Boşu boşuna kendiler kızar. Çünkü yani diyelim ki Ermeni olduğumu varsayın. Ne olur ki? Yani bir defa önce şeye baksın. İslam Ansiklopedisi'ne, Leyden'de basılan İslam Ansiklopedisi'ne, Halaç maddesine bir baksın. Bu kadar basit. Hallaçla halaç farklıdır. Bir tanesi Kalaç'tan gelir. Biliyorsunuz Kaan, Hakan olmuştur. Anadolu'da KH değişmesi vardır. Katun, Hatun olmuştur. Oradan yani bakabilir. Bu kitapta da yazıyor zaten ne oldu. Yok ya, bu böyle çatlaklar çok. Yok, hayır, kızmam ben hiçbir zaman. Hayır. Buna benzer çok şeyle karşılaştım. Hoca olduğumuz için çok şeylerle karşılaşıyoruz böyle. Peki hocam, şimdi Anadolu'daki aşiretlerden bahsettiniz. 14 boydan biri dediniz. Diğer boylar, Anadolu'daki diğer boylar hangileri? 14 boy hangileri? 14 değil, 24 boy. 24, pardon. Şimdi biliyorsunuz Kaşgarlı, Reşidettin ve Yazıcıoğlu'nda Oğuz boylarıyla ilgili şeyler vardır.
kayıtlar vardır. Bunun en sonunda Yazıcıoğlu'nun orijinalinden şeyi koydum. Damgalarıyla beraber Oğuz boylarını koydum. 24 boy vardır. Bu 24 boy işte avşarlar, kayılar, yazırlar, yüreğirler, beydirler, yuvalar, iğdirler. Yani hepsini döerler. Hepsini saymaya kalkışsa Alanyurtlular, Karaevliler, Alkaevliler 24 boy vardır. Bunların her birinin damgası vardır. Hepsi Anadolu'da mı? Bunların hepsi 24'ü de Anadolu'da var. Yani bugün Türkmenistan'da diyelim ki 5 boy varsa Anadolu'da 24 boy var. Şu gördüğünüz Yazıcıoğlu'nun şeyidir. Orijinalindendir. Burada damgalarıyla birlikte yazılmıştır ve hangi anlama geldikleri bellidir. Mesela Çepniler Karadeniz'de yoğunluklu bulunurlar. Evet, seçerseniz Murat da gösteriyor. Evet. Çepniler Rin karşılığı mesela nerede yağı görse savaşır. Kan de yağı görse savaşır der. Yani nerede düşman görse savaşır anlamına geliyor Çepni. Kayı muhkem demek mesela. Buna benzer hepsinin orada hangi manaya geldiği, hayvanın hangi bölgesi onların şeyidir. Özellikle o boya mensupdur. İşte karın sol karın der. Veya işte şu umaca der. Veyahut da onların sembolü kuşları vardır. Kartaldır, tavşancıldır vesaire alıcı kuşlar onların sembolleridir. Ama çok güzel şey. Bu hangisini hocam bu? Bu Yazıcıoğlu. Mesela aha, burada kayı, ve kayı yani muhkem diye yazıyor mesela. Olanan toy ve aş vaktinde her bölgenin hası malum olan evet, yemek kavgasından şey yapıyor. Aç için birbirine nizah ve gönül komak etmeyeler. Yani yemek şeyine kavga ettim. Ben kitapta sadece onu çok koymadım. Bir de böyle onları Türkçeleştirdim. Damgalarını da koydum mesela. Burada şöyle bakalım. Kayı muhkem anlamına geliyor. Sağ karın tarafı onun et kısmı. Kuşu Şahin. Damgası burada. Mesela yazır. Yani çok vilayet onun ola, anun ola diyor. Çok yer alıyor. Sonra... Avşar mesela yani cüstü çalak ve ava ve canavara ve kuşa hevesli olarak geçiyor. Beydili yani beyler sözü azizdir diyor. Karkın yani ulu aş ve doyurucu cömert olduğunu belirtiyor. Hepsinin damgası işte şeyleri kuş vesaire damgaları var. Şimdi bütün Anadolu'da bunlara mensup cemaatler var. Şunu özellikle belirteyim. Anadolu'da bunlar var ama şimdi bu 252 defter tahrir defterinden faydalanarak hazırlanmış bir çalışma. Ve Osmanlı Devleti'nde bu aşiretler nisan etmemesi için özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde büyük aşiretler parçalanmışlar. Küçük yani 20, 10, 150 hanelik çadırlık hale getirilmişler ve bir ketüda atanmış başına bey olarak. O ketüdanın ismiyle anılmaya başlamışlar cemaatler. Ve bunlardan meydana gelen konfederasyonlar oluşturulmuş. Mesela Kara Ulus, Boz Ulus gibi. Bunlar büyük federasyonlardır. Kara Ulus Türkler, Boz Ulus Türkler galiba değil mi? Hayır, Kara Ulus da Türkmenler. Türkmenler midir? Tabii. Galiba? Şimdi Kara zaten Türk ve Ulus kelimesi de Türkçe zaten. Boz Ulus gibi Kara Ulus var. Ak Keçili gibi Kara Keçili var. Sarı Keçili var, Kızıl Keçili var, Kara Tekeli var, Ak Koyunlu, Kara Koyunlu. Bütün bunlar Türkmen grupları. Hocam bir şey sorabilir miyim şimdi burada? Cemaat, taife, grup, boy. Farkı ne bunların? Şimdi cemaat daha küçük bir teşekkül. Taife birkaç cemaatin, farklı cemaatlerin, boylara mensup cemaatlerin yer aldığı gruba adım veriyor. Bunlar aslında biliyorsunuz cemaat de Arapçadır. Taife de Arapçadır. Evet. Ondan sonra grup zaten Türkçe değil. Ben kendim koydum onu grup diye. Yine boy bizim bildiğimiz işte 24 boyu mensup olanlardır. Dolayısıyla buradaki isimler Türklerin kendi kullandıkları isimler değil. Mesela budun kelimesini kullanır Türkler daha çok. Tire kelimesini kullanırlar. Tire bizim aşiret dediğimiz grubun şeyidir, diğer ismiyledir. Türklerin kullandıkları ama Osmanlı böyle kullanıyor diye ben de böyle kullandım tabii ki. Mesela Başmakçı ve Kazancı cemaati. Hı hı. Bunlar Kuzbiran yörüklerinden, hı hı, Kuzbiran cemaatinden, Yiva boyundan. Menteşe. Menteşe Köyceğiz. Onun dışında da Köyceğiz kazası olduğunu yani belirtir. İşte Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tahrir Defteri numara 337 sayfa 177 A'dan alınmış. Sene 970 tarihli yani Hicri, miladisi 1562-63'e geliyor. Yani oradan alınma bir bilgidir bu. Dolayısıyla yani şöyle mi anlaşılacak?
Yiva boyu Kuzviran cemaatinden onlar Yörük. Evet. Kuzviran Yörükleri dediğimizin içerisinde Yiva da var, başka gruplardan da var. Peki şimdi bir vatandaş bu kitabı aldığı zaman kendinin ailesini bulabilecek mi burada? Şöyle, bu tabii bir etnisite araştırma meselesi değil ama şöyle söyleyeyim. Siz köyünüzü biliyorsanız, eski ismini biliyorsanız o köye bakabilirsiniz. O köyde hangi Yörük grubu veya cemaat, aşiret veya kim oturuyorsa oradan aşiretinizi bulabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz eski Osmanlı döneminde bile yaylak, kışlak, mezra, köy bunlar genelde Osmanlı aşiret sisteminde yaylaklar belli ancak aşiretlerin yaylaklarıdır. Herkes oraya rastgele gidemez. Gidip oturamaz. Devlet onu tahsis eder. Dolayısıyla o aşiretin sizin aşiretiniz olduğunu öğrenebilirsiniz ama şecerenizi çıkaramazsınız. Tabii şecere başka bir şey ama ayrı kökeninizi şey. Öğrenirsiniz. Ama kökeninizi belli ölçüde öğrenirsiniz. Bunu buradaki cemaat adları dediğimiz alfabetik sıradadır. Burada peki Hristiyan tebaanında... Hayır. Bunlar göçer oldukları için şimdi Müslüman olarak Araplar, Kürtler, Moğol grupları ki Moğol grupları bugün çoğunlukla Türkleşmiştir. Tabii ki Türkler var. Bunlar mı var? Efendim? Burada bunlar mı var sadece? Bunlar var. Müslüman tebaa var yani. Müslüman tebaa var zaten göçebe halinde yaşamadıkları için diğerleri yok. Yani Süryaniler göçebe hayatı yaşamıyorlar. Peki göçebe yaşamayan Türkler? Göçebe yaşamayan Türkler de yok burada. Ha. Yani şunu söyleyeyim. Burada sadece Konargü, zaten ismine bakarsanız aşiretler, cemaatler, oymaklar dedim. Yerleşik halk farklı. Yerleşik halkı da yaptığınız takdirde bir de bundan daha fazla olur. Yerleşik halk daha çok. Tabii yani. Daha çok yerleşik halk. Bunlar daha sonra yerleştikleri için bugünkü Türkiye'nin demografik yapısının da temelini oluşturuyorlar. Yani az bir rakam değil yani orada göçer halde bulunanlar. Şunun için bu tarih önemli. Rumeli'de yeni topraklar alındıkça Osmanlı Devleti'nin iskan politikasına göre ya bu göçerlerden önemli miktarlar Rumeli'ye nakledilmiştir. Bir de yerleşik halkın 40 hanede bir hane olmak üzere farklı meslek gruplarından alınmış ve yeni topraklara nakledilmiştir. Şöyle örnek vereyim. Mesela Kıbrıs 1571'de fethedildi. Kıbrıs'a nakledilen halktan şöyle düşünebilirsiniz. Mut, Karaman, Bor, Ermenek, Mut işte o bölge bölgelerden İçil Yörükleri dediğimiz bu bölgelerden yerleşik halktan öküzüyle her şeyiyle beraber alındı. Kıbrıs'a nakledildi. Bir de Yörük gruplarından, o bölgenin Yörük gruplarından nakledildi. 12.800 hane nakledildi Kıbrıs'a. Şimdi bunların menşeini öğrenebilmek için bu defterlere bakmak zorundasınız. Kıbrıs'a nakledilen bu 12.800 hane için. Toroslar'ın tepesinden alıp tepesini Kıbrıs'a götürmüşler. Aldılar götürdüler. Sebebi de şu, Osmanlı bu tür nakillerde bölgenin nüfus iklim durumuna bakar. Veya zirai durumuna bakar, nakledeceği yerlerde uyum sağlayacak yerlerden. Yani Karadeniz'den adama alıp Kıbrıs'a Akdeniz'in nakletmez. Göbeğine yollamaz. Göndermez. Çünkü Akdeniz iklimine alışkın olan yerlerden nakleder. Rumeli'ye naklederken de keza mesela tutar Çukurova'dan nakletmez. İşte Karaman bölgesinden o iklime daha uygun bölgelerden işte hepimiz biliyoruz Rumeli'ye nakledilenlerin Balıkesir'den veya ona benzer yerlerden nakleder. Nitekim Rumeli'deki yerleşim yerlerine baktığınız zaman Balıkesirli, Mezitli vesaire gibi isimler görürsünüz. Çünkü giden kişiler kendi gittikleri yere o ismi verirler. Ve bu tabii şu bakımdan önemli. Mesela Naldöken Yörükleri, Ofçabolu Yörükleri, Rumeli bölgesi için söylüyorum. Selanik Yörükleri, Tanrıdağ Yörükleri gibi isimler taşırlar bunlar. Bu Yörük gruplarının asıl Anadolu'daki uzantıları vardır. Şimdi bundan sonra eğer Rumeli bölgesindeki Yörük gruplarını aynı hale soktuğumuz zaman Rumeli Yörükleri ile Anadolu Yörüklerinin birbiriyle bağlantılarını da kurmuş oluruz. Yaklaşık 90'a yakın Yörük grubu vardır. Peki bunlar Rumeli'ye geçtikten sonra da o konar göçer hayatı sürdürmüşler mi? Hayır, yoksa orada yerleşik hale geçmişlerdir ama isimlerini o isimle anılmıştır. Defterlere mesela Ofçabolu Yörükleri, Naldöken Yörükleri diye yazılmıştır. Selanik Yörükleri diye yazılmıştır. Peki hocam siz az önce benim kafamı karıştırdınız. Niye karıştırdınız? Bu Bozulus, Karaulus. Şimdi Halil'in azıcık tersini söylüyor ki Karaulus Kürtlerdir, Bozulus Türklerdir diyor. Vallahi şimdi ben bilmiyorum. Burada Karaulus'a baktığınız zaman, şimdi Karaulus'a baktığınız zaman burada açık ve net olarak onların Türkmen oldukları belirtiliyor. Türkmen gözüküyor. Türkmen olarak gösteriliyor. Şimdi ben burada kendi kafamdan bir fikir ortaya koymadım. Osmanlı tarih Halil Hoca öyle dediği için benim kafam karıştı. Halil Hoca'nın o zaman buraya baktığında fikrini değiştireceğini düşünüyorum. Evet. Hocam mesela Süleymanlı Ketüda Ali cemaati diyor. Hı hı. Bu Ketüda'nın ismi mi? Ketüda'nın ismi.
Hangi Ketüdağ bu? İlk zamanla tayin edilmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Büyük bir aşiret parçalara bölündü. Ketüdağlıkları küçük küçük parçalara bölündü. Onun başkanlığına hangi Ketüdağ'ı atamışsa Ketüdağ deniyor genelde. Ketüdağ'ı dışarıdan biri ama değil mi? Aşiretten. Yok, kendi biri aşiretin içinden. Aşiretten biri tabii, ama. Tabii. İlk zamanla. İlk işte kanun döneminde daha çok ayrım var. Kanun döneminden önce olan defterlere de bakarak böylece aslında hangi tayfeden boydan geldiğini tespit etme imkanı bulduk. Burada. Mesela Şahinler cemaati at çeken yörüklerindenmiş. Hı hı. Bunlar kayıymış. Evet. Şimdi bu nasıl anlamak gerekir bunu? Şimdi yalnız şunu söyleyeyim. At çekenler biliyorsunuz Sultaniye Karapınar bölgesindedir. Bilmiyorum. Karaman Konya arasındaki bir bölgedir Konya, burası. Konya Kureyşözü kazası diyor mesela. Kureyşözü. Evet. At çekenler Espkeşan farsçası öyle deniyor Osmanlılar. At çekenler Osmanlı ordusuna at yetiştirmekle mükellef tutulmuşlar. Şimdi Osmanlı ordusunda savaşırken süvarilerin kullandığı atlar bunlar tarafından yetiştiriyor ve bundan dolayı da bir takım vergilerden muaf tutuluyorlar. Hı. Yalnız burada dikkat ederseniz hem kayı var at çekenlerden evet. Hem de kayı olmayan dodurga bilmem başkalarından dodurga da vardır. Da var, kayı, evet. Kayının dışında başkaları da var. Evet. Eymür de var, başkası da var. Şimdi buradaki at yetiştiricilikle meşhur olanlar bu bölgede devlet tarafından bu mukataya, Espkeşan mukatasına bağlanmışlar ve at yetiştirmekle mükellef tutulmuşlar. Bazıları da Osmanlı Devleti tarafından ok yapmakla mükellef tutulmuş, yay yapmakla, yaycı denmiş, okçu denmiş, bu türden işler yapmışlar. Yani ordunun silahlarını bir yerde veya savaştığı atları bu Türkmen grupları yetiştirmiş. Mesela öylesini görürsünüz ki İstanbul'un et ihtiyacı da bu tür yörüklerden karşılanmıştır. Bununla ilgili mühimme kayıtları vardır. İşte İstanbul'un şu kadar et ihtiyacı için bilmem Türkmen koyunlarının getirilmesi falan diye kayıtlar düşülür. Bu Ketüdağlar küçük cemaatler. Peki bunlar mesela sığır yetiştirmiyor mu? Sadece koyun mu yetiştiriyor? Hayır, sığır yetiştiren gruplar var. Camus diye geçer. Çoğu zaman camus da var. Ama Manda daha yani. Çok koyun yetiştirirler. Bir de teke yetiştirirler. Yani keçi yetiştirirler. Onun için ak keçili, kara keçili, sarı keçili, kızıl keçili, kara tekeli gibi isimler taşıyan yörük isimler vardır. Mesela Teke ili dediğimiz Antalya bölgesi aslında bu tür yörük gruplarının bu hayvancılıktan ötürü aldıkları isimdir. Bugün biliyorsunuz Teke Türkmenleri dediğimiz daha sonraki dönemde Şahkulu Baba Tekeli ismini taşıyan isyan eden 2. Bayezid döneminde yörük gruplar, Türkmen grupları bunlardır. Şahkulu Baba Tekeli isyanıyla birlikte bazı teke yörükleri, grupları İran tarafına gitmiştir. Ve İran'da hala teke Türkmenleri vardır. Hatta bu Türkmenistan'da bile vardır şu an için. Osmanlı'ya kadar gitmişler. Tabii yani Osmanlı'yla çatıştıkları için o tarafa gitmişler. Yani zaten Türkmen yörükleri Osmanlı'ya genelde çatışmışlar. Osmanlı da çok memnun şimdi değil. Şimdi Osmanlı'yla çatışan çok Türkmen grubu var. Avşarlar da çatışmış. Yani bunun için farklı gruplar vardır. Şimdi bunu inançla bağlantılı hale getiriyor bazıları. Yok, şimdi tahtacılar yok. Var bilmem. Yok, onlarla alakası yok. Neden biliyor musunuz? Bu 24 boydan bazıları her biri değil. Kayılar gibi avşarlar da mesela yüreğirler de hükümdar çıkarabilme hakkına sahip olan gruplardır. Dolayısıyla bunlar Osmanlı'nın hakimiyetini reddetmektedirler. Kendiler de aynı sıfata ve düzeye sahip oldukları için o çatışma içine girerler. O gelenektir. Yani çok eskiden kaynaklanan Oğuz geleneğidir o. Yani o bir yani ne için olduğunu açıklayamazsınız. Herhalde belki de boyların cesametine, büyüklüğüne bağlıdır. Bağlı gücüne bağlıdır. Veya daha önce hükümler çıkarmış olmalarına bağlıdır. Böyle bir sistem. Şey doğru mudur mesela şimdi konuyla çok direkt alakalı değil ama mesela Toroslar civarından epey bir Türkmenin gemi yapmak için şey civarına getirildiği, bu tahtacılar falan oradan gelir derler. Ege kıyılarına nakledildi Osmanlı tarafından. Şöyle söyleyeyim, sadece tahtacılar değil, başka gruplar da var. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı'dan önce de mesela o bölgede Çaka Bey ve Umur Bey evet, vardır, İzmir Beyleri vardır. O dönemden itibaren onlar gemicilikte ileridir, ileri safhadadır. Osmanlıların mesela gemiciliği Karasoğulları'na dayanır. Evet. Karasoğulları Osmanlı idaresine girdikten sonra Osmanlılar ancak gemi sahibi olmuşlardı, donanma sahibi olmuştur. Ama Umur Bey mesela enteresandır. İlk defa hani Fatih'in karadan gemilerini yürüttüğü İstanbul'la ilgili projesi vardır ya, ondan 150 sene önce Umur Bey
Korint Körfezi'ne geçirmiştir gemilerini karadan yürüterek. Ege bölgesinden Korint Körfezi'ne geçirmiştir. Şimdi ilk karadan yürütme Fatih'in değildir mesela. Denizcilik Selçukluların o ilk dönemlerinden itibaren Selçuklulardan önce bu beylikler ve sonra Selçuklulara intikal etmiştir. Fatih çok sonra yani bu işi yapmıştır. Hocam bir reklam arası vermem gerekiyor. Bu arada binlerce mail birikti. Denizciler hepinizin buradan seceresini bulmamız mümkün değil. Bu zaten bir secere kitabı da değil bu. O yüzden böyle şeyler sormayın. Herkes ailesinin adını soruyor. Elimizden geldiğince cevap vereceğiz. Bunlara tabii vereceğiz derken ben vermeyeceğim, hocama soracağım. Ama kısa bir reklam arası önce. Hocam bizi soru manyağı yaptılar. Olacak bir şey değil, yağıyor. Şimdi hemen biraz onlardan sorayım. Mesela Koçgiri aşireti Kürt aşireti midir? Koçgiri, İzollar, Zeydanlar bunlar Kürt aşiretleri midir diye soruyor vatandaşlar. Ben çok... şimdi hemen sorgulamamı yapayım. Mesela Zeydanlar. Zeydan diye yazalım. Zeydanlar iki yıva boyundan Zeydanlar. İki bölgede bulunuyorlar. Bir Durkadirli Türkmenlerinden olarak Maraş bölgesindeler. Sen de görüyorsun burada. Evet. Diğeri de Bitlis bölgesinde, Boğanaran nahiyesinde. Bu Tatvan falan köyleri o tarihte. Yani Hakkarili değil bunlar. Yani iki bölgede görünüyor. Bir Maraş bölgesinde, Maraş Sancağı bölgesinde Durkadirli Türkmenler içerisinde görülüyor. Diğeri de Bitlis, Boğanaran'da görülüyorlar. Zeydanlar Türk aşireti mi? Yıva boyundan. Zaten dikkat ederseniz burada Yivalı diye yazıyor şeyler olarak da. Yiva Türk mü? Yivalar 24 boydan bir tanesi. 24. Peki Koçgiri? Koçgiri'ye bakayım. Koçgiri zannediyorum ki sonradan aldığı bir isimdir Koçgiri. Yani burada olmayabilir Koçgiri. Evet. 16. yüzyılda Koçgiri diye bir aşiret yok. Sonradan. Sonradan aldıkları isimler oluyor. Peki İzollar? İzolu bakalım. İzolu. Bunlar Avşar boyundan. Karaca Burç köyünde, diğeri de Dayı köyünde olmak üzere bir Birecik bölgesinde, bir de Malatya bölgesinde Cubaş nahiyesi diye o zamanki nahiye olarak geçiyor. Zaten şimdi şu anda Malatya bölgesinde İzollar. Avşar boyundan görülüyorlar. Türk yani onlar da Türk. Evet. Avşar boyu işte 24 boydan bir tanesi. Allah Allah. Peki şimdi... Ya bunu şunu söyleyeyim Fatih Bey. Bunlar benim kendi uydurduğum veya kendi kafamdan değil. Canım, değil. Hepsini zaten kaydı. Orada kaynaklarda var. Anadolu'da Kürtler nerede, Türkler nerede o dönemde? Vallahi şöyle söyleyeyim. Orada, evet, Kürtler, yani ilginçti. Mesela şu Kürtlerin bulunduğu bölgeler, bu şeye göre, kitaba göre... Kürtler bir şu bölgelerde ben. Bulunuyor. Size ben şöyle vereyim. Kürtler yoğunlukta şimdi nerede hocam, bulunuyor? Mesela Uşak'ta ve Aydın'da 15. yüzyılda Kürtler var. Akşehir'de, Karahisar'da, evet. Uşak'ta, Aydın'da, Ankara, Amasya, Çorum, Kırşehir, Bayburt. Ama bu Bayburt başka Bayburt. Bu şey Konya Bayburt. Konya Bayburt. Şimdiki Bayburt değil, değil. O. Evet. Turgut Bayburt şeydedir, Konya'dadır. Beyşehir'de, Seydişehir'de Kürtler var. Evet. Yoğun olarak da Suruç, Harran, Birecik, Kilis, Azaz, Münbiç, Mardin, Savur, Hasankeyf, Çermik, Malatya, Hısnı Mansur, Hama, Trablusşam ve Şam'da var. Erzurum. Erzurum'da var. Ahlat'ta var. Enteresan mesela. Van'da yok. Hakkari'de yok. Şimdi Hakkari'de yok çünkü şöyle. Hakkari ile ilgili defter olmadığı için bu tarihte ondan dolayı, ondan dolayı yok. Yani belki vardır ama defter olmadığı için bu kitapta yer almıyor o. Yani şunu söyleyeyim. Yani şimdi bizim orada harita üzerine döktüğüm bölgede sadece mesela Güneydoğu'yu düşünürseniz, bakın burada da bir şey var, harita var. Avşarlarla Döğerler mesela, sadece evet. Şuna baktığınızda aslında nasıl iç içe olduklarını da gösteriyor. Evet, iç içe. Bir yerde. Yani bunu şey olarak hazırladım, yani tamamen bilimsel bir çalışma bu. Buradan bakacak olursak, şimdi bilmem Türk-Kürt ayrımı yapan, orada bir bilmem neler söyleyen insanlara da çok iyi bir aslında ders olur ders, bu bir evet. Yerde. Yani 600 yıl önce iç içedir. Kesinlikle yani bunu diyelim ki bakın şurada da şu kınıkların bulunduğu haritadır. Güneydoğu ile ilgili eğer birkaç tane harita gösterecek olursak. Evet. Eymürler keza orada, Döğerler keza, ondan sonra
Hatta Çepni bile bakın, Savur'da ve Diyarbakır'da bir sürü Çepni var. Ondan sonra Beydili var aynı şekilde. Bayatlar, mesela Bayatlara bakacak olursanız şöyle, evet, aşağı yukarı onlarla aynı. Aynı. Şimdi bu insanlar, mesela Avşarlar, bakın. Evet. Avşarların bulunduğu yerler. Burada mesela Yivaların bulunduğu yerler. Her tarafa dağılmış. Niye öyle? Ha, şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde deminki söylediğim cemaat haline getiriliyorlar ya, toplu bir yerde bulunup isyan etmesinler devlete diye bu cemaatler değişik yerlere dağıtılıyor. Onun için bu gördüğünüz haritalarda her yerde her şeyi görebiliyorsunuz. Yani bir homojen yapı meydana getiriliyor bunlarla. Evet. Yani bu Osmanlı Devleti'nin politikası. Politikası. Böylece isyanın önüne geçmeye çalışıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Şahkulu Baba Tekeli isyanı Osmanlı Devleti'ni hayli sarsıyor. Gedik Ahmet Paşa hatta şeyden Toronto'dan, yani Otranto'dan geri getiriliyor. Şahkulu ile müthiş bir mücadele var. 60 bin kişi topluyor Şahkulu etrafına. Daha sonra Şah İsmail'e gidiyor biliyorsunuz. Ondan sonra Anadolu Türkmenleri üzerinde son derece enteresan olayların olduğu bir dönemdir o dönem. Şimdi hocam mesela... Devlet bunu önlüyor yani, bununla bir yerde önlüyor. Bu onun için bu kitapta 1453'ten başlayan tahrir defterlerinde 1650'ye kadar geliyor. Böylece o değişim sürecini de burada görme imkanı bulunuyor. Peki hocam mesela Ekrat aşiretlerinin bulunduğu bölgeler, yani Kürt aşiretleri. Hı hı. Şimdi en doğuda Ahlatlılar. En batıda da Aydın'da. Aydın'da da var. Aynı zihniyetten, yani isyan etmesinler diye mi dağıtılmış? Ha, burada yok. Akşehir'de var, Konya, Seydişehir, Konya, Bayburt, Kırşehir, Çorum. Zannediyorum Uşak. bunlar öyle bir dağıtı, buradaki Ekrat taifelerinin dağıtımında öyle bir şey söz konusu değil. Burada muhtemelen kendi aralarında meydana gelen çatışmalar dolayısıyla onlar kaçıyorlar bu tarafa. Hı. Şimdi Güneydoğu'da o kadar yoğun olmasının sebebi de şu. Yani biliyorsunuz bakın burada Sivas da dahil olmak üzere, evet, Sivas'tan Erzurum'a kadar değişik yerlerde görülüyor. Evet. Şimdi bunlar genelde o bölgeler Osmanlı Devleti'nde yurtluk ocaklık adı altındaki bir idari sisteme bağlılar. Ne demek o? Yurtluk ocaklık normal Osmanlı eyalet sisteminin dışında mahalli beylerin idaresindeki bir yönetim anlamına geliyor. O bölgede o yönetim içerisinde yönetiliyor. Çünkü buralar dağlık, idaresi ve merkezi idarenin otoritesinin oralara gönderilmesi zor olduğu için yerli beyleri Osmanlı Devleti kendine bağlayarak yönetimini bırakıyor. Ama savaş anında yanındaki askerle birlikte Osmanlı ordusunun yanında savaşıyor. Böyle bir sistem getiriyor. Zaten Türkleşme ve Kürtleşme. Bazı Kürt aşiretleri de Türkleşiyor. Ama bazı Türk aşiretleri de Kürtleşiyor orada. Yani bütün mesele oradan kaynaklanıyor. Mesela burada kitapta çok önemli bir takım özellik şeyler verdim, örnekler verdim. Mesela Lekmanikler 1600'lü yıllarda şöyle diyor. Lekmanik Nam Türkman taifesi Arzuhal Sunup diye başlıyor mesela kayıtlar. Türkmen olduğunu söylüyor. Bir müddet sonra Yörük ve Ekrat'tan demeye başlıyor. Aynı aşiret için. 1711'e geldiğimizde doğrudan doğruya artık Lekmanik Ekrat'ı diyor. Ekrat ne demek? Ekrat Kürtler demektir. Arapçada efal vezninde Kürt'ün çoğuludur. Etrak de Türkler demektir. Şimdi burada tabii doğrusunu isterseniz ben hala bu kadar çalışmadan sonra bile bu iç içe girmeyi bir türlü çözemedim. Yani neden Türkleştiler veya Kürtleştiler? Bunu anlamak o kadar kolay değil. Ahmet Cevdet Paşa son yüzyılda bile bunları anlatıyor. Neden bunların Kürtleşmiş olduğunu, neden Türkleşmiş olduğunu, Türkçe tekellüm ederler diyor veya Kürtçe tekellüm ederler diyor, konuşurlar diyor yani. Ahmet Cevdet Paşa özellikle bu Gavur Dağları dediğimiz, bugünkü Amunos Dağları ve Kürt Dağları denilen Kilis'ten Halep'e doğru inen o diğer dağlık bölgelerdeki yaşayan Kürtlerin bir kısmının Kürtçe konuştuklarını söylüyor. Ama buna mukabil Gavur Dağları'ndaki bir takım, Kürt Dağları'ndaki bir takım Türklerin de Kürtçe konuştuklarını söylüyor. Bunlar hangi oranda birbirinin etkisinde kaldı? Bunları tabii yapmak için de sosyolojik araştırmalar yapmak lazım. Peki şimdi mesela bu işte ne bileyim Kırıkkale'de, Konya'da falan Kürtler var. Onlar Dersim isyanı sonrası sürgünler mi yoksa bu bir orijinal... Bir kısmı onlardan gelen mesela Koçgiriler vesaire gibi şeyler. İşte Dersim'den sonra gönderilen aşağı yukarı önemli aile grupları vardır. Yani Manisa'dan tutun da şeye kadar, Keşan'a kadar bu sürgün edilen insanlar var. Bir o dönem var. İkincisi... Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ermenilerin
terk etmiş oldukları toprakları, yerlere İç Anadolu'dan ve Konya bölgesinden işte veya batıdan doğuya nakledilen Türkler var. Türk grupları var. Yani diyelim ki Van bölgesinde aslında 15. 16. yüzyılda yaşamazlarken Birinci Dünya Savaşı sonrasında oraya nakledilenler var. Dolayısıyla onlar da bu çerçeve içerisinde, tabii bu kitabın içinde yok onlar. Bu bir temel teşkil ediyor. Şöyle diyelim, Anadolu'nun ilk demografik yapısıyla ilgili derli toplu her şeyi aşağı yukarı gözümüzün önüne haritalarıyla her şeyle sunabileceğimiz bir çalışma. Şimdi bunun üzerine inşa etmek gerekiyor diğer bundan sonraki nüfus değişimlerini. Tabii sosyologların elinde çok önemli bir veri tabanı oluşmuş oluyor bununla. Diyelim ki Karakeçili aşireti hepimiz biliyoruz. İşte Urfa'nın Siverek Karakeçili nahiyesine baktığınız zaman orada Karakeçiller Kürtçe konuşuyorlar, Kürt şey yapıyor. Halbuki Karakeçillerin asıl yaşadıkları yerler Suruç değil. Yani Siverek bölgesi değil. Bakın bu Karakeçillerin Anadolu'daki yaşadıkları yerler. Bu nedir? Konya. Daha çok Ankara. Ankara. Hayır, Ankara ve Sivas bölgesinde asıl Karakeçiller. Tabii Konya bölgesinde de var bu bölgede de. Ankara'da bugün işte Kırıkkale falan tabii o zaman Ankara sancağına bağlı. Bugünkü Karakeçili nahiyesi falan hep oradan. Dikmen'de bile Ankara'da Karakeçiller yaşıyor. Bunların hepsi burada belirtilmiş. Kürt mü onlar? Hayır, Türkmen. Zaten Karakeçiller kayılardan. Ama Kürtçe konuşuyor işte Siverek bölgesindekiler. Ama yani hepsi aynı aşiret. Ankara bölgesinde Türkçe konuşuyor ama. Orada tamamen Türkçe konuşuyor. Tek kelime bile Kürtçe bilmiyor. Kayı değil mi onlar? Kayı. Yani bulunduğu bölgeye orada konuşulan intibak, intibak etmiş. Yani bakın biz şöyle diyelim. Zaten onun için ben kitabın içerisine koydum. Bir etnisite araştırması değildir bu. Bu bir sosyolojik araştırmaya, etnografik araştırmaya malzeme teşkil edecek veri tabanıdır. Bundan sonraki çalışmalar sosyologlar tarafından yapılabilir. Tabii dil çalışmaları yapılabilir. Çünkü yaklaşık 1 milyon 200 bin kelime var burada, bu kitapta. Dolayısıyla yaratları bilmem şunlar bunlar hepsini araştıracak insanlar her bir branşta yapabilir bu araştırmayı. Peki hocam, soyunu aramak isteyen bir kişi buradan ne bulur? Buradan şunu bulabilir. Diyelim ki lakabınızı biliyorsa, ben mesela soyadım Halaç. Evet. Halaçoğlu. Halaç şeyine baktığım zaman siz oradan açın mesela Halaç'ı görürsünüz. Ne olduğunu görürsünüz oradan. Yani, nasıl, alfabetik mi burası? Alfabetik sırada. Altıncı ciltte indeks. Sadece ona değil. Buradan Halaç kelimesine de baksanız evet, çıkar. Halaç kelimesinden de çıkar. İkincisi, yer adları, köy adınız, mezra vesaire, bunlar köy olmuştur bugün o tarihteki mezralar, yaylaklar, kışlaklar. Oradan ada baktığınız zaman eski adını biliyorsanız, yeni sonraki adlarda yoktur tabii ki orada. O 15, 16, 17. yüzyılın ortasına kadar geliyor. Oraya baktığınızda, indekse baktığınızda, diyelim ki Çukurköy diyelim, söz gelimi rastgele söylüyorum. Kaç yerde Çukurköy varsa hepsi indekste vardır. Bunların karşılığında da hangi nahiye veya kaza dahilinde olduğu da yazılıdır. Diyelim şimdi ki Halak siz, cemaati mesela Kütahya, Sivas, Bozok, Kütahya gidiyor böyle. Yani değişik yerlerdeki Teke, bütün Halak cemaatlerini görebilirsiniz orada. Konya, nereye Kayseri, bağlı olduklarını, Adana, hangi taifeden olduklarını, hangi kaynaklarda bu bilgilerin olduğunu burada görme imkanınız var. Köyünüzü bulursanız o köyde yaşayan aşireti bulabiliyorsunuz. Böylece o aşirete ulaşabilirsiniz. Yoksa soy kütüğüne falan değil. Bunu da tabii daha kolayı, dediğim gibi Anadolu Asiretleri.com şeyine girdiği zaman, sitesine girdikleri zaman anadoluasiretleri.com. Buraya girdiğinizde bir arama motoru vardır. Oraya sorduğunuzda mesela Halaç yazdığınızda bütün Halaçlarla ilgili gelir. Ha, detayına girmek için ikinci bir üyelik kaydı vardır. 1 milyona yakın nüfusu olan Buruki aşiretinin kökeni ile bilgiler var mı? Buruki diye bir aşiret adı o tarihte yok. Yok. Sonradan zaten Kafkasya'dan gelme benim bildiğim kadarıyla. Muhtemelen sonradan çıkmıştır o isim. Azerbaycan'dan gelme. Doğru. Buruki aşireti. Şimdi şunu söyleyeyim. Değil mi? Bir de Anadolu'nun demografisine iyi dikkat etmek lazım. Yani 16. yüzyıl, 1500'lü 1600'lü yıllardaki yapıyla, nüfus yapısıyla bugünkü nüfus yapısı çok farklı birbirinden. Şimdi Kafkasya'dan gelen, Balkanlardan gelen %35 derecesinde, bugünkü Türkiye'nin nüfusunun %35 derecesinde bir nüfus göçü olmuştur. Yani bunun içerisinde Çerkezler de vardır, bunun içerisinde Dağıstanlılar vardır, değişik gruplar vardır. Abazalar vardır, Abazalar vardır. Kafkasya'dan gelen, hatta Gürcü Müslümanlar vardır. Kafkasya'dan, Balkanlardan gelen Türklerin dışında, oradaki yörük gruplarının dışında Boşnaklar vardır, Arnavutlar vardır,
İşte Müslüman çingeneler vardır vesaire gruplar vardır. Siz şimdi bunları burada bulamazsınız. Peki mesela 2 milyon Rum vardı dediniz. 2 Hı-hı. milyon Rum vardı Anadolu'da. Ne evet. oldu o Rumlar? Hepsi mübadelede mi gitti? Çoğu mübadelede gitti ama mübadele öncesinde şimdi Milli Mücadele döneminde yapılan savaşlarda çok önemli bir Rum göçü oldu. Yunanistan'a işte işgal edildi. Onlarla beraber hareket eden Rumlardan çok büyük bir bölümü gittiler. İstanbul Rumları biliyorsunuz mübadele dışıydı. Mübadelede yaklaşık 600 küsür bin Rum gitti. Peki mesela bu Rum Pontus Devleti var Karadeniz'de. Hı-hı. Onlar ne oldu? Onlar da gittiler mi? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz orada çok büyük bir mücadele vardır. Milli mücadele öncesinde Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren. Özellikle mesela Giresunlu bir şey vardır. Topal Osman diye bir zat vardı. Topal Osman Pontuslarla hep mücadele etmiştir. Ve milli mücadele dönemin ne kadar İngilizlerin o bölgelerde hakim olduğu milli mücadele yani Atatürk'ün Samsun'a çıktığı dönemlerde Pontuslar oradaydılar yani Rumlar oradaydı. Fakat milli mücadele döneminde ve Yunanların atılmasıyla birlikte onlar da gittiler. Peki mesela orada Müslümanlaşan Rum Tabii gruplar ki yok var. Mu? Yani orada değil Kayseri'de de başka yerde başka de var. Var. Yani Müslümanlaşan Rum da var, Ermeni de var. Onları şey olarak düşünmek lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş öncesi bir imparatorluktur dikkat ederseniz. İmparatorlukta çok farklı uluslar vardır, milletler vardır. Bunlardan bir kısmı tabii ki gitmediler. Şimdi Çukurova bölgesinde, Antep'te, Urfa bölgesinde mevcut olan Ermeniler mesela 1921 Ankara Anlaşması ile Fransızlarla yapılan çoğu bunların Suriye bölgesine, Lübnan bölgesine gittiler. Hatay'a gittiler önce. Hatay'ın tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ne iltihakıyla birlikte oradaki Ermeniler de çoğunlukla gittiler. Lübnan bölgesine gittiler. Halep bölgesine gittiler. Peki hocam herkesin merak yani çok konuşulan bir şey vardır. Kürtler ayrı bir ırktır değil mi? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Bir takım tabii kart kurtlarla falan bunlar saçma sapan şeyler. Bir defa hiç alakası yok. Ya bir zamanlar bunlar devletin görüşüydü. Evet. Cumhurbaşkanları söyledi bunları. Evet. Ya şunu söyleyeyim. Ve tarih profesörleri atardı bu iddiaları ortaya. Karda yürümüş ya kart kurt sesi çıkmıştı. Benim doktora tezim Osmanlı İmparatorluğu'nda iskan politikası ve aşiretlerin yerleştirilmesiydi. Orada geçen Kürt kelimelerini çıkartmak istediler basılacağı zaman. Ben kabul etmedim. Ve çıkartmadım. Sonunda tekrar epeyce bir şeyden sonra yayınlandı. Hiç Kürt kelimesini çıkar diyor bana. Şimdi yani Kürt kelimesini çıkarmakla bir yere varamazsınız. Ben o zamanki iddiam da öyleydi. Hatta 1988 yılıydı. Teoman Koman Paşa vardı halkla ilişkiler bölümünde genelkurmay değil de milli güvenlikte. Onunla yaptığımız görüşmelerde bu konunun araştırılması için bir enstitü gibi bir şey kurulması gerektiğini söylediğimde kabul etmişti. Çünkü bunun reddedilmesiyle bir yere varamazsınız. Ama şu var bakın bunu herkesin kabul etmesi lazım. 1000 sene zaten birlikte yaşıyorsan ya 1056'lardan itibaren şimdi şöyle söyleyeyim Mervaniler işte Kürt devleti deniyor ya. Mervanilerin kuruluş tarihleri 983'lerdir Mervaniler. Hı hı. Ama Selçukluların geliş tarihleri de Türklerin Anadolu'ya geliş tarihleri de 11. yüzyılın başıdır. Başı. Mervanilerle Tuğrul Bey'le mesela Mervaniler çok yakın ilişki kurmuşlardır ve Selçuklu idaresine sonunda girmişlerdir. Şimdi o tarihten itibaren bırakın Abbasiler döneminde gelen Türkleri, Irak bölgesine gelen Türkleri, o dönemde bile düşündüğünüzde 1000 sene birlikte yaşadığınız bir tarih vardır. 1000 sene içerisinde Müslümansınız, kız alıp veriyorsunuz. Yani Kürtler biliyorsunuz Şafii mezhebinden Sünnidirler. Şeyler de Sünni, Selçuklar da Sünni. Evlenmekte beis yok Müslümanlar arasında. Tabii ki giriyorsunuz iç içe. Dediğim gibi Kürtleşen bir sürü Türk var, Türkmen grubu var. İşte Rışvanlardan tutun da Hasanilere kadar, işte Karaçorlulardan tutun da Şavaklara kadar. Bayat'tandır mesela Şavaklar. Peynirleriyle meşhurdurlar. Ta Elazığ'dan, ben Elazığ'da da görev yaptığımda Şavak peynirleri meşhurdu. Ta Erzincan'a kadar uzanır, çok geniş bir aşirettir. Çemiş, Gezek falan hepsi oralarda yaşarlar şeyler. Bayat boyundan tabii. Türkler yani. Tabii Türkler. Türkmen boyundan, Oğuz boyundan. Şimdi bunlar mesela Kürtçe konuşurlar bugün. Rışvanlar keza aynı şekilde hep Kürt olarak adlandırırlar. Ha kim kendini ne hissediyorsa hissetsin. Ama bu bir bilimsel çalışmadır. Hocam ama mesela
şeyi, sebebi nedir? Bu Dersim isyanı sırasında 30'lardan itibaren devlete verilen, yayınlandı o raporlar. Bütün Kürt meselesiyle ilgili raporlarda mutlaka tedip edilmesi, cezalandırılması gereken Kürt aşireti şeyler gözüküyor. Demin Türk çıkan sizin. Koçgiri. Niçin? Aslında Türkler gerçekten biz hiçbir şey bilmiyoruz. Kendimizle ilgili, Anadolu ile ilgili bugüne kadar siz ne kadar araştırma yapıldığını düşünüyorsunuz demografik olarak, yani etimolojik olarak hiçbir şey yok. Yani biliyorsunuz rahmetli Faruk Sümer'in Oğuzlar Türkmenler kitabı vardır. İşte Cevdet Türkay bir Anadolu'daki bu cemaatlerle ilgili, aşiretlerle ilgili bir çalışma yapmıştır. Kaynak yalnız koymamıştır şeyine, her bir dipnotu falan yoktur. Ama bilgi, güzel bilgiler verir. Şimdi bütün bunların dışında biz korkmuşuz bunları araştırmaya. İşte Kürt araştırmaya kalktık mı, bu bölücülük olur mu olmaz mı diye bunu araştırmamışız. Aslında bunlardan korkmadan ciddi ciddi böyle bir araştırma yapmak gerekiyordu. Ama elin adamı, bakın yabancılar, burada benim yanımda kaynaklar da var. Hatta getirdim, şurada bir yerlerde olması lazım. Tutmuşlar mesela şeyler, Avrupalılar bununla ilgili ciddi araştırmalar yapmışlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik gruplar adı altında yapılmış bu çalışmalar, buna benzer bir takım çalışmalar yapılmış. Sıralanmış 47 etnik gruba bölünüyor diye. Türkmenler Şii, Türkmenler Alevi, Türkmenler Sünni, Türkmenler Tahtacı, Yörükler Sünni, Yörükler Alevi, Yörükler bilmem ne. Aslında bölük pörçük etmeye çalışmışlar bizi. Aslında biz bunları biliyor olsaydık hiçbir zaman bir takım oyunlardan da korkma durumuna düşmeyecektik. O zaman yok kart kurttan mı Kürt geldi bilmem ne. Mesela bakın Kürt Yazır cemaati diyor. Belgelerde geçiyor. Kürt Yazır. Yazırlar 24 boydan bir tanesidir. Niye Kürt adını almış? Kürt Beydilisi diyor. Veya Ekrad-ı Türkmen Ağan diyor. Ne demek Ekrad-ı Türkmen Ağan? Türk Kürtleri. Türkmenlerin Kürtleri. Veya tam tersinde söylüyor. Türkmen Ekrad'ı diyor. Şimdi Allah aşkına, bakın bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman bir sosyolojik araştırmaya girmek zorundasınız. Siz kimsiniz? Bir Anadolu'da yaşıyorsunuz, binlerce yıldır yaşıyorsunuz. Niye birbirinizi araştırmıyorsunuz? Kim olduğunuzu bilmiyorsunuz? Bu korkulacak bir şey değil. Herkes kendi kimliğini öğrenebilir. Bunda bir beis görüyor musunuz? Hakkıdır herkesin. Öğrensin ne olur yani. Şimdi burada... İster misin öğrenmek? Ya şimdi İngiltere'de adam 10 göbek, 7 göbek gerisine kadar hepsini biliyor. Kilise kaydı. Biz de bakın, Cumhuriyet döneminde bir şey yapıldı. Soyadı kanunu çıktı. Tamam, güzel. Ama benim amcamın bir tanesine verdikleri soyadı Öztaş'tı. Babama verdikleri soyad Yıldır'dı. Diğer bir amcama verdikleri soyad Atıcı'ydı. Üç kardeşin üçünün de soyadı farklı. Ne yapacaksınız? Bu dayanışma ruhunu öldürür. Bu kasten mi yapıldı bilmeden? Bilmeden. Cehaletçi yapılmış işlerdir bunlar. Ama lakapların yani özellikle vermeme meselesi. Bazılarına diyorsun ki nüfus memuru dalga mı geçmiş acaba diyorsun. Yani öyle soyadları var ya. Öyle ha, et yemez diyor. Liste gitmiş. Et yemez diyor. Bilmem işte kara böcek diyor. Bilmem ya ne ben diyor. Ne soyad oyuncu söylemeyeyim de birinin soyadı bozulur ama çok komik soyadlar var ya. Ama evet, Anadolu'da çokça deli var. Bu deliler deli yani eski niye deli diyor demiştir insanlara. Ha ama o deliler bildiğimiz akıldan yoksun deli anlamına gelmiyor. Deli Osmanlılar'da Akıncı grubuna Akıncı verilen grupta. İsimdir. Deliler özellikle mesela Bosna bölgesinde bulunuyor. Akıncı grupları bunlar. Bosna'da mesela 10 bin Bosna Sancak Bey'in emrinde deli vardır. Bu özelliği şudur Akıncıların. İri cüsseli, gözlerini daldan budaktan esirgemeyecek derecede cesur, yani deli derecesinde cesur olan insanlardır. Hatta şöyle yazar onların ayı postundan şalvarları olduğu, sırtlan derisinden kalpakları olduğu anlatılır. Zaten karşısındaki insanın görünce korkuyor zaten. Onun için onlara deli diyorlar. Adama göre bir tablo. Ve tabii haliyle o ismi taşıyan birçok aşiret vardır. Deli ismini taşıyan. Hocam bir ara vereyim mi? Tabii ki. Devam edeceğiz hemen.
Necia kitabın adını soruyorsunuz. Anadolu'da aşiretler, cemaatler, oymaklar 1453-1650. Kitabın adı bu. 6 cilttir. Toplamı 6 cilt. Yaklaşık 3000 sayfa. 2800. Evet, 2800 sayfa. İnternette de var. Paranız yoksa almaya internette de alabilirsiniz. Almak istiyorsanız da Türk Tarih Kurumu'dan web sitesine girip ttk.org.tr girip oradan sipariş verebilirsiniz. Kitap fuarında da satılıyor. 6 ciltlik bir kitap. Çok soruyorsunuz nereden buluruz, adı neydi diye. Anadolu'da aşiretler, cemaatler, oymaklar 1453-1560. Şöyle görünsün de şöyle bir şey. Küçük bir şey. Ekrana sığmıyor şu anda. Evet, biraz uzaklaşsa sığdı. 2, 4, 6 cilt. Evet. Hocam deliye postayı saydırmak gibi bir şey olmuş. Nasıl yazdınız ya? Vallahi inanılmaz bir şey ya. Fatih Bey, ama ben size söyleyeyim mi? Gerçekten 86 yılında ilk başladım buna. Fişler falan hala duruyor. Murat Bey'e demin gösterdim orada. O tarihteki ilk defterleri istediğimi. Bir de fotoğraf falan yok. Onu elle yazmış. Elle. Tabii elle kaydı. O zaman bilgisayar bile yok başladığınızda. 86'da ben bilgisayar almıştım ama çok basit bir Commodore bilgisayardı. Commodore 64 falan. Dışarıdan şeyle yapılıyordu. Kaset koyup. Öyle bir şeyler yapılıyordu. 800K'lık idi. Bunları alması mümkün değildi tabii. Ama daha sonra tabii onlar fişlere geçtim onun için. 41.295 fiş yapıyor tabii o. Bayağı şey. Hocam biraz gelen sorulardan sorayım. Pomaklar Türk müdür? Pomaklar için şöyle diyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Pomaga Bulgarca yardım eden anlamına geliyor. Biliyorsunuz Bulgarların aslı Türk'tür. Kafkasya'dan gelmedir. Volga Bulgarları diye bir kısmı oraya gitmiştir. Bir kısmı Bulgaristan'a bugünkü yere inmiştir. Bulgarların aslı Türk'tür. Fakat Slavlaşmıştır Romalılar döneminde. Bunların içerisinden Pomaklar Osmanlılar o bölgeye gittiklerinde yardımcı olmuşlar diye belirtilir. Ondan dolayı da Pomak adını almışlardır. Aslen yani eğer Bulgarları Slavlaşmış olanları haricinde bunları Türk sayarsak Pomakların da aslı Türk'tür. Aslı Türk. Peki Macaristan da Türk müdür? Macarlar da Türk müdür? Büyük çapta şimdi Avar İmparatorluğu var biliyorsunuz. 2001 yılında Avar İmparatorluğu'nun kurusunun birinci yılıydı. Macarlar bunu kutladılar. Ben de oraya konferansa gittim. Hatta beni de davet etmişlerdi 2001 yılında. Birinci yıl dönümleri diye kutladılar. Avar İmparatorluğu'nda Macar Devleti'nin kuruluş yıl dönümü olarak andılar. Yani birinci kuruluş yıl dönümü diye andılar. Şimdi tabii Macaristan'a bakarsak Nemet, Macar tarihçisi Nemet buraya 9 ayrı kabilenin geldiğini belirtiyor kendi Macar tarihinde. Buyurun Nemet. Evet ve bunun 7'sinin Türk olduğunu söylüyor ve içinde enteresandır Kürtleri de sayıyor. 7 boyun içerisinde Kürtleri de sayıyor. 2 tanesi hariç. Dolayısıyla bugünkü Macar tarihçilerinin birçoğu %70 Macarların Türk asıllı olduklarını söylerler ki dili de zaten normal bizim Türkçe ile gramer olarak aynıdır. Aynen. Fin? Ben araştırmadım ama yani okuduğumuz kadarıyla Finlerin aslının da Türk kavimlerinden olduğu söylenir. Nitekim İsveç, ondan Danimarka falan gibi yerlere gittiğiniz zaman orada şunu görürsünüz. Bir takım arkaik yazılar vardır. Bu yazılar Göktürk alfabesiyle yazılmış yazılar görürsünüz orada. Mesela İsveç'e giderseniz orada tarih müzesine girdiğinizde hemen sol taraftadır. Eğer değiştirmedilerse benim son gittiğim 2 sene önceydi. Bir yazılı taş vardır. Üzerinde bir süvari vardır. Elinde kılıç ve kalkanı köpek vardır. Altta da yazı vardır. Tarkan gitmiş oraya. Bu yazıda Göktürk alfabesi ile %100 yazılmış bir yazı var. Hocam, ama buna benzer 3500 runik yazı. Runik nasıl aynı anda iki yerde olabilir o yazı? Şöyle... Rus tarihçi bu Göktürk uzman olan Dimitri Vasilyev bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki Türklerin yazısı diyor Göktürkler tarafından çıkarılmadı diyor. Benim söylediğim bu mesela İsveç'teki milattan sonra 3. yüzyıla ait. Halbuki Göktürkler o tarihte yok. Yok. Evet yok. Diyor Göktürkler ki 9. yüzyıl. Türklerin Göktürkler öncesi yazısı da budur diyor. Nitekim altın elbiseli adam var ya Kazakistan'da neydi? Yesik Göl denilen evet. Yani Eşik Işık Gölü. Işık. Yok Isık Göl değil. Ha, Yesik Kurgan. Yesik diyorlar Kazaklar. E ile başlayan her kelimenin başına Y getiriyorlar. Y harfini kullanmadıkları için mesela bas diyor onlar baş yerine.
Yesik kurgan dedik ve eşik kurgan, yani eşik mezar anlamında. Orada çıkan altın elbiseli adamla birlikte çıkan tasların içerisinde de Göktürk alfabesi var. Milattan önce 4. yüzyıl. Muhtemeldir ki kavimler göçü dediğimiz o doğuya olan işte Hun dönemi, Avar dönemindeki göçlerle birlikte o tarafa doğru giden kavimlerden o yazılar oralara intikal etmiş olabilir. Tabii Hunlar Fransa'ya da gitmişler değil mi? Paris yakınlarında mezarlar mezarları var. Hun mezarları var. Paris'te. Atları otlatamadıkları için geri dönmüşler yani. Ondan zannetmiyorum ama şimdi tabii Hun, Batı Hunları dediğimiz bu Hunlar çok fazla sayıya sahip de değiller yani kavim olarak yani nüfus olarak fazla değiller. Yani ve yerleşememişler zaten. Daha çok yağmayla. Yağmaya gidip yağmalayıp dönmüşler. Evet yağmalamışlar dönmüşler. En çok belirli devlet Hunlardan sonra Avarlar. Avarlar daha çok yerleşmişler ve orada kalmışlar. Aslında bizim tarihlerimizde Karadeniz'in kuzeyinden giden kavim, Türk kavimleriyle ilgili fazla uzmanımız yok. Yok. Maalesef yok. Yani de onu belki Ruslar arkeolojik yapmış. Kazılar yapılması lazım bunlarla ilgili. Çeşitli şeyler yapılabilir tabii. Yine çokça gelen bir soru var. Balkanlara yerleşen Türklerin Anadolu'dan gittiği Türkmen boyları olduğunu söylediniz siz. Hepsi değil, hayır. Öyle demedim. Osmanlı dönemindeki fütuhatla birlikte oraya nakledilen Türkler olduğunu söyledim. Halbuki ondan önce giden Türkler var. Yani Peçenekler, Uzlar, Avarlar, Kumanlar. Mesela Peçenekler İstanbul'u kuşattıkları zaman Bizans İmparatorluğu döneminde Kumanların yardımıyla Bizanslar Peçenekleri dağıtmıştır. Türkiye mesela, karşı Türkler yardımcı. Tabii Romen Diyojen'in ordusunda Türkler vardır, Hristiyan Türkler evet, vardır. İşte hani hep söylenir Türkler, oradaki orduda bulunan Türkler Alparslan tarafına geçti denir. Aslında tahrir defterlerine baktığınız zaman Çemişgezek bölgesinde Hristiyan Türkler görüyorsunuz. Yani Sevindik, Güvendik, Burak vesaire isimli Hristiyan isimler. Sonra Osmanlı döneminde Müslümanlaşmışlar mı? Muhtemelen çünkü orada artık o tür isimlerde Hristiyan göremiyoruz. Ama mesela Karaman Rumları Karaman diye gönderdiklerimiz muhtemeldir Türk. Ki Türk. Hocam Sevindik, Güvendik Hristiyan mı onlar? Evet. Hristiyan Türkler. Hristiyan isim olarak geçiyor Çemişgezek tahrir defterlerinde. Ama Karaman Türkleşmemiş. Tahrir defter. Yok onlar Rum olarak yani Hristiyan olarak kalmışlar. Şimdi ama bugün, isimleri Türk ismi. İsimleri Türk, Türk ismi. Mesela şimdi Gagavuz ya dediğimiz Moldova'daki isimlerde de mesela onlar da Türk. Türkçe konuşuyorlar. Hatta kiliselerinde İncil'i Türkçe okuyorlar. Ama Hristiyanlar. Yok başka bir şey soruyor vatandaşlar. Diyorlar ki Türkler esmer, kara gözlü, kara saçlı insanlar. Bu suyun öte tarafından... Neye dayanarak söylüyorlar? Mesela neye dayanarak söylüyorlar? Peçenekler nereden biliyorlar? Peçenekler öyle değil. Kumanlar öyle değil. Sarışın. Mavi gözlü, sarışın. Peki şeyden gelenler işte bu... Hatta Varsaklar, Rumeli'den gelen Türkler niçin sarışın mavi gözlü büyük bölümü bakın diyorlar. Şimdi mesela genelde orada tabii Kumanlar var. Kumanlar nereye gittiler? Yani Bizans döneminde Kumanlar vardı. Kumanova diye isim de hala duruyor Makedonya'da. Ve oradaki Türkler nereye gittiler? Orada duruyorlardı yani. Niye sarışın mavi gözlü zaman. Niye sarışın mavi gözlü oradan geldi? Kumanlar mavi gözlü sarışın zaten. Peki Türklerin böyle bir ırk tipi yok mu yani? Türkler şu renktir diyeceğim hayır. Bir şey yok mu? Bunlar tabii bir sürü araştırmana yapılmış. Kan grupları araştırılmış, bilmem şunlar araştırılmış. Kafatasları bile ölçülmüş zamanında biliyorsunuz. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani Üçoklar mesela Oğuzların da Üçok bölümünden olanlar sarışın, kumral veyahut da mavi gözlüdür. Hocam Türk bir ırkın ismi mi bir grubun ismi? Grubun ismi sanki daha çok. Türkçe konuşan grubun ismi. Şimdi şöyle diyor. Çin kaynaklarına baktığınız zaman mesela M.Ö. 1200 yılına ait Çin Su Tarihi diye bir Çin kaynağı var. Biz Han Hanedanlığı tarihlerini çevirtiyordum ben tarih kurumundayken. Yani Çin İmparator Günlükleri dediğimiz. Onlar da şöyle Çin Su Tarihi şöyle diyor. İşte boylar halinde diyor. Köymen dağlarında boylar halinde yaşarlardı diyor. Köymen dağları dediğimizde Altay dağları. Bugünkü işte Moğolistan, Tuva bölgesinde kalan dağlar. Kışın diyor çok şiddetli bir soğuk oldu. Bu soğukta diyor işlerinden en büyük oğul bir ateş yaktı. Isındılar ve hayatta kaldılar. Onu kendilerine başbuğu seçip ona Türk unvanını verdiler diyor. Böyle bir ifadeler var o tarihlerde. Şimdi tabii Türk nasıl yani Fransız diyoruz.
İngiliz diyoruz, Alman diyoruz. Nasıl o isimler çıktıysa Türkçe'de öyle. Hocam sizin site şu anda çökmüş. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle mi olmuş? Evet. Aşırı yüklenmeden dolayı siteniz artık cevap vermiyor. Artık bir siteniz yok yani. Depreme maruz kaldı. Konya'da Yalova'da siteler gibi depreme maruz kaldı. Ben sadece orada şey yapılsın diye söylemiştim de. Yine çok sorulan bir soru. Selahattin Eyyubi. Biz bu programda ben bir gün Selahattin Eyyubi'nin Kürt olduğunu söyledim. Çok tepki geldi. Selahattin Eyyubi hala soruyorlar. Selahattin Eyyubi Kürt müdür, Türk müdür? Şimdi Ramazan Şeşen o konuda Selahattin Eyyubi ile ilgili bir kitap da yazdı. Selahattin Eyyubi'nin babası Kürt, annesi Türk diye yazdı Ramazan Şeşen. Ben Selçuklu tarihçisi değilim ama Ramazan Şeşen hem Arapça bilen hem o kaynakları çok iyi bilen bir ciddi bir bilim adamı. Onun yazdığına göre bir tarafı Kürt, bir tarafı Türk diye yazdı. Murat Bardakçı'ya sorunuz. Yakın zamana kadar programlarında Türk Tarih Kurumu Başkanı Halacıoğlu hakkında demediğini bırakmamıştı. Dünden bugüne ne değişti de yan yana aynı programda fikir birliğinde kavuştular. Efendim kurumun yayınlarına söyledim. Ona da Yusuf Hoca'dan sonraki yayınlardı. Şey diyorlar. Bir çatışmamız olduğunu hatırlamıyorum. Şey diyorlar. Neydi? Sicili Osmani. Sicili Osmani. Zeylini. Zeylini. O benim zamanımda değildi zaten. Hayır hocadan sonraki bir şeydi. Hocayla hiç öyle bir şeyimiz geçmedi. O da... Bizimle ta fi tarihinde hatırlarsan ben yeni tarih kurum başkanı olduğumda benden önce basılmış Ruzname diye bir kitap vardı. Sanıyorum onunla ilgiliydi ama... Orada bir şey değildi ki ben sadece tarih kurumu adına dedim. Bunu dedim satamam ben diye düşündüm. Çünkü çok yanlışlar vardı. Ben şey yapmadım. Satıştan çektim. Benim o söyledikleri birkaç ay önce... Yok ama senin daha önce de hocayla bir çalışman olmuştur. İşte dediğim gibi 15 sene önce. 15 sene önce. Hocayla değil. Ama Ruzname ile ilgiliydi o. Tarih kurumu bunu yayınlayamaz dedi. Ama ben zaten şeyden çekmiştim onu. Yayından zaten çekmiştim. Hayır. 15 sene falan oldu o da. Üçüncü sene Ruznamesi. Benim en son o hatta kitapları yerlere atmıştım. Evet. Ha bir çekişme, daha olmuştu galiba da. Neydi? Onda da bu arşivin otomasyonu ile ilgili bir konu vardı. Tarih kurumu tarafından yürütülmesi söz konusu edilmişti. Hani bu şeyin arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması ile ilgili bir konu vardı. Şansımla alakalı olan bir şey değildi. Ecevit hükümeti zamanında bir bilgisayar firmasına bilmem kaç yüz milyon dolara bir iş bağlanmak istiyordu. Oydu. Ama yok o zaten şeyden. Orada bir yanlış bilgi vardı. Yalnız onu da söyleyeyim. Herhangi bir şekilde hiçbir firmayla görüşüm olmadı. Tam tersine tarih kurumuna devrettiler. Başbakanlık müsteşarlığı yapmıştı o zamanki. İşte onlar yaptı da bana devrediyorlardı bu işin yapılmamasını. Bana da hatta işte bir takım şey ben dedim ki kesinlikle dedim bunun ihalesini tarih kurumu olarak ben yapacaksam hiç kimseden dedim şey almam. Üye almam dedim. Ben kendim ihale komisyonu oluşturdum. Yani o şeydi açıkçası. Öyle bir şeydi o. Seçime girmek isteyen bazı kişiler. Bir soru daha var. Boş verince onu şimdi. Ama hocayla bizim düğün kaçık hiç olmadı. Ayrıca da daha önce de burada beraber program yaptık. Hiçbir sorun olmadığını da bilen biliyor. Hangi boyun nereye yerleşine dair haritalar var mı diye soruyorlar. Tabii hem kitabın altıncı son cildinin sonunda nerede bütün altı? Haritalar var orada. Yani diyelim ki afişler işte şuradaki gibi. Onlarca harita var. Yani şunun gibi 27 tane harita var. Şöyle gösterelim şu kitapta var. Orada da var. Burada evet. Büyük çünkü. Büyük daha büyük evet. Şöyle. Hangi boy nereye yerleşmiş orada? Hı-hı. Kim nerede? Net bir şekilde görülüyor. Yani Ekrat, Moğol, Arap, Türkmen hepsi Kıpçak hepsi var. Bu kim? Bayındırların Bayındır boyu. Her Bayındır biliyorsunuz Akkoyunların kurucuları. Böyle hepsi gözüküyor. Başlığı bölge haritaları diye zaten başı var. Evet. Anadolu'da aşiretler. Ayrıca bir de bunların dışında yörük gruplarının Anadolu'daki dağılımları. Hocam ak koyunlar ne, kara koyunlar ne? Ya bunlar şöyle söyleyeyim. İşte Bayındır boyunun daha çok iştigal ettiği saha bunlara... Şimdi Türklerde şunu söyleyeyim. Ak ve kara kelimeleri çok önemli. Kara önemli bir tutulan kelimedir. Kara bayrak, ak bayrak, kara çadır, ak çadır... Evet. Şimdi kara makbul bir kelimedir. İşte Balasagun'dan tutun da kara adını taşıyan pek çok devlet büyüğü vardır, adamı vardır. Kara Türklerin çok önem verdikleri bir isimdir. Kara parçası.
Yok o kadar değil. Yani şöyle söyleyeyim. Karamurat işte, mesela Fatih'in fedaisi. Onlar da olabilir. Ama yani burada önemli olan şey şu. Adam koyunları kara koyun yetiştirdiği için bundan dolayı kara koyunlu demiş. Koyundan mı geliyor? Koyundan mı geliyor? Tamamen geliyor, koyundan tabii. Geliyor. Tabii tabii. Yetiştirdikler hayvanlardan işte ak keçili kara keçili de ondan geliyor. Keçiden? Tabii yani yetiştirdikler koyunculuktan geliyor veya keçi şeyinden şimdi geliyor. Şimdi mesela o zaman enteresan mesela Tuz Gölü civarında kara koyunlu olamaz. Ha yok oldu kara koyun niye olabilir? Olamaz hocam çünkü Tuz Gölü'ne kara götürün koyunu oradaki yemi yerken tuzdanmış koyun bir süre sonra beyazlaşıyor. Kara koyun bir süre sonra beyazlaşıyor. Karaman'da var ama. Bakın Karaman ismi de orada şey. Kara kelimesi çok önemli. Yalnız mesela Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu oyunu var ama. Oyunu diye bir laf var. Karaman'da mesela kara koyun bulunur. Hmm. Ama Karaman tabii Tuz Gölü'nün hemen kenarı. Peki bu Rumeli'ye gidenlerin hepsi Karaman'dan gitmemiş değil mi? Hayır. Yani dediğim gibi Anadolu'nun değişik yerlerinden gitmedir. Diyelim ki Mersin bölgesinden de gitme vardır, Balıkesir bölgesinden gitme vardır, Aydın bölgesinden şey olsa, gitme vardır, 16. yüzyılda Karaman'ın, Kastamonu bölgesinden gitme vardır. Hocam Karaman'ın nüfusunun 60 bin lira falan olması gerekiyor. Çünkü şeyden. Tabii Antalya bölgesinden giden vardır. Peki hocam şey biraz daha geriye gidelim. Türklerin Müslümanlaşması. Ne zaman, nasıl olmuşlar Müslüman? Şimdi bazen mesela Türkler toptan Müslüman olduğu gibi falan söylenir ama değil tabii ki. Aslında Talas Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş başlıyor tabii Türkler arasında. Fakat Türklerin asıl Müslümanlaştıkları dönem 8. yüzyıldan sonra başlıyor. 9. yüzyılda falan daha çok Müslümanlar. Topyekün de birdenbire olmuyorlar. Fakat Türklerin Müslüman olmasında şu önemli. Şaman gelenekleri, dini veya inancı aslında tek tanrılı bir dindir. Ve İslam hükümleriyle de son derece bağlaşıyor, uyumlu. Mesela bizim Alevi inançtaki vatandaşlarımızın birçok geleneği eski şaman geleneklerinin daha İslamileştirilmiş biraz yönünü taşır. Ve mesela Alevi semahı şaman semahıyla aynıdır. Aynen. Bugün gidin mesela aynısını görebilirsiniz şamanlar içerisinde de. Ama tabii daha İslami ritüeller konmuştur içerisine. Evet. Tabii Hazreti Ali Ehli Beyt meselesi ön plana çıkmıştır doğal olarak. Tabii bazıları belki itiraz edecek şimdi ama asıl Aleviliğin Anadolu'da Türkmenler arasında yayıldığı dönem Türkmenler arasında diyorum tekrar söyleyeyim 13. yüzyıldır. Niçin? Çünkü o tarihler Moğol istilasına uğranılan dönemdir. Ve Türkmenler sandığımız gibi çok böyle mütedeyyindirler ama İslam'ı pek fazla yaşamazlar. Bu son yüzyılda da görülür. Mesela Kozan'dakiler için de söylenir. Başka yerdekiler de. Mesela mütedeyyin denir ama cuma namazına falan pek fazla göremezsiniz. Çünkü Osmanlı döneminde bile şehirlerde İslamiyet daha çok belirgin haldedir. Göçerler arasında Hoca Ahmet Yesevi'nin yolundan gelen bir takım dervişlerin ki tabii ki Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri var. Onların yolundan gelen dervişlerin göçebelerle birlikte hareket ettiklerini gözlüyoruz. Mesela tahrir defterlerinde gördüğümüz kadarıyla diyelim ki 150 çadırlık bir cemaat, göçer cemaat. İçerisinde ne imam vardır ne hatip vardır. Fena yoktur değilmiş. Yani. Fena değilmiş. Ama mesela Hacı Bektaşlı cemaati der. Onun içerisinde mesela imam falan göremezsiniz. Şimdi nasıl bunu, ibadet ediyorlar peki o zaman? Yani ibadetlerini nasıl ettiklerini bilmiyorum çünkü öyle bir kayıt yok orada. Ama mescitler yok. Zaten göçer. Cuma namazı zaten farz değil. İslam'a göre biliyorsunuz mukim olmak şartı vardır cuma namazını kılmak için. Ama göçerler zaten Osmanlı kanunnamelerine baktığınız zaman yörük la mekandır der. Yani mekansızdır. Mekansız. Belli bir yeri yoktur. Hani belki havada geziyor gibi anlamda gelebilir ama öyle değil. Yani la mekandır. Yani bir belli mekanı yoktur der. Ama şöyledir. Bir sancaktan diğer sancağa göç eder. Şimdi mesela Halep Türkmenleri veya Yenil Türkmenleri dediğimiz Türkmenler Sivas'tan, Halep Türkmenleri mesela Yenil Türkmenleri Sivas Kangal bölgesidir Yenil dediğimiz yer. Ama böyle belli bir merkez olan bir sancak değildir orası. O bölgeden adamlara bir bakarsınız Halep'e kadar göçer gelir. O yol, bunların vergisini hangi sancak topluyor o zaman? İşte Nevruz-u Sultani döneminde nereden neredeyse geçiyor? Oradan. Diyelim ki Murat suyunu geçerlerken şu köprünün üzerinde diyorsa orada toplanıyordur. Ve köprü üzerinde sayılıyor koyunları. Öyle ya, öyle yaş tahtaya basmıyor Osman. Oradan geçerken topluyorlar. Ama bu güzergahın dışına çıkmaları da yasak.
Hangi yoldan gidecekse belirli. Hocam bizim de bu reklamlar nerede yakalarsa orada kesiyorlar. Aynen Osmanlı gibi. Yine bir reklam arası verelim. Köprüyü geçerken yakalandık. Değerciler, maillere biraz ara verirseniz biz de kendimizi toparlama imkanı bulacağız. Çünkü şu anda bizim de mail sistemimiz hemen hemen çökmüş durumda. Artık mail alamıyoruz. Yani gelemiyor mailler. Herhalde birkaç milyonu bulmuş olmalı ki bizim server denilen nesnede çuvalladı. Bir 10 dakika ara verin, bir server kendine gelebilirse gelsin. Bilgi işlem servisimiz uğraşıyor şu anda. Bu arada Murat, sana soruyorlar. Dün bir kitabı parçalamış Murat Bey. Yok, parçalamadım. Erzurum Atatürk Üniversitesi rektöründen rica ettim. Erzurum Kongresi'nin 90. yılı münasebetiyle basıldığı için atmaya elim varmıyor. Bir adam gönderin, bu kitabı lütfen benden aldırın, evet, kütüphanem kirlenmesin dedim. Pisletmesin kütüphanemi dedim. Bir gazeteye, Albayrak gazetesiydi galiba. Evet, Erzurum'da demin, çıkan. Hoca da gördü yukarıda kitabı. Demin. Az bile söylemişsin dedi. Çünkü sadece o çizdiklerinden daha fazla var. Ne hata vardı kitapta? Ne doğru var diyeceksin. Ya baskı, matbu, yani print, bir gazeteyi güya yeni harflere çevirmişler. Hiçbir tarafı doğru okunmamış. İmla hak getirir. Kelimeler yanlış okunmuş. Ve sonra arkadaşlardan konuştuk falan. Ben öğrencileri okutup yaptığını zannettim. Yok dediler, devrim tarihi profesörü böyle de okuma yazmaları yoktur. Ama okuma yazmaları olmamasını bırak, İmla normal yeni yazıda yazamıyorlarmış demek ki. Apostrof yok, imla hataları, onu bırak, kelime hataları korkunç. Ya sakat cenin diyor. Sakat cenin olur mu devlet? Cenini sakat diyor. Cenini sakat diyor. Cenini sakat. Bir bağımsızlık taleplerimizi muhasebeye vereceğiz diyor. Mimuvaha, çekinmeden ortaya koyacağız Hı-hı. diyor. Böyle şeyler. Yani, pek çok kelime vardı orada, ben yani hakikaten. Ben hocam sinirim bozuldu, hepsine bakmadım. Ama yani başta çok, profesörler, doçentler ama hepsi. Ama gazete yani baskı, yani baskı gazeteler. Hani el yazılı da okumayabilir. Çok kolay o aslında, yani şey değil. Niye o kadar dikkatsiz yaptığını bilmiyorum. Çok da aslında masraf edilmiş, anlaşılan çok güzel canım, kağıt kullanılmış, güzel kağıdı, bir baskı yapılmış. Şey. Ve şunu söyledim. Erzurum Kongresi'nin hatırasını Ali Kemal veyahut işgal orduları bile bu kadar kirletmemiştir bu kitap kadar. Ve Atatürk Üniversitesi'nin rektörü Hikmet Bey galiba kandırılmıştır. O kitaba bir ön söz yazdırılmış. Harika eser şu bu denmiş. Rezalet bir kitaptır. Üniversitenin saygınlığını yerlerde süründüren bir kitaptır. Yani ve rektörün mutlaka bu kitabı hazırlıyor. Profesör doçent, yardımcı doçent vesaireden hesap sorması gerekir. Hem maddi hem manevi olarak, tamam mı? Yalnız mesela bence öncelikle para kitabın toplatılması lazım. Yok edelim o kitabın. Önce kitabın toplatılması hocam, lazım. Kitabın adını söyleyin de birisi gidip yanlışlıkla da almasın edin. Şöyle büyük boy bir şey, Albayrak gazetesi. Albayrak gazetesi. Erzurum Kongresi'nin 90. yılı münasebetiyle diyor. Erzurum Kongresi maalesef 90. yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin o okuma yazma bilmeyen, okuma yazma özürlü hocaları sayesinde tecavüze uğramıştır. Mesele budur. Madem bu kadar kitap geçti elimden bugüne kadar, yanlış, hatalı, şu bu, böylesini görmedim. Bu kadar cahil bir araya ilk defa gelmiş. Ve rektör beyden tekrar rica ediyorum, efendim adınız kullanılmış, kandırılmışsınız. Size bir ön söz yazdırmışlar, o kitabı göklere çıkartıyorsunuz. Utanç verici bir şeydir. Ve bunun masrafının da hesabını sorun. Çünkü buna harcanan para bizim vergilerimizden geliyor. Milyarlarca para harcanmış. Bir grup cahil okuma yazma özürlü adam tarafından. Ve hepsinin isminin başında maalesef ünvan var. İşte bu YÖK'ün üniversiteleri getirdiği. Ama artık ünvanlara da inanılmıyor ya. Çünkü kendine profesör dedirten doçentler var. Hadi ama bunlar alim değil, muallim bile olamıyor. Hocam biliyor şimdi. Ama doçent mi, ondan da kuşkuluyuz. Halil Berktay. Ben müstankif kalayım yani. Dava, çekimser kalayım. Çekimser kalayım. Dava açtığım için hakaret davası. Valla ben söyleyeceklerimi programda söyledim zaten. Ama İki kere sordum doçentliğinin neden olduğunu, onu sordum. Cevap vermedi. Sonra... Şimdi enteresan yalnız şimdi orada... Ben şey teklif ettim. Dedim ki... Karşı karşıya gelelim, tartışalım. Gelelim tartışalım dedim. Siz avukat tarihçi olarak yorumladı ve... Öyle dedi.
Yani şimdi tabii ayıp bir şey bunu söylemesi ama şimdi şöyle bir şey var. Benim hakkımda bir şey söylüyorsanız veya ben sizin hakkınızda bir şey söylüyorsam ve birimiz diyorsak ki buyurun tartışalım televizyonda diyorsak yapılması gereken şey evet. Bütün kamuoyunda böyle uzaktan kimse olmadan söylemek çok ayıp bir şeydir. Tartışırsınız. Ama benim vaktim olmadığı şimdi için ben, değil ben dedi bana. Ben işin o tarafına diyeyim, o ayrı bir şey. Yani ben Halil Berktaş'ın tartışmanızın doğru olacağını düşünmüyorum. Yani bu neye benziyor mesela? Şeyle benimle Halil İnalcı'nın tarih tartışması gibi bir şey. Ben diyorum ki Halil İnalcı'ya sen tarih bilmezsin kardeşim gel burada tartışalım diyorum veya size. Ben tarih üstünüze var mı tarih konusu? Estağfurullah. benim anlamadığım şu. Bir insan doçentken kendini niye profesör diye tanıtır? Şimdi diyelim ki mesela ben burada size dedim ki işte ordinaryus profesör Halacıoğlu konuğumuz. Siz gidin ben ordinaryus değilim dersiniz. Hele doçentsiniz ben sizi profesör diye tanıtırsam Balçık Hanım bir hata yaptınız ben profesör değilim. Bunu gerektirir yani. Evet. Evet. Eğer bilim adamıysanız bunu bir kere en başta dürüstlük olarak bunu söylemeniz lazım. Şimdi adam doçent her yerde profesör diyorlar. Bir yerde demiyor ki ben profesör değilim efendim doçentim yanlış yazmışsınız alt yazıda demiyor. Şimdi bir de üstelik bana doçent olmadığını söyledi. Bana söyledi de açık açık şunu söyledi. Dürüst değil dedi benden için. Kendisi nasıl dürüst? Daha şimdi birinci. Hayır bana daha dürüst değil diyor. Ünvanda dürüstlüğü düşüyor. Yani. Bence yani önce kendi dürüstlüğüne bakması lazımdı tabii. Ama neyse ben fazla şey yapmıyorum. Muhatap almak istemiyorum açıkçası. Çünkü tartışacak şeyleri olmadıkları için gücü olmayınca dürüst olmadığı bilmem başka şeyler ileriye sürerek tartışmazsınız. Ben iki kere tutup demişim ki buyurun madem ki hiçbir şey bilmiyorum beni rezil et dedim. Yani bunu söyleyen bir insanla o zaman dersin ki tamam ben seni rezil ediyorum şusun dersin. Neyse yani onu bırakalım neyse. Biz bilim bir tek halde var demiş kalıcı. Şimdi Hunlar meselesi herkesin kafasını çok kurcalıyor. Hunlar hakikaten Türk mü ya da Hunların Türk olduğunu söyleyen bizden başkası var mı? Hayır şimdi şöyle söyleyeyim. Avrupalılar tabii Hunların Türk olduğunu söylemiyor. Moğol asıllı diyorlar. Ama şimdi tarihte Moğol asıllı değil Hunlar. Hunlarla ilgili yazılan tarihlere baktığınız zaman ki biz tarih kurumunda da bir kitap yayınlamıştık onunla ilgili. Bütün işte arkeolojik kazılarda her şeyde Türk oldukları çıkıyor. Ama Avrupalıların bir şeyi vardır. Böyle bir takıntıları vardır. Türk kelimesinden hiç hoşlanmıyorlar. Şimdi tamam Cengiz mesela Türk değil. Moğol. Biz bunu söylüyoruz. Ama mesela Cengiz'i Timur. Anlatırlarken Timur Moğol ve Türk şeyidir. Karışmıştır. Şimdi şöyle biz mesela Cengiz'le ilgili şey yapıyorlar. Belgesel hazırlıyorlar. Cengiz ortalığı yakıp yıkıyor Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da işte biliyorsunuz Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu'yu yakıp yıkıyor, ortalığı hallediyor. Sonra Suriye bölgesine gidiyor ve orada aslında mağlup oluyor. Fakat Avrupalılar bunu asla söylemiyorlar. Çünkü kimle savaşıyor? Türklerle. Anadolu'da kimle savaşıyor? Hiç söylemiyorlar. Memlükler değil mi yani? Memlükler tabii. Yenenler Memlükler. Timur'un yenemediği yegane millet. Tabii ki yani Memlük dediğimizde biliyorsunuz Memlük şey demek. Esir demek. Köle demek. Köleler. Köleler demek. Kölemen ama Memlük de köle demek. Şimdi biliyorsunuz Memlük Devleti'nin kurucuları hem Kıpçak Türkleri vardır hem de Çerkezler vardır. İkisinin şeyidir. Bazen Çerkezlerden hükümdarlığa geçmiştir ve orada ilk defa Türk devletlerinin dışında Memlüklerde divanın seçimiyle başkanlık vardır. Hükümdarlık vardır evet. Memlüklerde. Şimdi orada mesela mağlup oluyor Memlüklere. Hiçbir şeylerinde yazmıyorlar, söylemiyorlar. Veya Anadolu'da kim vardı, kimle savaştılar da kimi yendiler onu da söylemiyor. Yani orada Selçuklular vardı biliyorsunuz. Köse Dağı Savaşı yapıldı. Oradaki mağlubiyet Selçuklu Devleti'nin Tevaif-i Mülük dediğimiz parçalar bölünmesine sebep oldu. Yani Türk kelimesine bakanlar adamlar. Ama enteresandır. Tam tersine Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken biz mesela Osmanlı İmparatorluğu deriz hep. Ama onlar öyle demiyor. Lampir Türk diyor. Evet. Evet. Oraya gelince Türk diyor Osmanlılara ama Türkler sevmiyorlar yani bahsetmiyorlar. Çok enteresan. Mesela şeyden de mesela Avarlar. Hadi Hunları diyelim ki Türk olarak saymıyorlar. Peki Avarlara ne diyecekler? Kumanlara ne diyecekler? Hiç bunlardan bahsetmiyorlar. Hocam bu Peter Alfred Andrews. Ethnic Groups in the Republic of Turkey bu meşhur kitap. Evet. Şimdi etnik grupların kataloğu diye bir bölüm var. Biliyorsunuz Tübingen Atlas evet, bunun eki evet, olarak çıkmıştır evet. Ayrıca.
Türkler, Sünniler, Türkler, Alevi, Türk, Yörük, Türk, Alevi, Yörük, Türkmen, Sünni, Türkmen, Alevi, Tahtacı, Alevi, Abdal, Alevi, Azerbaycan Türkleri, Şii, Azerbaycan Türk, Karapapak. Yalnız saydıkların Uygur, hepsi Türk yalnız. Hepsi. Ama hepsi ayrı gösteriliyor mesela. Ayrı bir etnik grup gibi gösteriyor hepsini. Yani böyle dünya kadar gidiyor şeyden. Sünni Türk, Yörük Türk, unspecified belli olmayan. Ben bir tanesine şunu söylemiştim, dedim ki ya siz dedim yani niye böyle din meselesini de inanç meselesini de etnik gibi görüyorsunuz. Mesela Aleviler ayrı bir etnik gruptur diyorlar. Ben dedim ki niye buna söylüyorsunuz da siz peki Katolik Protestan niye ayırmıyorsunuz dedim. Yani onları niye etnik grup? O diyor bizim inancımızdır diyor. Peki bunlar nedir? Ya şey ayırmış. Afşa, Bektik, Çepni, Çönağlı, İyibeyli, Kuzugüder, Şahramani, Hotamış, efendim, Nalçı, Sıraş, Tahtacı, Karabağ, Karapapak, Karaçadır. Bunun hepsi ayrıdır diyor. Yani. Yani şimdi bize diyorlar ki Türkler pek fazla şöven, milliyetçi davranıyorlar konuşmalarında, şunda bunda diyorlar ama işte, aslında kendilerine baktığınız zaman bizden çok daha kötü. Zaten yabancı tarihçileri okuduğunuz zaman oradaki şövenlik hiçbir yerde yok. Kesinlikle. İnanılmaz şövenlik. Tabii, tabii, tabii. Yani gerek Türk tarihinin değişik bölümlerini, gerek Osmanlı dönemini okuduğunuz zaman gerçekten çok hayretler içerisinde kalacak durum çıkıyor ortaya. Şimdi ben aslında şunu, bunu göz önüne almıştım. Bu biliyorsunuz 1989'da basıldı. Şu çalışmanın bir yerde bizim kendi insanlarımıza kim olduklarını hatırlatarak bu türden yapılan yayınların ne kadar yanlı olduğunu göstermek açısından da değerlendirdim ben bunu. Hocam, bu Discovery Channel bir Petro belgeseli yaptı. Çal Petro. Çal Petro. Prut yok. Evet. Prut yok. Çünkü yapmazlar. Çünkü Prut'ta mağlup oldukları için. Mağlup oldukları için yok orada. Prut yok. Yani Katerina meselesi, baltacı. Yok. Hiç oraya gelmedi adam. Şey yaptı. Ya işte... Peki Alevi sözcüğü nereden geliyor hocam? Ne demek Alevi? Ali taraftarlar demek. Geliyor. Tabii tabii. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt'ten kaynaklanıyor. Oradan geliyor. Yani Alev'den gelmiyor yani. Hayır, hiç alakası. Ali'den geliyor. Hiç alakası. Ali. Tabii ki. Alevi niye Ali değil de Alevi, Alev, Alevi? Ali taraftarı demek Alevi'ye. Ali'yi denmez yani. Konevi denir mesela. Konyalı demek istiyorsanız Konevi dersiniz. Konya'yı denmez. Tabii. Birgivi dersiniz. Evet. Yani. Birgivi denmez. Yani o gramerden gelen bir şey. O Arapça şeyin söyleneni veya Farsça bazılarının evet. Konu. Peki yine şimdi mesela Türkler var, Kürtler var. Bir de Zazalar var. Şimdi Zazalara Kürt değil, Türk değil. Ne Zazalar ne? Aslında Zazalar nedir biliyor musunuz? Zazaların gerçekten Kürtlükle alakası yok. Zazalar aslında tek bir soyada bağlı değiller. Zazalar aslında Türklerin, Arapların ve İranların karışımı bir homojen yapı içerisindeler. Yani farklı yani. Peki dilleri niye farklı? Ya şimdi genelde Kürtçe dediğimiz dil de biliyorsunuz Farsça kökenlidir. Farsça büyük oranda Farsça. Evet. Çünkü Türkçe kelime de var, Arapça da var ama tabii Farsça daha çok var. Şimdi TRT şeş diyoruz. Şeş kelimesi biliyorsunuz Farsça zaten. Yani Kürtçe sayılan bütün sayılar Farsça zaten. Şimdi burada tabii normaldir. Dillerin birbirinden etkilenmiş olması da tabiidir. Ama Zazalarınki çok farklı. Benim hatta yani şöyle söyleyeyim, şimdi vefat etti, Allah rahmet eylesin, bir damadımız vardı, Zaza'ydı. Amerikalılar bu konuda araştırma yapmışlar. David McGee, Amerikalı profesör David McGee, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kürtler konusunda araştırma yapmış. Tabii Zazalar anlatıyor, Kürtlerin değişik 6-7 bölgedeki Kürtleri anlatıyor mesela. O, çok ilginç bilgiler veriyor orada. Şimdi biz... Bakın Elin Amerikalısı 1919'larda, 20'lerde bu araştırmayı yapmış. Ama biz bilmiyoruz, biz yapmamışız. Yani bizim içimizde yaşayan insanlarımızı biz kendimiz bilmiyoruz. Tabii o zaman da birilerinin yapmış olduğu araştırmalar bizi etkiliyor. Ondan sonra hatta farklı bir boyuta götürüp neredeyse farklı bir çatışma ortamı ortaya çıkacak biçime kadar götürüyor biliyorsunuz. Bildiğiniz takdirde bunları kimse yapamaz. Önemli olan bilmektir. Yani Zazalar Kürt değil mi diyorsunuz? Değil. Kesinlikle değil. Yani hiç alakası yok. Şimdi benim baktığım tarihlerde Anadolu'da Kürt az. Yani Kürtler daha çok Osmanlı'nın Irak
tarafında. Yani Bağdat'a daha yakın, daha güneydeler gibi. Biraz öyle. Şöyle söyleyeyim. Bakın burada Batılılar tarafından çizilmiş bazı haritalar var bu konularda. Şimdi şeyi şöyle alıyor, ele alıyor. Bu yani haritalarda. Onun arkasında mıdır acaba? Şurada mı? Bu da yok. Yok mu orada? Şurada galiba, şu kağıtların altında. Ha, şunlar altında. Evet. Şimdi bakın 1700'lü yıllarda, 1600'lü yıllarda şurada Kürdistan diye mesela gösteriyor. Şöyle söyleyelim. Şu yani Batılıların çizdikleri harita bu. Mesela Diyarbakır'ı hiçbir zaman Kürdistan falan diye yazmıyor. Ayrıca bak mesela o bölgeyi Türkomanya diye yazıyor. Türkomanya diye yazıyor, evet. Hemen aslında Kürdistan dediği yer bakın hemen bugünkü Süleymaniye'nin Irak ve Luristan denilen İran tarafındaki bölgedir böyle. Kürdistan denilen bölge. Ha maafi. Şimdi bir Kürt devleti olarak adlandırılan şeyler, Mervaniler bir Kürt devleti olarak nitelendirilir. Onların mesela sınırları ta Van Gölü kenarına kadar, Erciş'e kadar varmıştır. Ama bu onların ilk yaşadıkları bölge değildir. Tamam vardır. Abbasiler, Emeviler dönemlerinde de tabii ilişkiler vardır. Dediğimiz gibi Selahaddin Eyyubi ile ilgili meseleler vardır. Bunlar bir gerçektir yani. Fakat asıl Kürdistan diye bilinen Osmanlı fermanlarında da geçen Kürdistan sözün ettiğimiz Luristan'la, İran'ın Luristan bölgesiyle bugünkü Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye bölgesidir. Yani Irak-ı Acem gibi mi? Evet. Irak-ı Acem'in bulunduğu bölgeler. Evet. Dolayısıyla ama buralarda da Türkler vardır. Dolayısıyla dediğim gibi zaten iç içe girmişlerdir. Demek ki şu haritada gördüğünüz gibi kanun döneminde mesela o bölgedeki şeyleri görüyorsunuz. Yani Kürt diye bildiğimiz insanlarımızı görüyorsunuz. Evet. Hocam Sayın Havacoğlu'nun vermiş olduğu siteye yarım saatlik uğraş sonucunda girmeyi ve kayıt olmayı başarabildim. Fakat arama yapabilmek için kredi kartıyla para yüklememizi istedi. Doğru mu? 1 liralık bir şey ödeme yapmaları lazım. Evet doğrudan öyle anlatmıştınız. Çünkü ben onun için bir program hazırlattım. Sürekli kontrolün yapılacak adamlara para vermem lazım. Başka neyle? 1 lira değerli. Yani 1 lira. Ama ilk sorgulama oradaki arama motorundan yapılabilir. Detayına girmek isterse o zaman onu ödeyecek yalnız. Atatürk Yahudi mi diye soranlar var. Yok öyle. Akşamın şey yerlerine yani. Sordum. Evet. Alakası yok. Biliyorsunuz Selanik bölgesinin %85'i Türktür bir defa. Selanik... Yahudiler sonra işte 2. Bayezid döneminden sonra geldiler oraya biliyorsunuz. Selanik'te önemli bir Yahudi grubu da var. Osmanlı tahrir kayıtlarına baktığınız zaman Selanik tahrir defterlerinin orada onların nasıl nereden geldiğini ve hangi yerlerde hangi mahallelerde olduğunu da görürsünüz. Yani Atatürk'ün bulunduğu mahalle tamamen zaten Türk mahallesi. Peki Lazların kökeni nedir? O da çok soruluyor. Karadenizliler çok soruyor. Şimdi Karadeniz'deki herkes Laz değil. Biz hepimiz Karadenizlere Laz diyoruz ama o Leskiler ve Lazlar çok az bir grup var. Türkiye'de var yani tabii ki yok değil. Ama genelde bakın şurada bir harita göstereyim size. Karadeniz'in çoğu ki 5300 küsür çadırdır. Samsun'dan Rize'ye kadar olan bölgede şey vardır. Çepniler vardır. Hı hı. Genelde hep Çepni'dir ve Karadeniz'in bugünkü insanlarının şeyini de okşar zaten, hareketlerini de okşar. Çok mesela şu, Çepnilerin yaşadıkları yerler. Şu kırmızıyla gördüğünüz yer tamamen Çepni'dir. 5300 küsür çadırdır sadece o zaman. O zamanki tarih çok önemli tabii. 5 ile çarpsanız 30 bin kişi yapar. Ki o tarihte koca koca şehirlerin 2000-3000'dir nüfusu. Yani o zaman 30 bin insanın, yani şu gördüğünüz işte bütün bölge Çepni'dir. Peki Tatarlar Türk müdür? Tatarlar Kıpçak grubundan Türklerdir. Tabii ki Türk ama Oğuz değildir. Oğuz değildir. Onun dışında Kazaklar, Kırgızlar, bunlar da şeydir. Kıpçak grubu Türklerdir. Anadolu'da Kıpçak grubuna ait mensup Türkler de var. Oğuzların dışında tabii ki. Dediğim gibi bir de Cengiz'le beraber gelip de burada kalan Moğol grupları vardır. Abi. Onlar da burada kayıtlı. Hangi bölgelerde o zamana kadar yaşamış mı? Moğolluklu devam etmiş mi? Osmanlı bunların? Onu Mughal diye yazmış yani. Açık yani, açık yazmışlar. Adette her şey devam ediyor yani. Muhtemeldir ki onlar
azınlıkta kaldıkları için muhtemeldir ki Türklerle birleşmişlerdir ve zaten şimdi zaten kimse Moğol olduğunu bilmiyor. Herkes Türkleşmiş orada. Peki mesela şimdi Türkiye'ye yerleşmiş çok sayıda Çeçen var. Hı-hı. Çok sayıda Çerkes var. Çok sayıda Gürcü var. Abazalar var. Bunlar Türk mü? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Abazalar falan Çeçenler kendilerinin bir kısmına insanlar sorduğunuz zaman Türk olduğunu söylüyor. Şimdi doğrusunu isterseniz ben bunları tabii etimolojisini araştırmadım, etnik gruplarını araştırmadım. Fakat şunu söyleyeyim, 6. 7. 8. yüzyıllarda o bölgede Hazar İmparatorluğu var biliyorsunuz. Ve çok önemli bir Türk nüfusu vardır Kafkasya'da. Evet. Ama mesela Gürcüler hiçbir zaman Türk değildir. Evet. Veya Ermeniler hiçbir zaman Türk değildir. Kimileri böyle söylüyorlar ama Ermenice her ne kadar Kıpçakça metinlerin birçoğu Ermeni harfleriyle yazılmış olsa bile değil. Alakası yok. Bence Fasra'ya da çok benziyor. Efendim? Fasra'ya da çok yani, benziyor. Çok farklı bölgesel yani. Çok yakın. Kremel şeylerle alakası yok. Zaman, evet, tabii ki imparatorluk döneminde o bölgeler Osmanlı idaresinde olduğu için o bölgelerin Rusya'nın eline geçmesiyle birlikte çok önemli bir nüfus. Diyelim ki Müslüman Gürcüler, işte tabii Karapapaklar Türk zaten. Acağlar yani. Onlar Anadolu'ya sığınmışlar, gelmişler. Tabii bunun ötesinde 1914'te Tiflis, bugün Erivan bölgesinden yaklaşık 1 milyon Türk sürgün edilmiş. Haliyle bunlardan 700 bin civarında insan şeye gelmiş, buraya gelmiş. Tabii Çerkezlerden çok önemli bir miktar Çerkezler gelmiş. Çerkezler Türk mü peki? Çerkezler Kafkas. Ama Türklerle akrabalık olma ihtimalleri çok yüksek. Ve adet ve gelenek olarak bakarsanız tabii Çerkezce diye bir dil de var. Var tabii. Onun için onlar... Gerçi Kafkaslarda olmayan dil yok. Tabii yani çok karışıktır yani Kafkasya. Ama Osmanlı mesela bunlar Osmanlı döneminde gelenler 1878'de özellikle daha çok geliyorlar. Daha çok uzun yayla bölgesine, Kayseri bölgesine, Pınarbaşı vesaire yerleştirmişler. Tabii Sivas evet. taraflarına yani Kafkasya iklimine uygun görülen bir takım bölgelere gelmiş. Onlar da o şekilde. Mesela Nogaylar getirilmiş daha önce. Kırım'ın elden çıkmasıyla birlikte Nogaylar Türk asıllı. Mesela onlar Ceyhan Nehri bölgesine falan getirilmişler, yerleştirilmişler. Öyle bir durum söz konusu. Onun için bu tarafta Nogay aileler. Evet. Mesela Tatarlar Kırım'dan sonra önce şeye gelmişler, Bucak bölgesine gelmişler. Yani şeyde Romanya bölgesine gelmişler, yerleşmişler. Daha sonra oraların elden çıkmasıyla birlikte Anadolu'ya göç etmişler ve bugün en çok Tatarların bulunduğu yer Eskişehir falan bölgesi biliyorsunuz. O bölgelere gelip yerleşmişler. Daha doğrusu Balkanlardan gelenlerin çoğu her ne kadar Anadolu'nun başka bölgelerine de veya Güneydoğu'ya da bir hatta bile gönderilmiş olsalar bile en çok yerleştikleri yer Bursa, hatta Balkanlar demin sözü ediliyordu ya hani Çorlu falan tarafları o bölgeler, Keşan. O bölgelere evet. yerleştirilmişler. İşte Eskişehir bölgesine yerleştirilmişler haliyle. Tabii ki Adapazarı, İzmit bölgesine çoğunlukla gelen, Bandırma tarafı, Kafkasya'dan şeyde. Gelenler, Balıkesir oradan var. Gelenler. Evet, Balıkesir o bölgelere çok yerleşmişler. Peki bu Giritliler nedir? Girit, Hanya? Şimdi Girit'in biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasıyla birlikte orada tabii çok büyük bir ihtilal var. Yunanlar çok büyük bir Yunanistan zulmediyor. Oradaki insanlar kaçıyorlar. Bunların ilk kaçıp geldikleri yerlerden bir tanesi Rodos Adası'dır, Midilli'dir, hı-hı. Sakız'dır, İstanköy'dür. Yakın adalar. Bu yakın adalar. Onlar biliyorsunuz o tarihlerde İtalyanların elinde. Evet. O bölgelere gelip yerleşmişler. Mesela benim elimde İstanköy'ün nüfus defterleri var. Bunların içerisinde epeyce bir Giritli olarak görüyorsunuz. İsimleri falan da ona göre yazılmış. Mesela... Niyazaki falan şeklinde yazılmış isimleri. Niyaz'ın o bölgenin oğlu anlamına gelmek üzere o şekilde yazılmış. Şimdi onlar tabii Müslümanlar. Hepsi Türk değil yalnız tabii oradan gelenlerin. Daha sonra Anadolu tarafına geçmişler ve Anadolu'nun değişik yerlerine Adana dahil olmak üzere yerleşmişler. Hatta bunlardan bir kısmı Halep'e kadar da gitmişler yani. O bölgelerde bile var. Tabii mübadele tamamen farklı. Mübadelede daha çok Yunanistan'ın Batı Trakya haricinde bulunan işte Türkler, o yeni şehir Larissa bölgesinde bulunanlar, Selanik bölgesinde bulunanlar Anadolu'ya nakledilmiştir ve Rumların terk ettikleri yerlere yerleştirmişler daha Peki, çok. Peki bizden giden Karamanlılar? Onlar da Selanik bölgesine Türklerin terk ettikleri Ona yerlere Türk yerleştirmişler. Hocam? Ya benim gördüğüm kadarıyla tahrir kayıtlarına bakarsak bunların hepsi Türkçe isim taşıyor. Hristiyan ama Türkçe isim taşıyorlar. Türk yani.
Yani Türk olmaları olduklarını düşünüyorum. Yazıları şeyler falan. Aynı şey şeyde de var. Kayseri bölgesinde de var biliyorsunuz. Kayseri'nin bazı bölgelerindeki Rumlar da. Orada şey yoktur, Yahudi yoktur. Kayseri'de Ermeni ve Rumlar vardır daha çok. İncesu tarafı falan. İncesu, işte Develi taraflarındaki bazı köyler vesaire. Evet. Yalnız mübadele şunu söyleyeyim. Mübadele tabii önemli bir şey var. Türkler istemediler. Değiş, tokuş veya mübadele işini Birleşmiş Milletler istedi o zaman. Ve Yunanlılar kabul etti. Çünkü sadece Selanik bölgesinde 700 bin civarında, 711 bin Türk nüfusu var. Evet. 711 bin. Bugün tabii 1923'ten sonrasını düşünecek olursanız 26 mübadele ama 711 bin nüfus bugün çok müthiş bir sayı anlamına geliyor. Yani Türkiye ile aynı oranda arttıklarını düşünseniz işte 10 milyondan 70 milyon çıktığına göre 7 ile çarp 5 orada milyon. Da 5 milyon. Yani Yunanistan'ın yarısı kadar Türk olacak. Neredeyse olacak derecededir. Gerçi belki orada daha yavaş. Yok ama öyle değil. Şimdi mesela Batı Trakya'da 120 bin civarında Türk kalmıştı. Mübadele dışı tutulmuştu biliyorsunuz İstanbul Rumları ile orası. Anda... 500 bin dışarıda insan var. Yine 125 bin civarında Türk orada. Ama yani 4'e katlanmış. O da 4'e katlansa da 5 aşağı milyon. Yukarı, 3, evet. 4, 4 milyon civarında olacak. Nereden baksanız 3-4 milyon yapardı. Evet. Bir reklam arası daha vereyim de arkadaşlar rahat etsinler, işaret edip duruyorlar. Ayrıca reklamlardan sonra buradayız. Evet değerliler, çok sayıda bu kitap ne diye Murat Bardakçı'yı bu kadar kızdıran kitap ne diye sordunuz. Murat Bardakçı da kitabı getirdi. Kitap burada. Bir sayfa arıyorum. Arkada geride kaldı. Göreyim mi de? Ha, orada değil mi? Yok. Şu daha önce bir yerlerdeydi. Bulurum. Biz konuşalım. Evet, Murat ararken biz devam edelim. Peki hocam, boşnaklar. Boşnaklar ne? Şimdi aslında boşnaklar gerçekten çok benim de merak ettiğim bir gün Bosna'da bir konferansım sırasında bana kendilerinin menşeini sordular. Şimdi o bölgelerde biliyorsunuz boşnakların şeydir, Bogomil'dir. Yani Hristiyanlığın bir değişik mezhebi fakat teslisi falan reddeden bir niteliği vardır. Bundan dolayı da hem Ortodokslar hem de Katolikler tarafından baskıya uğramışlardı ve Osmanlı döneminde de onlar koruma altına alındılar. Dolayısıyla Boşnaklar topyekün bir yerde aşağı yukarı yani çok kısa zaman içerisinde Müslüman oldular. Şimdi, ama Türk değiller. Buradan şimdi Boşnaklar yollanan Rumeli'ye giden... Muhtemeldir ki, hayır %100 bilmiyorum, tekrar edeyim ben onu. Muhtemeldir ki oradaki Kumanlarla karışmış veya Kumanlardan meydana gelen bir grup olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bosna bayrağının üzerindeki o zambaklar Boşnak prensinin mezar taşından alınmaymış. Oradaki bana söylenen. Fakat bugün Kazakistan'a gidin, Türkmenistan'a gidin. Hatta Taç Mahal üzerinde aynı zambakları görürsünüz. Aynı zambaklar var, evet. Dolayısıyla ben Kumanlardan intikal kalma insanlar olduklarını düşünüyorum. Peki hocam, şu nasıl olmuş da olmuş? Yani ben bunu hep merak ederim. Şimdi Türklere baktığınız zaman, biz Türklere baktığınız zaman sanki böyle organize olmaktan biraz... organize olma konusunda biraz beceriksiz gibi dururuz. Tarih bilincimiz biraz zayıf gibi dururuz. Bunlar hep kendi içimizde, kendimize yönelik yaptığımız eleştirilerdir. İşte yani kendimizi biraz hor görürüz biz Türkler. Bir yandan çok övünürüz ama bir yandan da ya işte biz de bu kadar yaparız falan deriz. Ama bir bakıyorsunuz bir dönem o eski dünya denen dünyanın bütün imparatorluklarının başında Türkler var. Yani hepsi bir Türk'ün başında. Ne Selçuklular var, İran Selçukluları var, işte İlhanlılar var, Hazar İmparatorluğu var, Hunlar var. Türkler vesaire. Ama mesela şimdi Hindistan bir Türk İmparatorluğu. Orası bile. Çok müthiş bir şeydi. Memlükler aslında. Türk İmparatorluğu, Osmanlılar Türk İmparatorluğu. Yani
Asıl Herat Semerkant var, korkunç bir medeniyet. Tabii. Şimdi bin sene, şimdi bin sene aynen. boyunca eski dünyada Avrupa'nın yani Almanya sınırına kadar olan Cermen İmparatorluğu'nun başladığı yere kadar baktığınız bütün coğrafyada Türk imparatorlukları var. Yani hep Türkler. Nasıl oluyor da oluyor ve şimdi niye yok? Aslında bütün mesele şuna bağlı. Bakın Türklerin hep bu söyledikleriniz iyi taraf tarihlerinin parçası. Evet. Ama Türklerin çok kötü durumda oldukları zamanlar da vardır. Mesela? Yani işte Selçuklular mesela 280 sene ayakta kalmışlar. Ondan sonra parça parça olmuşlar. Yani hem Büyük Selçuklular hem Anadolu Selçukluları aynı duruma gelmiş. Ve Göktürkler olsun veya ona benzer diğer devletler, Türk devletleri. Şimdi bizim bir şeyimiz var. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Devlet kuruyoruz ama söylemiyor muyuz? Etraki bir idrak diye Osmanlı'nın bir sözü vardır biliyorsunuz. Aslında yani buradaki aptal anlamına gelmiyor ama. İdraksız Türkler. İdraksız yani hafızayı da tutamayan. Çabuk unutan anlamına gelen. Şimdi hakikaten çabuk unutan bir milletiz. Bunu kabul edelim. İkincisi çok çabuk asimile oluyoruz. Evet. Şimdi yani Yemen'e giden askerlerimizi düşünün. İşte giden gelmiyor diye türküler söyleyip üzüldüğümüz, işte öldüğünü zannettiğimiz aslında gidip ölmemişler orada. Yerleşmişler. Gelememişler buraya. Gelecek araç bulamadıkları için yerleşmişler. Oradaki Yemenlilerle evlenmişler. Hatta Sana'da Türk mahallesi var şu an. Evet. Orada. Fakat bir kelime bile Türkçe bilmiyorlar. Cezayir'e gidin. Cezayir'de neredeyse orijini hepsi Türktür orada. Yani insanlar kendiler söylüyorlar bunu. Fakat tek kelime Türkçe bilmiyorlar. Tunus'ta aynı şey. Mısır'da aynı şey. Şimdi bütün bunlar. Yani demek ki 50 sene sonra Almanya'daki Türkler de öyle olacak. Ya eğer Türkiye'deki Türkler baskı yapmasınlar. Sanki söylüyorum. Türkçeyi evet efendim. Baskı yapmasınlar. 200 kelimeyle konuşuyoruz. Bir mırbırırt falan da bir dil olacak. Hani mail mesaj dili var ya. Merhaba demiyor. Merhaba. Mırbırırt. Bize baskı yapıldığı zaman geri kendimize geliyoruz. Baskı yapılmasa unuturuz. Bakın 1989'da Bulgaristan'dan gelen Türkler neredeyse Türklüklerini unutmuşlardı. Sünneti yasakladılar, isimleri değiştiriyoruz deyince herkes geri Türk oldu. Bir de Türk olduğunu hatırladı herkes. Bir de bizim özelliğimiz şu, iyi bir lidere sahip olduğunuz zaman o başarıyı gösterebiliyorsunuz. Evet. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun her dönemi çok şaşırtıcı parlak değil. Şimdi diyelim ki kanun dönemine kadar 2,5 olan dönem var parlak olan. Yani 7-8 tane hükümdar dönemi. Ondan sonraki artık gerileme, çökme dönemi var. Şimdi o dönemdeki hükümdarlarla ayağa kalkmıştır. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulurken şimdi Atatürk olmasaydı ne olacaktı Türkiye? Hakikaten öyle düşünelim. Yani bir lidere sahip olduğunuzda inandırıcıysa bu lider, o millet birdenbire öteki bütün kötülükleri hepsini üzerinden atar ve o liderle beraber olmayacak şeyleri başarır. Bir garip yani millettir bu evet. Türk milleti. Yani bunları o şekilde değerlendiriyorum ben. Ciddiye almıyoruz bazı meseleleri. Diyelim ki bakın Arnavut bir gelin alsak biz Türkler olarak evimize o Arnavut kız Arnavutçayı çocuklara öğretir hatta Arnavutçayı da hiç unutturmaz. Ama bizim bir kızımızı Arnavutlara gelin verelim bakın bakalım ne oluyor. Arnavutçayı öğrenir Türkçeyi unutur. Etrakı bir idrak doğru yani. Ya, bu Osmanlı doğrusunu söylemiş. Mesela diyor ki İngiliz'i fitne engiz diyor. Fitne çıkarıcı. Alamanı bir iman diyor. Yani Osmanlı doğru söylüyor hepsini yani. Şey Rus Kazaklar için söylüyor. Normal Kazaklar için değil. Kazakı betahlak diyor. Ahlaksız. Tabii ahlaksız diye Kazaklar için söylüyor bunu. Kendisi de etraki bir idrak demiş yani sonuç evet. olarak. Bu aradan çıkalım. Büyük gerçekleri başımıza musallat etmeyelim. Buldum. Manav Türklerini sorayım bu arada. Manav Türkleri nedir? Böyle bir Türk boyu mu var? Ya şimdi Manav sadece biliyorsunuz bu Adapazı, İzmit yöresinde bulunanlara Manav deniyor. Evet. Türklerin yerleşik olanları o ve genelde o bölgelerde bostancılıkla uğraşıyorlar. Şimdi Manav oradan geliyor yani. Oradan geliyor. Adapazarı dediğimiz yer bugünkü şehir yok tabii. Orada bir pazar yeri olduğu için. Adapazarı denmiştir. Osmanlı özellikle o ovalıklara yerleşmeyi asla şey yapmamış, teşvik etmemiş, yerleştirmemiş. Niye yerleştirmemiş? Çünkü o bölgeler şey, ziraata elverişli araziler bir, ikincisi de deprem bölgeleri. Şimdi Osmanlı bunu biliyor yani. Tabii kesinlikle. Deprem bölgesi olduğunu biliyor ve orada iskan etmiyor. Bravo. Vallahi. Roma zamanından itibaren bütün depremlerin hepsi defterlerde kayıtlı. Yani Osmanlı çok ciddi, öyle şey değil.
Yani arşive gittiğiniz zaman... Yani boşu boşuna 600 sene ayakta kalmıyor. Yani şimdi bir takım kişiler diyor ki işte Tarhuncu ile beraber ilk bütçe ortaya çıktı da bilmem ne, sanki yukarıdan delikten atıyor, aşağıki başlar delikten alıyor. Öyle değil. Diyor ki aynen şöyle söylüyor. Topkapı Sarayı Müzesi'ne giderseniz orada arşivde görürsünüz. Padişahımın çamaşır leğenleri köhne olup diye başlar. Evet. Yani çamaşır leğeninin alması bile kağıda dayandırılmıştır, belgeye dayandırılmıştır. O kadar basit bir şey değil. Bütçeler vardır, Osmanlı bütçeler olmaz olur mu? Tabii ki var. Ne kadar gümrük vergisi gelir, ne kadar cirai ürünlerden gelir gelir, hepsi kayıtlıdır Osmanlı var, var, hepsi bütçelerde. Çamaşır ne kadar yazıldı şeyin vardır ya. İşte kaç kanat tavuğu var bilmem neye kadar. Birinci Abdülhamit'in bir şeyi vardı. Nefsi nefisi hümayunu için. Onun için şunlar 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 alına diye o kağıtları yazartmak kaç yani, kurban evet. Kesiliyor. Bilmem bunlar nereye dağıtılıyor. Hepsinin kaydı vardır. Öyle rastgele yok öyle şeyler. Murat kitabı buldun evet. Buldum, kitap geldi efendim, şey şu. Göster bir kitabı da. Adı kitap neydi? Bu. Sakın almayın. Yüce yurttan yükselen ses Albayrak. Albayrak. Efendim bu tıpkı basın ve bir şeydir. Albayrak İstiklal Harbi yıllarında Erzurum'da çıkartılan bir gazetedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi bu kitabı almış. Bir gazete koleksiyonu almış. Şurada görüyorsunuz. Orijinal eski Türkçesi. Burada güya yeni harfler. Bu şekilde bütün gazete koleksiyonunu yapmış ama tek herhangi bir sayfaydı bu. Tesadüfen baktım. Yaklaştırabilirsek dün akşam da gösterdik gerçi ama bu gördüğünüz kırmızılar hataların sevgili seyirciler dörtte biri. Burada yapılan hataların dörtte biri. O sadece o sayfada yapılan. Sadece bu sayfadaki. Bu sayfadaki hataların dörtte biri. Yahu Emri Vaka, Emri Vaki. Emri Vaki mi yapmışlar? Taleplerimizi muhasebe arz etmeliyiz diyor. Yahu bir muhaba korkmadan. Doğu Anadolu'ya bölmüşler. Gayrimüttefik bir cüz diyor. Gayrimüttefik. Hepsi yanlış. Ekalliyet. Başka bir sürü vardı orada. Ben demin bakmıştım. Cenini sakat diyor, cenini sakat. Düşük çocuk gibi diyor. Belki ama şeydir yani, karnında sakat çocuk var falan anlamda söylemiş olabilir mi? Ama Osmanlıca öyle bir kavram. Ama burada Osmanlıcası var yani. Osmanlıcası burada. Bir de Fatih, en acı taraflarından biri bak. Böyle bir şey olmaz. Bunu hazırlayan inkılap tarihçileri. Şurada sevgili seyirciler. Bir nokta nokta bakmış, okuyamamış. Şurada bakıyorsunuz. Meşhur, true, papaz, fru yahu. İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin furuğu. Yani bir inkılap tarihçisinin bu ismi bilmeyip okuyamaması utanç verici'dir. Ama noktalamadan aciz, kesme nereye konur? Büyük harf nerede? Kelimeyi okumaktan aciz. En basit baskıyı okumaktan aciz. Bir üniversite, işte bu da şey, mektupla gelmiş Prof. Dr. Hikmet Koçak. Duyduğuma göre bu işi bilen kişiler bu kitabı yayınlamayın, toplatmak zorunda kalırsınız demişler. Uyarmışlar yani. Uyarmışlar galiba. Fakat işte bilmem neye yetecek Erzurum'un şusu, Erzurum Kongre'nin bilmem kaçıncı yıl dönümü. Tekrar söyleyeyim, bahsi kapatayım. Erzurum Kongresi Ali Kemal tarafından yahut işgal kuvvetleri tarafından böyle tecavüze uğramamıştır. Utanç verici bir şeydir. Hocam akşam söyledim de Erhan kızdı. Seyfettin Efendi'nin o koleksiyonu, Özege koleksiyonu. Agah Sırrı'nın koleksiyonu yanlış yere gitmiş. Bunlar Erzurum'a gitmişti. Bu nasıl bu gitmiş. Aslında çok önemli bir gazete yalnız. Evet. Ve ciddi şekilde tabii yayınlanmasında fayda vardı. Albayrak'ta, kongrede, evet. Üniversitede hepsi tecavüze uğramıştı bu kitapla. Bu kitabı toplatacaklar ve bunun hesabı sorulacak. Başka yolu yoktur. Üniversitenin namusunu kurtarmak için. Yani bu kadar yanlış kitap geçirme ben böylesini görmedim. Böyle bir pespaylık. Hayır, ben mesela orada çok basit bir şey gördüm. Türkiye'de hep o hata yapıyor ama yani tabii arkadaşların yapmaması lazımdı. İçindeki dağ ile dahi anlamındaki dağ bile birbirine karıştırılmış. Bir de yani. Müsaade ederseniz son defa bu güzel eseri hazırlayanın ismini de şey yapayım. Genel Koordinatör Profesör Doktor Yavuz Aslan. Hazırlayanlar Profesör Doktor Dursun Ali Akbulut, Profesör Doktor Yavuz Aslan, Doçent Doktor Betül Aslan. Ailece hazırlamışlar. Efendim? Ailece hazırlamışlar. Yardımcı Doçent Doktor Tolga Başak, Yardımcı Doçent Doktor Ömer Erdem, Doktor Alaaddin Uca, Doktor Ali Servet Öncü, Uzman Mevlüt Yüksel. Bunlar efendim Erzurum Kongresi'ne, albayrağı ve üniversitenin bilimsel haysiyetine tecavüz eden zevattır. Yani rektörden rica ettim, bu kitabı aldırın, kıyamıyor anlatmaya, kütüphanem kirlenmesin. Dün akşam da reklamınıza gittim, elimi yıkadım. Evet efendim. Türel vereyim sana. Türel yıkandı. Var ya. Bu şeyden tehlikeli.
Domuz gribinden tehlikeli bu böyle yanlış ada dolu. Evet, domuz gribi geçer, bu geçmez, kalıcı evet. Çünkü felaket. Çok tanınmıyor. Hemşin ve Çamlı Hemşin halkının kökeni hakkında Sayın Halacoğlu'ndan bilgi alabilir miyiz diye sorar. Ya ben şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Kişilerin ben kitabın hemen zaten başında yazdığım ön sözde de var. Ben etnisite ile ilgili bir kitap yazmadım. Yani Türkiye'nin etnisitesini ortaya koyayım diye bir çalışma yapmadım. Bu Türkiye'nin tabii ki bugünkü halkının bir kısmını en azından temelini teşkil eden ve sosyolojik araştırmalara kaynak teşkil edecek bir çalışmaydı bu. Çünkü demografisi Anadolu'nun hiçbir zaman yapılmadı. Bu dönemle ilgili herhangi bir orada bir kayıt yok. Çünkü buradakiler konar göçer ahaliyi sadece belirtiyor. Dolayısıyla o bunun içerisinde o söyledikleri yerle ilgili bir ayrı bir bilgi yok. Yalnız şunu söyleyeyim. Tabii milli mücadele dönemi ve sonrasındaki demografik yapı 16. yüzyıldaki demografik yapıdan çok farklı. Çok farklı. Evet. Onun için yani bana bunu sormalarına gerek yok. Hocam kitabın fiyatını soruyorlar. Vallahi ben yeni aldım 45 milyon. 45 lira. Ama fuarda %50 tenzilat olmuş arkadaşlar getirdi sağ olsun. İnternetten ki, zannediyorum 67,5 lira. 67,5 lira mı? 70 lira mı? Öyle bir şey galiba. Yani böyle bir kitap. Ha şunu söyleyeyim. Yani bu kitabın satışı benimle hiç alakalı değil yalnız. Tabii, bana tabii. Herhangi bir şey kazandırdı falan da yok. Yani onu da söyleyeyim. Kuruma ait evet. Kızılderililer Türk mü? Diye soruyor çok kişi. Ben de sonra hocaya bir şey soracağım. Yani Türk olsa veya olmasa ne olacak? Yine çok yoğun bir soru. Türkiye'deki Caferiler. Aha. Hangi kökenden gelirler diye soruyor. Yani çünkü Caferilik Şii. Şia'ya giriyor. Şia nasıl çıktı ortaya? Kimdi Şia'dakiler? Yani ilk biliyorsunuz Safviddin'den yani Erdebil şeyhlerinden sonra ortaya çıkmıştır. Hepsi Türktür biliyorsunuz Türk. Onların. Yani Şah İsmail. Ama Anadolu'da yaygın değil ya o yüzden. Anadolu'da yaygın değil de şimdi o zaman zaten Yavuz'un Safeviler üzerine yürümesinin sebebi oydu. Anadolu'da tabii çok müthiş bir şekilde yayılma şeyi vardı, emaresi vardı Türkmenler arasında. Şah İsmail bir Türkmen zaten, asıllı kişi. İki Türk devleti birbiriyle savaştı aslında. Bana göre büyük bir şanssız şeydi, savaştı o. Ve asıl Şiilik Türkler arasında çıktı ortaya. İranlılar daha sonra Şii oldular. Dolayısıyla yani Türkiye'de pek çok Caferi grubu, Şii grubu da Türk'tür. Alevilikten farklıdır yalnız onu söyleyeyim. Çok Şiilikle farklı. Alevilinin hiç çok alakası farklı. Yok. Bunu da bazı yanılıyorlar, bazı evet. Yanlış şeyler söylüyorlar. Şimdi bir defa Şiilikte 12 imam vardır. Alevilikte de 12 imam vardır. Ama mesela hiçbir zaman Şiilikte semah yoktur. Ve ona bazı benzer diğer başka bir takım şeyler de yoktur. Dolayısıyla Şiilikle Alevilik aynı değil. Peki bu Suriye'deki Aleviler nereden? Onlar farklı biliyorsunuz. Yani Nusayriler ayrı bir şeydir. Onlar biraz karışık. Alevilik ve Müslümanlıkla karışık bir, değişik bir grubu var onların. Bir şeyleri var. Yani orada biliyorsunuz çok daha İslam'ın hepsinden çıkmış Dürzilerden tutun da bilmem şeye kadar çok farklı bir inanç tarzları var orada. Bu Gulat denilen. Evet. Ya Maruniler, Dürziler. Evet. Bunlar tamamen bizim inançlarımıza göre biraz farklı nitelendiriliyor. Program başında Dürziler Müslüman söylemek değil dediniz. Dürziler Müslüman değil mi hakikaten? Ya şimdi dedim ya yani, birazcık benzer. Ama Müslüman sayılmıyorlar mı? Benzer taraflar ama şimdi şey gibi düşünün. Bahailer Halife-i Peygamber Allah sayıyorlar. Bahailer, evet. Bahailer gibi yani. Falan düşünün yani. Şimdi onlar Bahailik da Müslüman diyor da yani. Bahaullah. Yani hep bazı motifler olmakla beraber bizim bildiğimiz anlamda bir İslam değiller. Şeyi değiller. Bir kere dürzülüğün temelinde reenkarnasyon var. Evet, yeniden doğuş eniyorlar. Ben tabii şey yapmak istemedim, söylemek istemiyorum. Vatandaşlarımız var, yani rencide etmek doğru değil diye düşünüyorum insanları. Sadece bu kadar söylemek daha iyi. Peki bu özür dilerim Murat, buyur. Senin soyunu soruyorlar. Diyorlar ki Murat Bey'in Arap olduğu doğru mu? Arapça biliyorsun ya, Arap zannediyorsanız. Çince bilsen Çinli zaten. İngilizce biliyorsanız İngilizsiniz o zaman. Fransız sen Parisyen. Ben Parisyen. Parisyen, Galatasaray. Doğma büyüme Parisyenim ben. Sen de
biraz Parisyen, biraz Bağdatyen, yani biraz Londonyen. Şimdi ben şeye gitmiştim, Türkmenistan'a gittim. Türkmenbaşı vardı. Bu Türkmen tarihiyle ilgili çok çalışma yapıyorsunuz diye bana şey verdi, pasaport verdi. Öyle mi? Evet. Şimdi ardından da orada da halaçlar var. Dedi ki bunlar dedi Türkmendir dedi. Ben bir Türkmen'e şimdi dedi bir pasaport veriyorum dedi. Pasaport verdi. Fakat şunu söyleyeyim. Orada otururken de şimdi arkadaşımızın biri demişti ya Ermeni midir bilmem ne midir. Oradakiler de nedense hep diyorlardı ki ya Türkmen diyorlardı. Demek ki bazılarının görüşü farklı. Bakış açıları önemli. Şimdi gözler önemlidir. Nasıl görmek istiyorsanız öyle görebilirsiniz insanları. Evet. Veya olmak istediğiniz için de. Efendim Murat Bardakçı Arap değildir. Uzak yakın Arap bir tenekosluktur. Daha kuzeylidir. Çok kuzeye çıksın. Bayağı bir kuzeye çıkmanız gerekir. Yani Rusya'ya kadar gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Daha kuzey. Şimdi Moskov diyecekler. Yok o kadar kuzey değil. Biraz daha altı. Değerli izleyiciler bu arada. İlber gibi mi? Efendim aynı. İlber gibi. Biraz da Halil İnalcık gibi değil mi? Evet. Yani. Hocam. Niye tarihçiler oradan çıkıyor anlamadım. Şimdi, hakikaten ya. Farklı zeka. Ne yani? Orada daha mı zeki oluyorlar? Şimdi bu müthiş Tatarcılık yaparlar yanlarına. Felaket. Biliyor musunuz? Felaket bildiğiniz gibi değil. İlber de mesela öyledir. Halil Hoca da öyledir. Yani Tatarcılığı çok severler yani. Tatarcılık yapar. Bir de kızlıkları bakıyor. Ben de Tatarcıklar diyeceğim. Birbirine de Tatar derler. Evet birbirine Tatar diye hakaret eder sonra da. O Tatar'dır diyorlar bir de. Kızınca da. Bir de şey kötü yalnız. Türkiye'de Çerkezcilik başladı. O inanılmaz saçmalık. Olacak bir şey. Böyle bir aptallık olamaz. Rusya'dan o çarın kılıcından kurtulup devletin atıfetine sığınıp sen buraya gel burada kültürel haklar bilmem ne iste. Ya bana şey gönderdiler. Senin yarın Çerkez imzalı diye. Ya dedim ana vatanımız orası o zaman. Öyle bir şey. Git orada yap onu. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Çünkü bana çok gelen bir sorudur bu. Böyle en yetkili ağızdan şey yapsınlar. Cevap alsınlar soranlar. Yani daha önceki programda da hep gelir. Prototürkler diye bir şey çıktı. Ha evet. 8 bin 10 bin sene önce. Bir de Çin'deki beyaz piramitler. Allah aşkına ne bunlar? Prototürk diye bir şey var mı? Ya şimdi... Arkeolog arkadaşlar kanıt yok diyorlar. Biliyorsunuz bazı mağara resimleri veya kaya üzerindeki resimlere dayanarak bu türden bir şeyler ortaya atılıyor. İddialar atılıyor. Şunu söyleyeyim. Sadece kaya resimleriyle şundan bunlar tabii ortaya konmaz. Bunun dışında o bölgede insanların yaşadıklarına dair en önemli özellik mezarların bulunmuş olmasıdır. Eğer mezarınız varsa orada yaşadığınızın kanıtı olabilir. Şimdi bununla bağlantılı olarak tarih kurumundayken ben Aynur Özfırat diye 100. Yıl Üniversitesi'nden bir hanım orada kişiye, bilim adamına, doçent şey vermiştim. Yüze araştırmaları için maddi imkan tanımıştık, destek vermiştik. Şimdi bu hanım arkadaşımız, bilim adamı bütün Doğu Anadolu bölgesini taradı. 1000'e yakın kurgan çıkardı. Harita üzerine döktü. Şimdi burada arkeolojik kazı yapılacak olur ve buradan gerçekten Hakkari'de çıktığı gibi Veli Sevin'le yine evet. Bu hanımın birlikte yaptıkları bir arkeolojik kazı vardı. Tabii. Balballar vardı hani biliyorsunuz. Evet, balballar, evet. Eğer burada da o tür Türk mezarları çıkarsa bu kadar yaygın olursa o kurganlarda o zaman dersiniz ki bu söylediğim kurganlar da milattan önce 3. binlere falan dayanıyor. O zaman burada Türklerin yaşadığını söyleyebilirsiniz. Mezarlar çıkarsa. Ama öyle bir şey henüz sonuçlanmış değil. Yani bir tane, iki tane, üç tane olması evet. ifade etmez. Yaşadığınızı. Bu ticaret dolayısıyla gelebilir, kalabilir, böyle yapılabilir. Şimdi genelde bu konularda çok dikkatli olmak lazım. Yani şimdi Sümerce'nin içerisinde 200 Türkçe kelime vardır diye ille Sümerlerin Türk olduğunu söyleyemezsiniz. Hayır yani şimdi 200 kelime Amerikan İngilizcesinde de Türkçe kelime var. Yani buna benzer veyahut da işte Sırpcanın içerisinde 8000 mi 12000 mi ne Türkçe kelime var. Ne diyeceksiniz? Yani orada Osmanlı idaresi altındayken ticaret vesaire gibi sebeplerle bu kelimeler yerleşebilir. Bizim dilimizde Fransızca, Arapça, Farsça bir sürü kelime var. O zaman yani biz kimiz? Hocam beyaz kültür etkileşimi her zaman olur. Şimdi beyaz piramitler meselesinde de çok ciddi bir şey olmuştu. Orada tabii biliyorsunuz o bölgelerde özellikle bir de sulama teşkilatları vesaire gibi şeyler var. Şimdi
Çin'de bu beyaz piramitlerle ilgili doğrusunu isterseniz ben bir arkeolojik kazı vesaire gibi sonuçlarını görmeden bir şey söyleyemem. Peki böyle bir şey var mı? Ne piramit? Var orada piramit tarzında şeyler var. Piramit tarzı var, bir şeyler var. Yani daha çok var. Bu Maya yani piramitlerine burada, benziyor. Evet. Bunları kazısını yapmak lazım. Yani arkeolojik kazılarla ancak biliyorsunuz o zamana ait dokümanın en sağlamı arkeolojik kazılardır. Bunların yapılıp sonuçların ortaya çıkması lazım. Bunlar yapmadan bir şey söylememiz mümkün değil. Yani her şeyi Türkleştirmenin gereği yok zaten. Evet. Ama doğruysa bunun araştırmasını yapacaksın ve sonuca ulaşacaksın. Peki hocam Musevi Türkler yani... Karaimler. Evet. Biliyorsunuz bununla ilgili makaleler falan da yazıldı. Hazar İmparatorluğu döneminde Hristiyan Museviler var, Karaimler. Orada zaten hem Mani, hem Hristiyan, hem Müslüman hem de Yahudi Türkler var. Hazar İmparatorluğu'nda. İsmini şimdi hatırlayamadım. Onun üzerinde çalışan bir hanım vardı da. Şimdi hatırlayamadım ismini. Karaylar hakkında. Karaimlerle ilgili. Karaimler hakkında. Var yani Hristiyan Türk olduğuna göre Yahudi Türk de olabilir. Budist dinidir. Türkler de var biliyorsunuz. Yok öyle bir şey değil. Yani ama İsrailler biliyorsunuz. Kendilerinden başka kimseyi Yahudi olarak kabul etmezler geçmiş dönemde. Ama şimdi yani ediyorlar biliyorsunuz. İkinci sınıfta görseler zenciler falan da geldiler Afrika'dan biliyorsunuz. Hocam Gacallar nedir Rumeli'deki? Gacal... Kaçar değil. Gacal. Gacallar. Bilmiyorum onu. Evet. Albayrak kitabı hakkında çok tebrikler geliyor. Üniversite namusunu temizlesin ve sorumlulardan hesap sorsun. Kitabın kapağındaki bayrak figürü şu anda kullandığımız banknotlarımızın da üzerinde var. Bir yerde daha var aynı bayrak amblem. Bir televizyon kanalında. Lütfen bu konuyu incelemenizi rica ediyorum. Hmm. Nerede varmış? Ah. Hangisi? Bu bayrak figürü mü? Hayır değil. Hangisi? O bayrak figürü evet yani onu söylüyorlar. Gazetede mi var o? Hayır o kapaktaki şeyi. Ha şey Kanal Türk'ün logosuna benziyor onu söylüyorlar herhalde. Ha şu. Ha evet. Olabilir. Var mıdır böyle? Ne demek istiyorlarsa anlamadım ben. Anlamadım. Yok o ama pek çok yerde buna benzer şey vardır. O... Milli Savunma Bakanlığı'nın çıkardığı bazı kitaplar var. Onlarda da var onlar. Bu arada da Erzurum Üniversitesi'nin açılışında geçenlerde hiç utanmadan, sıkılmadan bu kitabı başbakana sunmuşlar. Sana da kızmışlar üstünde bayrak var yere koyuyor diye. Masayı kirletir. O bayrak yerlerde sürünmüş o kitap sayesinde zaten. Yeteri kadar al bayrak yerlere atılmış... O tecavüzü Rus ordusu da, diğer işgalciler de basını bile yapmamıştır. Aslında hocayla Ermeni konusunu konuşmamız lazım. Nesini konuşacağız Ermeni konusunun? Açıldım şu bu en iyi bilen kişi. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Osmanlı'nın var mı böyle açılımları kendi içindeki azınlıklara, çoğunluklarla ilgili? Ya geçen gün bir tanesi bir beyanat veriyordu. Şimdi... Yani Abdullah Öcalan Paşalık ünvanını neredeyse vereceklerdi de. Önerdi. Mümtazer Türkön'e önerdi. Ha, öyle bir hatta şey. Hatta ona da internette şey diyorlar. Şimdi Mümtazer Kürdön'e diyorlar. Hatta benim adımı da söylemiş. Kozanoğulları ile ilgili en iyi hoca kendisi bilir demiş. Şimdi Kozanoğullarından Ahmet Bey var. Kozanoğlu isyan etmişti Osmanlı Devleti'ne. Ve orada Trablusgarb'a paşa olarak gönderildi. Önce Kütahya'ya daha sonra da tekrar isyan ettiği için Trablusgarb'a gönderildi. Buna benzer olmak üzere bazı böyle önemli derebey niteliğindeki ailelerin kontrol altına alınması için onlara bazı görevler ve maaşlar bağlanarak görevlendirdiği Osmanlı Devleti'nin sıkça da olmuştur. Burada bu tür terör hareketiyle bunlar tamamen farklıdır. Şimdi evet. Celalileri düşünecek olursanız Celalilerin hiçbir tanesine böyle paşalık falan verilmemiştir. Hepsi tam tersi yapılmıştır. Kelleleri... getirilmiştir padişahın önüne birçoğu bunların. Mesela Şah Kulu Baba Tekeli dönemini düşünün. Bir isyan hareketidir. Ama devletin
doğrudan varlığına yönelik olan hareketlerde kelle gitmiştir. Ama mevzi isyanlarda onları kontrol altına almak için bu türden işlemler vardır. Şimdi onunla onu karıştırmamak lazım. O isyan bir talep için olur. Talep isyanı olur. Yani tabii. Bir şey isterler. Yani vergi indir, yani bilmem ne yap falan diye. Osmanlı da orada mesela kendi haklılığını tartışır bazen. Şöyle de oluyor. Şimdi Kozanoğulları mesela Türkön'e şey vermişti, örnek vermişti ama Kozanoğulları şöyle. Bir derebeyi niteliği taşıyor Kozanoğulları. İşte Adana bölgesinden oraya getirmiyor. Devlet adamlarının gelmesini engelliyor. Asker vermiyor. Onun dışında vergi toplamayı kendi topluyor ve kendisi harcıyor. Buna benzer bir takım hareketleri var. Hatta Kavalalı Mehmet Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa gelince Kozan Dağları'nda hatta Çadırcı Mehmet Ağa var Kozanoğullarından. Evet. İbrahim Paşa'yı işte yendikten sonra orada darmadağın ediyorlar. Mısır askerine. Bunun üzerine de padişah tarafından takdir edilen bir mektup yazılıyor. Bunun üzerine de Ahmet Cevdet Paşa'nın yazdığına göre diyor ki Çadırcı diyor fazla şımardı padişahın bu mektubuna karşılık diyor. Emmioğlu, Ammioğlu diyor o tabii. Emmioğlu bunca memaliki havzayı tasarrufuna geçirmişsin. Elini avucunun içine almışsın. Bir avuç kozanı bana çok görme ben burada hükümet edeyim diyor. Yani böyle bir tavrı var. Ayrıca İngilizler bu bölgenin ıslahını biz yerine getirelim, asker verecek hale getirelim deyince Kırım Harbi zamanında oluyor bu genelde. Onun üzerine işte 1865'te de aşağı yukarı bir 10 sene sonra, 64'te daha doğrusu bir fırka İslahiye diye fırka meydana getiriliyor. Bu fırkayla Ahmet Cevdet Paşa işte İskenderun'dan çıkıyor. Oradaki hem Gavur Dağı'ndaki Küçük Ali oğulları başta olmak üzere İşte Kürt Dağı'ndaki Hacı Deli Halil vesaire gibi kişiler buralarda bir ıslahat yapıyor. Oradan Kozan'a geçiyor. Kozanoğulları yani bir çatışma falan da başlangıçta olmuyor. Hepsi inzibat altına alınıyor. Ve bunları mesela diyor ki ben diyor tamam size artık karşı koyamayacağım diyor. O zaman bana diyor müsait bir yer verin burada duramam artık diyor. Onu deyince işte bilmem ne muhassıllığını veriyor veya ne mutasarrıflığını veriyor. Oralara gönderiyorlar işte 1000 kuruş, 2000 kuruş maaşla. Kozanoğullarında da aynı şeyi yapıyorlar. Diyor ki işte Kütahya'da Beylerbeyi ünvanıyla paşalık veriyorlar. İşte 3000 kuruş maaşla oraya gönderiliyor. Daha sonra İstanbul'a geçiriliyor. Hani herhangi bir şey olmasın diye. Ama 1878 savaşı, Rus savaşında Osmanlı Devleti yenilip de Yeşilköy'e kadar gelince Ruslar bu defa Ahmet Paşa, kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Ahmet Paşa, Ahmet Bey, Kozanoğlu Ahmet Bey, Kütahya üzerinden Kayseri'den Kozan'a giriyor geri. Ve burada tekrar aşiretini topluyor. Seviliyor tabii aşireti arasında da. Ve devlete karşı isyan ediyor. Bunun üzerine, Türkmen mi hocam? Efendim, Türkmen. Şeylerden, varsaklardan. Bunlar. Ondan sonra tekrar Ahmet Cevdet Paşa bunun üzerine hareket ediyor. Kendisi Halep Valiliği falan da yapıyor o sırada Ahmet Cevdet Paşa'nın. Ve Kozanoğlu'yla... Ahmet Paşa'nın kaderine bak. Zomadan git aynı adamı yakala getir, aynı adamı yakala getir. Bu sefer tekrar demek bu, o zaman çatışmada, da böyle. Bu çatışmada yakalanıyor Kozanoğlu. Fakat yine affediliyor. Niye peki bu sefer Trablus garba sürgün ediliyor. Sebep ne bu kadar affedilmesinde? Ya şimdi diyelim ki kellesini kesseler bütün o bölgedeki aşiretleri devlete karşı hale getirecekler. Yani Abdullah Öcalan'ın asılmaması gibi. Gibi. Ama şimdi burada terör hareketinin yöneldiği, mesela 30 bin kişi hayatını kaybediyor bu terör hareketiyle. Ama Kozanoğlu'nda öyle bir şey yok. Katledilme, şu bu, gidip de başka yerler yağmalama, bilmem ne yapma, terör hareketi yok yani orada. Yani bunları çok iyi tahlil etmek lazım. Ama bununla beraber götürüp kellesinin kesilip verildiği bir sürü de insan var yani. Hocam, peki mesela Osmanlı tabii. Döneminde hiç Kürt isyanı var mı? Osmanlı döneminde Birinci Dünya Savaşı sırasında var. Ondan önceki dönemlerde yok. Yok. O da zaten biraz yine o zaman da yine dış tahrik i̇şte, olmuş bir şey. Biraz önce söylediğim işte Kürt dağlarındaki bu Deli Halil falan gibi şeyler, Keferdiz vesaire gibi nahiyelerdeki şeyler ıslahat sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı çıkanlar var ama sonunda hepsi ordugaha gelip biat ediyor. Ve ondan sonra da diyelim ki Halep'e gönderiliyor 2000 kuruş maaşla, 1000 kuruş maaşla Antep'e gönderiliyor, mutasarrıf haline geliyor. Ya paye veriliyor yani yönetim şeyi değil de. Fakat hocam ben bir şey söyleyeyim size yani bu ilginç bir
cümle olabilir bilmiyorum. Ben 1996-97 o yıllarda gittim. Abdullah Öcalan'la işte şeyde Lübnan'da bir görüşme yaptım. Bari'de sen de gittin görüştün. Sen BK'ya gitmiştin. Yani 91, sen 90 ya 90 yok 91'de senin gittiğin galiba. İşte ondan 5 sene sonra da ben gittim. BK'daydım. Sen BK'daydın. Ben de şeyde görüştüm. Bar Elias'ta, Lübnan'ın doğu kesiminde. Mesela geldikten sonra burada işte biz o programı yayınlayamadık o zaman. Terörle mücadele yasası gereğince kanal programı yayınlayamadım. Program yayınlanmayınca şeyden çağırdılar beni. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çağırdılar. Dediler ki, peki siz giderken onların haberi var mıydı? Geldiğinizde mi haberler? İstihbarat mesela. Bilmiyorum haberleri var mıydı. Siz kendinizden gittiniz. Biz kendimizden gittik. Verilmez ben gidiyorum. Hayır yani belki şöyle olabilir. Duymuşlarsa duymuşlar da bilmiyoruz artık o kadarını. Gittik geldik. Geldikten sonra program yayınlanmayınca beni aradılar Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan. Dediler ki işte bu programın band kaydını alabilir miyiz? Hatta ben de onlara ham kaydı verdim. Yani montajlanmamış kaydı verdim. Yani hani içinde gizli bir şey olmadığını görsünler diye. Yani bir suç unsuru olacak bir şey yok benim açımdan. Sonra da çağırdılar Ankara'ya, bir sohbet edelim dediler. Gittim Ankara'ya, oturduk konuştuk. Mesela orada ben de benzer bir şey söylediğimi hatırlıyorum şimdi düşününce. Dediler ki yani Öcalan'ın sizce ruh hali neydi dediler. Dedim ki valla bıkmış, bezmiş ve o hal bölge valiliğinde eğer iyi bir görev verilirse döner dedim yani. Yani hakikaten yani o hali çok Kürtlere çok kızıyordu. Kürtlere hiç kimse bir hakaretler etmişti yani. Kürtler şöyledir, Kürtler böyledir diye ağır hakaret etmişti. Ve bölgedeki terörün nasıl sona erdirileceğine ilişkin fikirleri vardı. Şunlar şunlar olursa terör sona erer, işte bunları şöyle yapmak falan lazım diye fikirleri vardı. Dedim ki hani OHAL bölge vali yardımcılığına gelir ama hani bir muhtarlık bile bir süre onu idare edebilir falan diye. Öyle bir izlenim bende de oluşmuştu yani. Gerçi o zaman daha yakalanmamıştı. Şimdi tabii peki hocam 19. yüzyılda Bedirhani isyanı var mı? Bedirhaniler... 19'dan büyüğün... Ya şimdi yok. Biliyorsunuz Abdülhamit döneminde özellikle Kürtlerin, Kürt aşiretlerinin isyan etmemeleri için bu Hamidi alayları kuruldu. Şimdi aşiret mektebi Hümayunu oluşturulmuştu Abdülhamit döneminde. Ondan önce. Benim bildiğim var. Kadarıyla Bedirhanilerin şöyle kaçtı bildiğimiz hatırlamıyorum tam ama benim bildiğim kadarıyla ne o Şerefan? Hayır Bedirhani. Yok o şey yani. Tamamen farklı o Şerefan'ın. O niye farklı? Şey değil mi? Şerefan şeyi kastediyor. Şerefname mi diyorsun? Şerefname. İsyan falan yok ki orada. Şerefname yazıldı. O ayrı. 1597'dir Şerefname'nin yazılma tarihi. Evet. Yani Kürt tarihi diye yazılan Şerefname. Ben onu hatta tarih kurumunda Türkçe'de Farsçasından orijinalinden çevirttim. Hatta bir ön söz falan yazmam lazımdı. Mürsel diye bir arkadaşımız var. Dil tarihte Farsça bölümünde. Çevirdi. Şimdi hala elimizde. Ben ona basılmadı bir, o değil mi? Yok basılmadı. Ben şimdi ona bir ön söz falan da bir bazı aşiret şeylerini de eklemek suretiyle yayınlamayı da düşünüyoruz. Orijinalinden çünkü birebir oldu. Üstelik tam güzel bir çeviri yapıldı. O çok yıllar önce Ant yayınlarından mı? Bir yerden çıkmıştı. Bir yerlerden çıktı ama bazı eksikler ve şeyler var. Şerefname. Şimdi bu doğrudan doğruya orijinal nüshasından çeviri yapıldı. Çünkü yeni çıktı mı? Yok daha çıkmadı. Şimdi bunu çalışıyordum. Bunu bitirdikten sonra dedim şimdi burada bir sürü aşiret geçiyor. Şerefname'de de bir sürü aşiret geçiyor. Şimdi o 1597'dir yazılma tarihi. Bu 1453'te başlıyor. Haliyle 1597'de içeriyor bu. Evet. Şimdi o tarihte mesela Boğduz'dan tutun da bilmem neye kadar ki Büyüdüz bizim bildiğimiz işte. Orada geçen aşiretlerin birçoğu bunun içerisinde var zaten. Dipnotlarıyla bunları falan vermek istiyorum onun içerisinde. Yani o şerefname olduğu gibi metin hazır tabii yayınlanacak ama. Bir de güzel giriş yazdıktan sonra onu koymak lazım. Gerçekten enteresan şeyler vardır orada, bilgiler vardır. Mesela Kürtlerin menşeini, adının menşeini anlatırken... Nedir menşeği? Şerefan şöyle söylüyor onu. Dahak'ın döneminde, İran Sasani hükümdarlığı döneminde Dahak bir hastalığa yakalandığını belirtiyor. Yani birkaç şeyler anlatılıyor da değişik. Bu mesela çok ilginç ve Osmanlı şeyiyle uyuşuyor aslında. Büyük bir hastalığa yakalanıyor. Bu hastalığına hekimler ancak iki kişinin beyinlerini çıkarıp
bu yarayı sürüldüğü takdirde şifa bulacakları belirtiliyor ve bunun üzerine her gün iki kişi katlediliyor genç. Bunların beyinleri bu yaraya sürülüyor işte ve birazcık şifa buluyor, ağrılar dinliyor. Fakat bununla görevli olan kişi bu gençlere acıyor ve bir tanesine diyor ki hadi diyor sen diyor kaç diyor dağlara çekiliyor bu giden. İşte diyor bu dağlara çekilip gidenlere Kürt dendi diyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde de ovada yaşayan mesela İzzettinliler vesaire gibi bir takım gruplar var. Ovada yaşayanlara Türkmen derken aynı aşiretin dağlık alanında yaşayana Ekrat diyor Osmanlı. Kürt diyor yani. Evet ama 1597'den önceki tarihte diyor Osmanlı bunu. Muhtemeldir ki Şeref Han Osmanlı şeylerinden bu geleneğinden gelen şeye de dayanarak bu türden bir ifade kullanıyor diye düşünüyorum. Yani dağ Kürtlerine de dağ Türklerine de dağlı Kürt anlamına. Dağlı anlamına gelmek üzere diye. Tabii bunu genelde Kürt aşiretlerinin bulundukları bölgeler dağlık alanlar olduğu için belki Osmanlı'da da o dağda yaşayanlara onun için Ekrat demiş olabilir. Olabilirler. Ama bunları dediğim gibi tabii çok ciddi araştırmalar yapmamız lazım bu konularda. Daha çok eksiğimiz var Türkiye olarak. Yani belki bu bir başlangıç olabilir. Onun için söylüyorum. Millet Jüpiter'i araştırıyor. Biz daha kendi toprağımızdaki varlığımızı araştırıyoruz. Yani bunu çok önceden yapmamız lazımdı bana göre. Çok önceden yapmamız lazımdı. Sonunda biz kafamızı kuma gömdük. Ama birileri işte kafasını kuma gömmüyor. Bak bunlar yazıyor. Yazıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik gruplar diye. Adam Türkiye'yi karıştırmak için. Başarılıyorlar şimdi mesela Murat Bardakçı'ya deminden beri şey geliyor. Hakaretler yağıyor. Niye? Demin dedin ya ayıptır bu yaptığınız diye. Kitap için. Yok şey için. Çerkezler için. Şimdi hakaretler geliyor. Seni kınıyoruz. Söyle benim %50'm Çerkez. Evet %50'm Çerkez. Niye yapayım? O tarafından ailemin, o koldan büyük dedelerim çağdan kaçmışlar, buraya sığınmışlar. Ve zamanın padişahından mülk, arazi bilmem ne de almışlar, rahat bir hayat sürmüşler. Yani kültürel haklar tartışılacaksa onun yeri orasıdır. Yani benim dedelerime kucak açmış memleketen kalkıp da bana hakkımı ver demem. Zaten almışız o hakkı. Zaten vermiş. Yaşama hakkını vermiş. Kalkıp da burada yok Çerkezce, Abazaca bilmem nece eğitim, özgürlük şu bu. Yahu İstiklal Savaşı'nın zaten sunucularının arasında çok yüksek oranda Çerkezler. Kafkasyalı. Kafkasyalı var. Çerkez genel bir şey. Kafkasyalı vardır. Hala bu dil serbestçe konuşulur. Başka dillerin uğradığı takibata uğramamıştır. Çerkezce serbestçe konuşuluğu o Çerkez dilleri. Devletin kuruluşuna da görev almış. Ve yahu yaşama hakkını vermiş size Türkiye. Artık ne hakkını istiyorsunuz? Yapabiliyorsanız gidersiniz kardeşim. Kafkasya'da yaparsınız o mücadeleyi. Şimdi tabii bizde bir şey var. Biliyor musunuz? Kültürel haklar bu demek değildir. O başka bir şey. Şimdi, anavatan orası. Murat Bey, yani. burada bir mesele var. Şimdi Türkiye tabii bir imparatorluğun bakiyesi. Veya varisi de diyebiliriz. Tabii imparatorluk nasıl dışarıya doğru genişlerken, toprağını genişletirken dışarıya nüfus naklediyorsa, kapanırken de içeriye nüfus akmıştır. Ama hocam, yani Kafkasya göçleri olduğu vakit bizim yani Osmanlı toprağı değil de artık orası zaten çıkmıştır. Biliyorum ama bir de şu var, tabii Kafkasya'da aslında çok büyük bir sıkıntı yaşıyordu oradan göç eden insanlar. Tabii. Yani bir kaçıyorlardı ve evet. Selamete ulaşmak için Türkiye'ye geldiler. Evet. Aynı şey Balkanlar için de geçerli. Ne kadar insan katledildi biliyor musunuz? Kafkasya'dan gelen veya Balkanlardan gelen insanlardan. Türklerin belki de bir hatası da o. Yani onları hiç kendi soydaşlarının o uğradığı mezalimi hiç o zaman gündeme getirmedi. Dile getirmedi. Mesela hiç kimse bunu gündeme getirmez. Balkanlardaki Türk kıyımının. Ya 2,5 milyona yakın insan hayatını kaybetti biliyor musunuz? Tabii. Yani bunu kimse dile getirmedi. Yani malının mülkünün durup dururken mi? Hocam isterseniz şu bir reklam arası verelim sonra. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'deki Çerkez hakları. Ben dilimi konuşayım edeyim falan diye istenmiyor. Yani Kafkas özgürlüğü hakları dedikleri. Bu kültürel baskı yapılıyor diyorlar. Yahu ne baskısı? Bize de baskı yapılıyor Murat'cığım. Gazete çıkartsalar da o dilde kaç kişi okuyor. Yani neyse o da ayrı bir şey. Değerli bu arada çok sayıda mail geliyor. Maillerde cevapladığımız sorulara tekrar söylüyoruz. Kıbrıslılar nereden gitti Kıbrıs'a? Kıbrıs Türkleri diyorsunuz. Bunun cevabını hocam programın başında verdi. Kıbrıs Türklerinin
Toroslardan gittiğini, Ermenek, Mut, Karaman, Bor, o bölgelerinden gittiğini söyledi. Keza diğer bölgelere ilgili böyle sorularınız var, nereden gitti diye. Program siz televizyonu açtığınız anda ya da diziyi ya da spor programı bırakıp buraya geçtiğiniz anda başlamadığı için tekrar tekrar yapmayalım. Elden gelince bilgileri tekrarlamaya çalışıyoruz ama yani artık bir yerden sonra da artık olmuyor, sıkılıyoruz. Şimdi gece bir haberleri için kısa bir ara vereceğiz. Haberleri alacağız haber merkezinden, sonra tekrar devam edeceğiz. Ya şu haber yazım diline niye dikkat etmezler yani? Doğu Türkeş Alevi. Doğu Türkeş bir Alevi cemaatinden girmiş gibi oldu. Bu hepimizin sorunu yani, sadece şu anda olan bir şey değil, gazetelerde, masterde, her yerde ne yazık ki bu Türkçe hataları dedim, yapılıyor. Türkçe de unutulacak herhalde dedim. Vallahi unutuluyor. Bu arada çok sayıda mesaj geliyor. O kitabın üstündeki ay yıldızın kullanılış biçimi diyorlar. Çok yaygın olarak bu şekilde kullanılmaya başlandı. Kitabı yakından gösterirlerse. Bakın 100 liranın üstünde de aynı şekilde kullanılmış. 50 liranın üstünde de aynı şekilde kullanılmış. Paraların üstünde de aynı şekilde kullanılıyor. Bu biraz şeyde vardı. Stilize edilmiş biraz. Evet. Cumhuriyet'in kuruluşunun işte kaçıncı yılıydı da 75. yılı. Evet öyle bir şey. Buna evet, benzer evet. Bir logo hazırlamış. Yani logo stilize edilmiş. Ya. Millet artık öküz altında buzu ağrıyor. Evet. Bilmiyoruz. Ama enteresan, Türkiye'de öküz altında buzu aranıyor. Sonra öküzün altında buzağı da çıkıveriyor birdenbire bazen. Bakalım buzağı mı çıkacak? Şimdi yani bir de o zaman al bayrak da şeyin tam bayrağın üstünde yer alıyor diye Osmanlıca. Kim nerede ona kızabilir? Ne diyor orada? Vilayet-i Şarkıyye mi denir, Şarkıyye mi denir? Tabii Şarkıyye de artık Şarkıyye de yazılır. Takipte yani. Olabilir. Yani biraz... İsmi yanlış. Hmm. Takipte çift yazılır şeyler. Evet. Yani Şarkıyye de denebilir. Yani tek yazması tek o kadar mu? Çok şey değil. Galata meşhureden olur denirse yani o. Oh. Evet, nerede kalmıştık? Sen bir konuyu konuşalım diyordun Murat. Habere gittik, unuttuk. Beyaz piramitleri Ermeni meselesi. Ermeni açılımı şeyi. Açılımı. O konuyu şimdi önemli bir şeyi vardı çünkü senelerce o meseleyle uğraştı hocam. Ve ondan uğraştın da benim burada asıl söylemek istediğim bir şey daha var. Şimdi bu Osmanlı döneminde kendi şeceresini arayan arkadaşlar için söyleyeceğim. Hani bir sürü mail geliyor diyorsunuz ya. Şimdi Osmanlı belgelerine bakarak şeceresinizi çıkaramazsınız. Hı. Çünkü Osmanlılar'da bugünkü anladığımız anlamda bir nüfus kayıt sistemi yok. Yok. Onun için hatta onu söyleyeyim. Doğum tarihleri bile büyük devlet adamlarının bile bilinmez. Bilinmez. Atatürk'ün bile bilmiyor İstanbul'un. Dolayısıyla tarihini. Kim kimin akrabasıdır vesaire bu ancak... ön plana çıkmış bir takım devlet adamları olursa ancak ondan evet. Sonra onun mahdumu şudur, kerimesi şudur veya bilmem neyi şudur gibi evet. Ancak değerlendirilebilir. Sadece şu vardır. Mesela Alevi inancında olan vatandaşlarımızda bir takım dedelerin şecereleri vardır. Buradan yani sadece onun ailesiyle ilgili şecereler çıkabilir. Bir de Osmanlılar'da biliyorsunuz Osmanlı döneminde seyitler vardır. Peygamberimizin ailesinden soyundan geldiği gelir. Söylenen. Ama bunda da mesela suistimale uğramıştır seyitlik. Osmanlı çünkü döneminde seyitler vergilerden muaf tutulmuştur. Peygamberimizin ailesindendir. Bunda da sahte seyitler çıkmıştır ortaya. Bununla ilgili kararlar çıkmıştır. Pek çok karar alınmıştır. Özellikle 3. Mustafa zamanında galiba. Ondan itibaren başlıyor. Evet. Beratı iptal edilmiştir. İptal edilmiştir. Dolayısıyla sadece bu şecerelerden bir şey çıkabilir. Ama Osmanlı diğer belgelerinden ulaşmanız mümkün değil. Sadece şuna ulaşabilirsiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti döneminde biliyorsunuz Osmanlı'dan ilk nüfus sayımlarının ve nüfus sicillerinin kayıtlarının tutulduğu dönem var ya. O 1909'dan sonraki dönemdeki kayıtlar ama bunların babası, dedesi gibi şeyler de yazıldığı için 1845'lere kadar inebiliyor. Hı hı. Ondan öncesini nasıl bulabiliriz? Ondan öncesini bu nüfus kayıtlarında olduğu gibi bulamayız. Ama temettuat defterleri var. Temettuat defterlerinde bir köyün
veya bir kasabanın veya buna benzer bir yerdeki baba atlarıyla birlikte insanlar kaydedilmiştir. Böylece diyelim ki dedenizin adını biliyorsanız o tarihte o temettuat defterlerinden bir şey çıkarabilirsiniz. Bu bir. Ama anneannesini bulamaz. Ha, bulamaz. Yani bulamaz. Öyle bir nüfus kayıt sistemi evet, yoktur. Evet. Ama bununla beraber şu olabilir. Yani sadece ailenizin lakabınızın bilmem nereden beri geldiğini anlamak için yapabilirsiniz bunu. Şer'i mahkeme sicil kayıtlarında, şer'i mahkeme kayıtlarında diyelim ki bir veraset ilamı vesaire gibi bir ev alırsınız bununla ilgili veya bir davanız olursa bununla ilgili de yine isimleriniz geçebilir. İşte şahit olarak gösterilmiş olabilir, davalı, davacı olabilir. Çok düşük ama ihtimaller. Dediğim gibi %100 değil tabii zaten evet. Söylüyorum. Bir ihtimaldir. Diğer taraftan ahkam defterlerinde bir arazi meselesi veya araziniz varsa tapusu, kayıtları bilmem onun sınır çerçevesini vesairesini ahkam defterleri aracıyla bulabilirsiniz. Ve en son dediğim gibi tahrirlere kadar uzanan bir süreç içerisinde burada olduğu gibi işte bir aşiretten şuradan geliyorsunuz diye ancak ortaya çıkabilir. Onun için. Ama dedemin dedesinin dedesi yok. Şeydi, ninem şuydu, bilmem evet. Şuydu böyle bir kayıt yok Osmanlılar'da. Boşu boşuna hiç kimse bunu böyle bulacağım diye araştırmasın. Peki hocam Osmanlı'da da tapu var mı? Tabii var tapu. Niye mülk şeyin değil mi? Yok hepsi Hadi değil. Şahane. Şimdi Osmanlı özellikle toprak var. Sistemine baktığınız zaman miri arazi dediğimiz devlete ait bugün hazine arazisi hazine. Gibi o var. Vakıf arazi var. Ondan sonra bir de şahsi arazi var. Kişilere ait yani mal mülk var Osmanlı'da. O timar sistemi falan hepsi devlete ait arazidir. Ha, bu kanuni döneminde biraz daha değiştirilmiştir. Ebu Suud Efendi'nin fetvasıyla miri arazi daha genişletilmiştir çerçevesi. Hani devletin vergileri daha fazla artsın diye. Çünkü o kanun dönemi biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin ekonomik yönden çöküş dönemidir. Mesela kanunun ilk dönemlerinde 100 dirhem gümüşten 300 akçe kesilirken 1550'li yıllara geldiğimizde 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmeye başlamıştır. Yani devalüasyon. Ya %50'lik devalüasyon vardır. Bunda bayağı şunun yani. Etkisi de var. Artık o tarihlerde coğrafi keşifler meydana gelmiş. Çok önemli miktarda mesela Amerika kıtasından Avrupa'ya kıymetli geliyor. Maden akıyor. Mesela İspanya'ya 1550 yılında gelen altın ve gümüş miktarı tam 228 ton. Tabii bu Osmanlı piyasasına da giriyor. Çünkü Osmanlı piyasası bütün paralara açık. Açık. Dolayısıyla üretim aynı dururken eldeki para miktarı artınca da alım gücü, paranın düşüyor. Alım gücü düşüyor haliyle. Pahalanıyor malzeme, çok daha para veriyorsunuz yani. Dolayısıyla yani Osmanlı döneminin o dönemi, yani kanun dönemi ekonomik olarak devletin çökme dönemine girme dönemidir. Tabii. Yani dediğim gibi bu etnisite meselesinde herkesin o denli meselelere bakmaması lazım. Ancak dediğim gibi bir aşirettir, şudur, budur ancak bunlar çıkabilir. O da lakabınızı biliyorsanız ve bu yeni bir lakap değilse yani 19. yüzyılda aldığınız bir lakap değilse bir de aşiret adlarında da çok büyük değişiklikler var mesela. Diyelim ki Jirkiler, bugün Kürt aşireti, mesela o zaman Zirki diye geçiyor. J harfi Osmanlılar'da kullanılmaz. Z harfiyle mesela kullanılıyor. Ona göre mesela baktığınız zaman da bunu ona göre bakacaksınız. Veya mesela diyelim ki Bayat D ile yazıldığı için burada T ile baktığınızda bulamazsınız Bayat'ı. Bayat diye bakacaksınız. Bir de tabii bunu bazıları da yanlış Bayat deyince ekmek bayatlanmış ekmek zannediyor. Halbuki yani Bayatlar 24 boyundan bir tanesi. Bir tanesi. Onu ona göre değerlendirmek lazım. Yine mesela Bayat dalla mı yazılır? Dalla yazılıyor. B Y Elif daldır. Yani B, Y, ha öyle. Mesela enteresan. Şeyde Bayati makamı T'yle yazılır. O ama demek o, ki Bayatlardan değil. Değil. Onunla alakası yoktur onun. Muhtemelen yoktur. Yani Kürdi var. Hı hı. Yani D'yle yazılır. Şey mesela Kürt de T'yle yazılmaz. D'yle Osmanlı'da D'yle yazılır. Kefr-ı Dal'dır. Biz Kürdi yazarken böyle yazıyoruz ha, veya Kefr-ı Dal'dır. Kürt'i yazmıyorsam orada Kürdi böyle yazıyoruz. Ama Bayati yazarken böyle yazılıyor. Bayati de belki bayati yazılamayacağı için belki T'ye yumuşamış olabilir. Bayati
Bayağı değil yazılma. D sertleşmiş oluyor. T yumuşamıyor, D sertleşiyor. 16. yüzyılda falan, yalnız hocam 16. yüzyılda falan da T'yle yazıyorlar. Dallı hiç ben Bayat'ı görmedim. Ama bütün demek ki Bayatlarla bir alakası yok onun. Başka bir, o zaman başka bir yerden geliyor. Onun dışında mesela şeyleri yine sorgulamalarda şuna dikkat edilmesi lazım veya bakarlarken. Şimdi ben işte bunu bulamadım diyor mesela bazıları kendi şeyini. Halbuki Kafkasya'dan göç edip gelmiş. Veya Balkanlardan göç edip gelmiş. Tabii ki bulamaz. Normalde yani onlar olmaz. Bir de şu var. Mesela şeylerde Zeydanlarda var ona benzer bir değişiklik. Şu an mesela normalde Zeydan ismini taşımakla beraber yeni bir isim almışlar şu an. O isimle sorguladığınızda da bulamazsınız. Orijinal ismiyle bakacaksınız. Mesela İzolluların dışında bir de İzanlılar var. O da o bölgede yaşayanlar. Tabii İzanlı'nın yazılışı farklı biliyorsunuz. Elif Y, ondan sonra Z, Elif, Nun, Lam, Vav olarak yazar. Dolayısıyla o gibi şeylere çok dikkat etmek lazım. Mesela Dodurga genelde Osmanlı şeylerinde T ile yazıldığı için Todurga diye yazılır. T ile yani yazılır. Anadolu tipi. Tabii tabii. Anadolu gibi. Onlar da bir takım şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ben deneyecekler. Birçok deneme yapmak, değişik denemeleri evet. lazım. Şimdi orada zaten internetten hele sorguluyorlarsa o zaman çok daha kolaylık sağlayabilirler. Orada ücretsiz sorgulama bölümü var. Oraya baktıkları zaman değişik şekillerde sorgulamalarında fayda var. Ama site çökmüş şu anda yok değil mi Fatih? Şu anda çalışmıyor site. Gitmiş olsun siteye. Sağlık olsun. Belki toparlanır tekrar. Güçlendiririz. Niye güldün Murat? Sitenin çöküşüne. Ben bu arada kendi ailemi arıyorum. Ama bu sizin buldum programdan kaynaklanmıştır. Yani sitenin bu kadar çökmemesi lazım. Hokkaido adası. Japon. Neye bakıyorsunuz? Kendi ailesine. Kendi aileme bakıyorum. Ne olarak bakıyorsunuz? Altaylı olarak bakıyorum. Altay kelimesine bakın. Oraya varmış. Bulmaya çalışıyorum. Ne kadar çok aile varmış ya Rabbim. Bence var. Bence vardır. Bakacağız. Yaklaştım. Şimdi size mailde bir sürü benimkine de bak diye bir sürü gelebilir. Kitabı alıp bakacaklar. Kitabın adını duymadan soruyorlarmış. Oraya Anadolu aşiretleri. Şöyle, bu efendim şöyle kaldırayım da. Bu. Bulamadım ben. Altılar var ama Altaylı yok. O niye? Aslında Altay dağlarından gelen bir Altaylı mı demişler yoksa bu soyadı kanununda onu söyleyeyim mesela. Soyadı kanunu çıktığı lakabı. Zaman çoğu kişiye soyadı kendi lakabı verilmemiştir biliyorsunuz. Memurların kendi kafalarından uydurup uydurup verdikleri soyadları vardır. Şimdi onunla bakarlarsa gene bulamazlar. Veya diyelim ki bugün oturduğu köy Çukurören diyelim ama köyünün eski adı Çukurören değil de mesela Çukurova'dır veyahut da Çukurabat'tır. Onu o şekliyle bulması lazım veya çukur kelimesini yazıp bir sürü tabii çukur kelimesini yazdığında dünya kadar şey gelir. Ha burada indeksten bakmaya kalkıştığı zaman da zaten Ç ile başlayan o kadar çok kelime var ki evet. Başa çıkamaz. Evet. Altaylı herhalde soyad olarak alındı Fatih. Şeyde, lakap değil de soyad olarak herhalde. Lakabı sorulamadı. Şunda belki şey varsa... indekste. Bardakçı içinde bardakçı arıyorum. Var çok var. Arap olup olmadığına mı bakıyorsun? Ama ben şeyi biliyorum yani oradan gelmiyor soyadı. Yok Kürt mü diye bakıyorum. ama söyledi yarım Çerkez'dir dedi ama yarısını bilmiyoruz diğer yarısını. Gözümden belli olmuyor mu efendim Halil Hoca'yı düşünüyorum. Ama belli olmaz adam diyor ki işte tipe bakarak başka türlü karar da verebiliyorlar. Tabii canım hiç belli olmaz bu işler. Harcamada Ermeni dediler tipine bakıp. Halbuki Ermenilerin bazı şeyleri vardır. Çok yakın dostlarımız var Ermenilerden. Hem olsa ne olacak? Hayır olsa ne olur yani? Hayır bunu neden dert edindiklerini anlamıyorum. Yani diyelim ki Ermeni olursunuz veya olmazsınız. Suç değil ki yani bu. Vallahi işte... Çingeneler nedir hocam? Ne zamandan beri vardır Anadolu'da? Çingane mi? Çingane sancağı var biliyorsunuz şeyde Bulgaristan'da.
Valla bunların Hindistan kökenli olduğu söylenir. Bazen İspanya'ya kadar götürürler bu işi. Ama Osmanlı Devleti döneminde bir çingene sancağı var. Çingeneler içerisinde hem Müslüman olanları var hem de olmayanları var. Olmayanlar nedir? Valla onların tam şeyi belli değil yani. Tam olarak bilmiyorum ama Hristiyan çingeneler de var tabii. Evet. Ama Müslüman çingeneler bugün hala yani Romanya'da da bulunuyor. Ve bunlar Türk olarak adlandırılıyorlar. Yani çingene olmalarına rağmen Türk olarak adlandırılıyor. O bölge de öyle diyor. Mesela şeyde Hasan Dağı'nda, Hasan Dağı değil de neydi? Baba... ya kafam şey yaptı. Baba Dağı'nda mesela çingeneler vardır. Çok az Türk var orada mesela. Hepsi Türk diye bilinir oranın. Hmm. Evet. Sarı Saltuk Türbesi falan vardır oralarda. Hatta bir Kırşehirli vatandaşımız önemli bir miktar para iş adamı orada vererek türbeyi ona attı. Ziyaret edilir falan böyle bir yer. Bu tahtacılar nereden geliyor tahtacılar? Tahtacılar işte bizim Antalya bölgesindeki Yörükler... Peki bu Balıkesir tarafında da var tahtacılar, onlar ne? Aynı. Onlar da Yörükler, normal Yörükler. İşte genelde orman ve tahta ağaç işleriyle uğraşırlar işte bunlar. Ağaççı diye de var Yörüklerden. Ağaççı diye de geçer. Şimdi genelde meslek, Yörükler arasına hele bakarsak mesleklerine göre de çok adlandırılabiliyor Yörükler. İşte ağaççı denilebiliyor, işte at çeken Yörükleri denilebiliyor, tahtacılar denilebiliyor. Şimdi genelde tahtacılar bizim Alevi inançlı vatandaşlarımızın Yörük Türkmen grubunun bir kesimi bunlar da. Şöyle söyleyeyim. Bunlar tek bir boya mensup değiller. Alevi olan Türkmen grupları. Mesela Çepniler de var, Afşarlar da var. Bunların içerisinde teke işte olanlar vardır. Salurlardan var, Beydililerden var. Değişik gruplardan böyle. Mesela Hülya Avşar Kürdüm diyor, sonra Türküm diyor, sonra Kürdüm diyor. Şimdi ben şöyle söyledim. Yani tabii ki kendisinin ne olduğunu, ne hissettiğini bilmiyorum ama eğer modaya göre değişiyor. Eğer gerçekten Avşarsa, Avşar boyundansa zaten bir defa açık ve net Avşar, işte Yazıcıoğlu'nda da her tarafta da Oğuz boylarının Oğuz bir boy olduğu ve Türk olduğu belli. Geçenlerde bir gazetede şey vardı, işte babam çok koyu bir Kürtcüdür dedi. Ve fakat ardından yine kendisi ekledi, asıl Kayseri, işte Pınarbaşı bölgesinden gelmişiz, bir Türk grubuyuz dedi. Zaten Avşarlar orada yaşıyor biliyorsunuz. Hı hı. Hatta Çerkezlerle de şeyleri vardır, nizaları vardır çünkü... Uzun Yayla aslında Avşarların yaylaklarıdır. Osmanlı oraya yerleştirme kararı vermiştir Avşarları. Fakat Çerkezler Kafkasya'dan gelince onların yaşayabilmelerine en uygun yer Uzun Yayla bölgesidir. Serin ve soğuk bir bölgedir Uzun Yayla, Kayseri'nin. Pınarbaşı, işte Sarız, o bölgeler. Oraya yerleştirilmiştir. Bu defa Avşarlarla Çerkezler arasında çatışma çıkmıştır. Avşarlar daha ovalıklara falan indirilmişlerdir. İşte Çukurova'ya falan da büyük çapta inmişlerdir. Ama hala yani şu an bile çekişme belli oranda devam eder. Peki orada. Şimdi mesela Osmanlı'nın bu göçer boylardan çok da haz etmediğini biliyoruz. Yani haz etmemesi sebebi sadece etnik nedenlerle şeye veya... Şeye kadar o. Yani imparatorluğun genişleme dönemine kadar hiç haz etmiyor diye bir şey söz konusu değil. Tam tersine yerleştirmeyi engelliyor. Yerleşmelerini engelliyor. Çünkü Rumeli'ye naklettiği Yörük grupları... oradaki Hristiyan çoğunluğun içerisinde asimile olmamaları için Yörükler daha içine kapalı bir toplum. Geleneklerine daha bağlılar ve haliyle orada tutunabiliyorlar. Özellikle de kırsal kesimde oldukları için şehirlere girmediklerinden asimile olmuyorlar. Yani Rumeli bölgesindeki Yörük gruplarının temeli buraya dayanıyor. İşte Kocacık Yörükleri, dediğim gibi Selanik Yörükleri, Ofçabolu, Tanrıdağ, Naldöken vesaire gibi Yörükler. Şehir hayatına gönderilmiş, gitmiş olanlar da tamamen tabii olmuyor ama şundan dolayı. Diyelim ki Balıkesir'den, şuradan buradan yerleşim alanlarından 40 hanede bir hane alınır. Osmanlı öyle bir sistem kurmuş ki bir şehrin tümüyle bazı mesleklerden yoksun kalmaması için o şehirdeki değişik meslek gruplarından 40 hanede bir hane olmak üzere alır ve nakleder. Gittiği yerde de insanlara
gayrimüslimlerin arasında mahallelerinde ev yapmaz. Ayrı mahalleler kurdurur. Ayrı mahalleler, yani Müslüm ve gayrimüslimler ayrı mahallelerde yaşar. Böylece tabii Osmanlı Devleti'nde şehircilik hayatında şöyle bir sistem vardır. Yeni bir yerleşim yeri açılıyorsa muhakkak önce bir cami yapılır. Caminin etrafında bir takım külliyeler yer alır. İşte han, hamam, mektep vesaire gibi şeyler. Bunlar yapılır. Çeşme, bir takım sosyal bayındırlık tesisleri yapılır. Onun çevresine mahalle yerleşir. Dolayısıyla diyelim ki Cami-i Atik mahallesi denebilir. Veyahut da o gönderilen aşiret diyelim ki Balıkesir'den gitmişse o bölgedeki aşiret, Balıkesirli ismini alabilir mahalle. Veyahut da bir şahsın ismini alabilir o mahalle. Böylece o bölgede, o şehrin içerisinde diyelim ki 5 tane Hristiyan mahallesi, 1 tane Müslüman mahallesi varsa bile iç içe asla yaşamazlar. Böylece kendi varlığını, tabii adet ve geleneklerini, kendi hayat tarzlarını orada yaşama imkanı bulurlar. Bence her ikisi de rahat eder aslında. Peki iç içe barış içinde yaşamak şeyler nerede kaldı? Mozaikler falan. Ay, yine barış içinde yaşıyorlar. Birbirlerine kavga etmiyorlar. Çünkü sistem, yani kanunnameler var. Her bir mesela sancağın, kazanın kanunnamesi var. O kanunnamelerde şimdi iki tür Osmanlılar'da kanun sistemi vardır. Bir genel kanunlar, genel ceza kanunlar, bir de mahalli kanunlar. Her sancakta bir kanunname vardır. O kanunnamenin özelliği şudur. Diğer bölgelerde olmayan, o bölgede sahada olan konular o kanunname içerisinde yer alır. Böylece aynı kanunla öte taraftakiler rencide olmaz veyahut da zor duruma düşmez. Yine çok merak ettiğim bir şey. Hepsi Türk. Anadolu'dakilerin hepsi Türk. Niye bir kısmı Sünni, bir kısmı Alevi? Yani niye Sünnilik yayılmamış? Niye herkes Sünnileştirilmemiş? Veya niye hepsi Alevi olmamış? Veya niye herkes Alevi olmamış? Yani niçin ikiye bölünmüşler? Hep sonuçta hepsi Türkmen. Şimdi genelde yerleşik sisteme geçmiş olanlar daha çok Sünni. Şimdi Nakşibendilik yerleşik halk üzerinde çok yayılmış. Yani tarikat olarak. Ama mesela Hoca Ahmet Yesevi yolundan gelenler de daha çok gezici dervişlerle oradaki göçebe ahali üzerinde de etkili olmuş Yesevilik. Anadolu'ya gelenler de Hoca Ahmet Yesevi yolundan gelen insanlar oldukları için onlar da gezici dervişler vasıtasıyla göçebe unsur üzerinde çalışmışlar. Şimdi dediğim gibi büyük cemaatlerin, aşiretlerin içerisinde bile din adamı yok. Görünmüyor yani. Evet. Ama birçok aşiretin içerisinde İmam Hatip var. Belli ki bunlar imam falan olduğu zaman Sünni oldukları belli. Şimdi bunu şöyle düşünün. Genelde tarikatların her birinin bir şeyhi vardır. Evet. Tabii ki Alevilikte de dedeler vardır. Şimdi bunların her ikisi de aslında birbirinden benzeridir. Hani birisi Nakşibendi olabilir, birisi Alevi olabilir. Ama Nakşibendi'nin şeyhi ile Alevi'nin dedesi birbirinden farklı değil. İkisi de aslında şamandır. Evet. Sonuç olarak yani. Ama İslami hüviyet kazanmış bir biçimi bu. Şimdi dolayısıyla göçebe halkı siz İslam'ın hangi şartları veya neye göre yaşatacaksınız? Adamı zaten la mekan diyor. Mekanı yok. Mekansız. Yani nasıl tutacaksınız elinizde? Veya şartlar onun şehirde yaşayan insanların şartlarına nasıl sokacaksınız? Evet. Hatta bizim mesela benim doğduğum yerde Kozan Dağları'nda bir şey vardı. Söz dolaşır. Sayın Beyli'nin, yani eski Haçin'in bulunduğu yerdeki bir köy ahalisi. Ki hakikaten şöyle söyleyeyim. Benim çocukluk dönemimde o dağlara ne araba gider ne bir şey gider. Atlarla gidersiniz. Eşeklerle bilmem nelerle göç edersiniz. Ya böyle bir şey vardı. Sistem vardı. Şehri hiç görmemiş insanlar vardır. Şimdi o bölgelerde mesela Ramazan'ın ne zaman geldiğini bilemezsiniz. Tabii televizyon yok, iletişim yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Ramazan ne zaman gelir? Adam nereden bilsin? Hatta şöyle söylerler, işte hikaye biçiminde anlatılır. Bu Sayın Beyli tarafından. Demişler ki ya her zaman, ya biz eskiden bir Ramazan gelirdi işte bayram ederdik falan, nerede bir diye şehre göndermişler birini. Adam gitmiş, tam o sırada bayram yapıyor herkes. Ramazan bitmiş. Geri dönmüş, vallahi demiş, hiç sesinizi çıkarmayın. Ramazan gelmiş, bizim köye uğramadı demiş. Diye böyle tabii söylerler ama gerçekten benim bildiğim insanlar yani hala çocukluğumda o yaylalara çıktığımızda Toros Dağları'na atlarla gelin gider gelir. Beyaz duvak falan giymezdi kimse. Pembeydi. Pembe.
Ondan sonra küçük aynalar takılır atlara. Ha. Tabii pırıl pırıl parlar her taraftan güneş vurdukça. Yani öyle bir sistem var. Yani kendi içinde saf bir gelenek içerisinde yaşarlardı insanlar. Şimdi orada mesela cami nerede bulacaksınız? 5 kilometre ötede bir ev. 5 kilometre ötede tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi bir ev. Çünkü arazi yok, bir şey yok. Bunlar genelde hayvancılıkla uğraşırlar. Keçilerini otlatmaya götürürler, getirirler. Böyle bir sistem. Şimdi ben bunu bir de şeyde gördüm. Moğolistan'da gördüm. Moğolistan'da da mesela çadırlar 5 kilometre, 10 kilometre hepsi uzakta böyle. Zaten nüfus fazla değil. 2 milyon 400 bin nüfus var Moğolistan'da. Fakat Türkiye'nin 2,5 katı büyüklükte. Evet. Şimdi siz oradaki göçebelere bana söyler misiniz? Adam ne telefon var, ne şu var, ne bu var. Ne zaman Ramazan geldi, ne zaman bilmem ezan okunur, ne olur. Haberi bile yok adamın. Aynı şey Anadolu'daki Türkmenler için de geçerli. İşte gezici dervişler dolaşarak gezdiler. Dikkat ederseniz Türkiye'de, Anadolu'da Sünni veya Alevi herkes Hazreti Ali Cenkler'in okumuştur. Evet, evet. Ve Sünni dediğimiz insanların hepsi aşağı yukarı eski şaman geleneklerinin bir bölümünü hep yaşamıştır. İşte ağaçlara bez bağlamaktan tutun da işte bir takım diyelim ki su kaynaklarının bulunduğu yerleri kutsal sayıp orada işte sızısı olan, romatizması olanın gidip orada yıkanması gibi. Kartal yıkandı, biz de yıkanırız diye eski şaman gelenekleri. Yağmur dualarının İslami dua şekli olmayıp da ellerine şey alarak çıkan yağmur duaları vardır Anadolu'da. Peki hocam şaman diniyle Türklerin o ilk gök tanrı dini aynı dil mi? Tabii yani o Allah diye inanıyor. Sadece tabii İslam daha farklı. İslam en azından Hazreti Peygamber gelmiş. Hayır, şaman diniyle gök tanrı dili aynı dil mi? Tabii tabii tabii. Şamanlar, şamanlar bilge kişilerdir. Hakikaten yani geçmişte de öyle insanlardı. Bilge kişilerdir. Onların bir takım kutsal şeyleri vardır. Yetenekleri vardır. İşte yağmur yağdırırlar bilmem bir takım başka özellikleri sizden vardır. Sizden çıkmıştı değil mi tarih kurumlarında? Evet. Abdülkadir Bey'in şamanizmi. Evet. Bizden çıktı. Abdülkadir Bey'in şamanizmi. Evet. Çok güzel kitaptı. Yani hala 60 küsur sene sonra tek. Mesela ben şeye gittiğimde Hindistan'a gittiğimde şunu gördüm. Şimdi Hindistan'da tabii çok önemli bir dönem Türklerin yaşadıkları bir dönem vardır orada. Acaba dedim ben kendi kendime tasavvuf veyahut da buna benzer bir inanç tarzı Budizmler mi geldi diye düşündüm. Orada oraya gittiğimde fakat oradaki insanlarla görüştüğümde tam tersini söylediler. Aslında dediler Budizm'deki düşünce ve felsefe İslam'dan geldi dediler. Onlar söyledi. İlginçti yani gerçekten. İslam'dan mı geldi acaba yoksa Ben acaba öyle düşündüm yani şey. Şamanizm'den mi geldi? Yok acaba? Şaman değildiler ama Hindistan'a gidenler Müslümandılar. Müslümandı doğru. Ama yani sonuçta Müslüman yani ama Müslümanlaşmış falan. Türklerdi. Tabii Müslümanlaşmış. Şaman etkisi muhakkak tabii ki, vardı. Abi, bugün bile hepimizde var. Nepal'de, Tibet'e o gittiğimiz zaman. Hı-hı. Bugün bile hepimizde bazı yok mu? Bazı semboller hala bizde kullanılıyor. Hürriyet semboller. Ya şimdi makas alırsınız veya bıçak alırsınız elinize püh dersiniz falan. Yok Budizm'i kastediyorum. Hindistan Budist değil ama. Budizm'i kastediyorum hayır. Budizm. Budist kısmı. Budist kısmı ile ilgili. Şu an mesela. Ha Brahman tarafından bahsediyorsunuz. Evet hayır değil. Mesela şimdi Hindistan'da 200 milyon civarında şey var. Müslüman var. Evet. Dünyanın en fazla Müslümanı olan ülkesi. Evet. İkinci. Birinci Endonezya, ikinci Hindistan galiba. Yok birinci Hindistan galiba. Benim bildiğim birinci Endonezya, ikinci Hindistan. Endonezya'nın nüfusu kaç ki? 200 milyon üstünde mi? 140 böyle bir şey. 190 galiba. Oldu mu o kadar? Hocam bu kitaptaki Yazıcıoğlu'nun kitabı Topkapı Sarayı'ndaki nüsha. Hmm. Bu yayınlandı mı? Yok bu ona nüsha. Bir arkadaş çalışıyor şu an. Çok güzel çünkü şuradaki... Burada teşekkür ettiğim arkadaş var. Bana onu veren Necmet Demir Bey. Evet Necati Demir. Necati evet. Demir. O sağ olsun hayır, bana çünkü gönderdi. Çünkü şuradaki metni okudum da hı-hı. O kadar güzel bir Türkçe ki bu. Evet. Şimdi o hazırlıyor bunu. Sağ olsun bana orada da teşekkür ettim zaten. Bana gönderdiği için onu. Şimdi burada mesela çalışırken başka arkadaşlarımızın da birçok onlara da teşekkür etmem gerekiyor. Zaten ettim kitapta yazıyor. En başında evet. Da var şurada da var. Şimdi mesela ben Kürtçe bilmiyorum. Ama Kürtçe bilen bir arkadaşımla bunlar tekrar kontrol ettim. Şey yaptım burada Hacı Bayram Bulgurlu var. Dediğim gibi ben bir şey daha merak Hamidon'un yeğenidir o Malatyalı.
Şeyi merak ediyorum şimdi, demin Macaristan'dan bahsettik ya şimdi. Macaristan dünyanın her yerinde Hungary. Hun'dan geliyor tabii. Hun'dan geliyor. Biz Macar diyoruz. Evet. Ne fark var? Niye öyle diyoruz biz? Niye biz mesela Hunistan demiyoruz oraya? Vallahi bizim şeyde Osmanlılar döneminden gelme bir söz Macar. Ama Macar da kendisine Magyar. Magyar. Efendim? Kendisine Macar diyor, Magyar. Magyar diyor. O da yani şey, evet. Türklerle bağlantılı. Nasıl kelime, bağlantılı? Kelime öyle. Magyar tabii. Magyar nasıl Türklerle bağlantılı? Macar diye. Onlar vallahi şey etimolojik olarak bilmiyorum ama David Geza var. Şeyin Macaristan'ın ünlü evet, tarihçilerinden bir tanesi. Yani kendilerinin ifadesi böyle. Şimdi orada biliyorsunuz Cumhuriyet Meydanı'nda da şeyde Budapeşte'de de şey var. Argo'nun heykeli var. Böyle tam eski Türk atlı biçimiyle evet, yaptıkları heykeli koymuşlar oraya. Ve ilk kendi hükümdarları olarak görüyorlar. Hı hı. Ya enteresan yani aslında. Belki bizim en eksik kalan taraflarımızdan bir tanesi de Balkanlarda arkeolojik kazı yapılmamış olması. Şimdi yani Bulgaristan'da arkeolojik kazılar, ben okudum Mahmafi, Bulgarların yaptıkları bazı arkeolojik kazılar var. Oradaki buluntular tamamen Orta Asya şeyleri, Türk şeyleri çıkıyor. Hangi yıllar? İlk o işte milattan sonra 4. 5. yüzyıllar. Bu şey, hep soruyorum ama hoşuma gittiği için soruyorum. Truvalıların Türk olduğu. Yok ya, ben bilmiyorum onu. Değil mi, öyle derler? Öyle bir rivayet vardı yani. Truvalılar ya herkesi ilk, aslında Türk ilk değil proto de, Türkler. Grek değil, Anadolulu. Yani Ege'li bir şey. Yani geldiler, Grek, geri döndüler Yunan falan diye. Hatta işte Eren da kitabın adını oradan koydu ya, Truva'nın intikamı diye. O bir efsaneden şey yapalım ama ben o proto Türkler modası, herkesi Türk yapıyorlar. Şimdi yalnız Etrüslerle ilgili bir toplantı yaptık. Bunu şeyde, ben hep söylüyorum, Murat bana kızıyor be Etrüsler Türk dediğim zaman. Ama onu zaten şöyle söyleyeyim. Bakın İtalyan 7 bilim adamı gelmişti. Ben ayrılmadan hemen önceki Haziran ayında şeyde Bodrum'da bir toplantı yaptık bu konuda. Hem Amerikalı hem Rus hem Alman hem İtalya'dan da 7 tane bilim adamı geldi. Gen araştırması yapmışlar Etrüsler üzerine. Sadece Etrüslerin değil, Etrüslerin hayvanlar, inekler üzerinde de gen araştırması yapmışlar. Ama bu inekler çıkıyor. Evet. %97. Kendiler söylediler. Ben de bunu dedim ki yani bunun yerine isterseniz Etrüslerin bulunduğu bölgelerle bağlantılı Anadolu'dan gitme olduklarını söylüyorlar ya. Urartu ile bağlantılı derler. İşte Urartu değilse Mesudiye bölgesinde mesela %97 tutuyor genler. Mesudiye ordu? O şeydeki. Evet. O Oktay Ekşi Etrüs çıktı. Ve şimdi hatta bir proje yapıyorduk ama kaldı, ben ayrıldım. Şey yapalım dedik, hem arkeolojik kazılar yapalım bu bölgede, İtalya ile karşılaştırmasını yapalım. Bulduğumuz zaman o bölgedeki insanların genleriyle bir araştırma yapabiliriz dedim. Ama yani proje yarım kaldı. Hocam onu Etrüskü başka uygarlıklara bağlayan görüşler de var. Olabilir yani bu Türkiye şey değil. İlle Türk olması gerekmiyor. Ben konuşmamda da şunu söyledim zaten, yani ille Türk olması gerekmiyor herkesin. Ama yani bir... Bir de şimdi Anadolu'da niye herkes nasıl Türk olsun? Türkler buraya geldiğinde burada yaşayanlar var. Şimdi mesela şeyler ne oldu? Hititlerin torunları ne oldu? Lidyalılar ne oldu? Frigyalılar ne oldu? Anadolu Medeniyetler Beşiği. Bir defa Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gittiğiniz zaman onlarca şey, medeniyet ve devlet görürsünüz. Hepsi şimdi ben Çorum Alaca'ya gittim mesela. Sokakta dolaşıyorum. Şöyle gözümü biraz eskittim insanları. Hepsi şey, bakıyorsun Hititli. Tipler de Hititli. Vallahi işte Hitit olur, Ermeni olur, bilmem neye benzer olabilir yani böyle şeyler de. Şurası muhakkak, Anadolu sadece Türklerin yaşadıkları bir coğrafya değil. Veya sadece Hititlerin yaşadığı bir coğrafya değil. Sadece Filiklerin yaşadıkları, İyonların yaşadıkları bir coğrafya değil. Burası dünya tarihinde medeniyetlerin en fazla kurulduğu, en fazla insan gruplarının yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Bakın mesela Fransa'da siz veya Almanya'da bu kadar çok medeniyet ve devlet ve kavim göremezsiniz.
Aynısını devam ediyor. Dolayısıyla burada sürekli bu değişim vardır. Evet. Kavimlerin istilasına açık bir bölgedir. Bugün de zaten Türkiye'nin çektiği en büyük sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Peki o zaman yani korkalım mı? Ya şimdi her zaman bunca, devletler... Bunca devlet burada kurulup göçtüyse, bunca kavim gelip gittiyse... Yani sizin de yıkılmayacağınız diye bir kaydı yoktur. Bir de şunu söyleyeyim. Burası başka bölgelere göre daha tehlikeli bir bölgedir tutunabilmek için. Belki Türkler en çok burada uzun süreli tutunan bir millet olmuştur. Yani aşağı yukarı 1000 yıllık bir süreç içerisinde yani bu kadar uzun süren şeyden sonra düşünürsek Selçuklular döneminden itibaren düşünecek olursak veya ilk beylikler döneminden 1000 yıl burada tutunabilen çok önemli bir şeydir. Kavimdir Türk milleti. Ya aslında 1000 yıl öyle uzun bir şey değil ki. Bir sene önceyi düşünsene. Dün gibi yılbaşında mesela. 1000 yıl yaklaşık 25 uçak mı ediyor? Gibi. Ama bir sene önce... Mevlana'nın kaçıncı kuşak torunu şimdi yaşıyor? 22. 30... 22. kuşak. 22. Yani, şimdi, yani ama, 1300'den ama bugüne... Ama şeyle ölçü, 1000 yıl fazla falan değil diyebiliriz. Onlar tamam da. Hayır hocam, ama Şubat'ın diğerleriyle kıyaslarsanız... Yani tabii. Selçuklu İmparator... Anadolu Selçukluları bile 250 sene yaşamış burada. Hocam şunu kastediyorum yani... Bir sene önce... Bu zamanlarda yeni başlamıştı bu program mesela. Veya yılbaşında ne yaptığını düşün. Onun 1000 tanesi. Dün gibi geliyor bir sene önce. Tabii. Aslında pek uzun bin değil. 1000 tane dün. Teknoloji... Murat o, bunu söyleme. Bu yaşlandığımızı ortaya çıkartıyor. Yaşımız ortaya çıkıyor. 1000 sene dün gayet deyince... Gayet öptürüyorum. Ya olgunlukta fayda vardır yani. Hocam yapma, yaşlanmayalım ya. Genç kalmak iyidir ya. Burada bazen öpeyim ben. Sen eline göz öptürüyorsun. Sanırsın ki dede. Ama cuma akşamı benim kız onun hakkından geldi. Türlü hakaret etti ona. Yani. Şimdi onun için Anadolu Sosyal Murat internette tarihini... site kurmuşlar benim var mı? Aman aman bırak birisi çok sinirleniyor. Kim? Murat Bardakçı için bir site kurulmuş ya şimdi birisi söylemiyorum. Eşi çok kızıyor. Murat Bardakçı çocuk sahibi olsun.com. Öyle mi? Sen de bir gün bir resim göster buradan. Kaçırırlar mı? Çocuk sen mi? Bunu açık söylüyorum. Yok, gerçekten mi? Niye ya, ağacın meyve vermesi kötü bir şey değil ki? Ben ağaç değilim ama. Bu teşbih daha da olmaz. Neyse. Sen bir ulu çınarsın. Ne demek ağaç değilsin? Hiç yani. Köklerin derinlere gidiyor. Diyor ki çınarın meyvesi yoktur diyor. Evet. Var var çınarın meyvesi olmaz mı? Olmaz. Küçük böyle dışın böyle... dikenli içinde evet. Bir kestaneye benzer iğrenç bir şey vardır. Ondan ne yapılır? Bir şey ilacı yapılır. Bilmiyorum vallahi çınardan ilacı. Onu bilmem de o şeyden adam... bir koca karı ilacı vardır. Ha şeye. Eski devirde katarakt için yapıyorlar onu. Allah'tan şimdi katarakt. İşte, evet. Kolay, 5 dakika göz falan bırakmaz o yalnız. Çok kötüdür şeyin çınarın. Zaten ona yok. Kataraktan çekecek kör olsun gitsin diye yapıyorlar herhalde. Hayır. Gözüne sokmuyor. Özünden içindeki şey. Şimdi Anadolu medeniyetlerinden bahsederken şimdi tabii hakikaten Anadolu'da bu kadar insan gelmiş gitmiş. Fakat tabii bir şeyi unutmamak lazım. Anadolu'da gerçekten nüfus ne kadardı? Bununla ilgili Veli Sev'in Anadolu'nun tarihi coğrafyası diye bir kitap çalışması yaptı ve tarih kurumunda yayınladık. Yani yerleşim alanlarını falan o antik dönemde gösteren ve aşağı yukarı nüfus da belli. Şimdi biz bugün zannediyoruz ki Anadolu'daki nüfus bugünkü gibi. Yok öyle bir şey. İyi canım. Yani 2000 kişi, 3000 kişi, Kayseri'de 8000 kişi yaşıyor yani. Allah aşkına yani çok büyük öyle şehirler hocam, falan değil. Sizin görüşünüz ve bu Selçukilerin Anadolu'ya girişinden sonra. Yani hatta daha önce Türklerin Malazgirt öncesi Anadolu'ya girişlerinden sonra. Buradaki yerli halk ne oldu? Ne oldu? İşte ben de onu söylemeye gidiyordum. Evet. Şimdi dediğim gibi çok fazla bir nüfus yok zaten. Ama o istilalar dönemindeki işte bir takım salgın hastalıklar. Hatırlarsanız Batı Anadolu'ya gittiğinizde daha çok yerleşim alanlarına gittiğinizde şehirler ayaktadır. İçinde insanlar yok. Yoktur evet. Çünkü hastalıktan çoğu kırılıyor. Veba hastalıkları, tifüs bilmem ne. Çünkü tifo, bu sivrisineklerden sıtma hastalığı bilmem bunlar kırıp götürüyor. Kolera, veba mahvediyor. Taun yani. Tabii taun diye.
Şimdi bunlar var tabii. Ha, bitti ha, bütün şimdi? İnsanlar galiba. Bütün insanlar Anadolu'dan yok oldu diye bir geçen anlam. Hindistan'da bir ada gözükmüş gibi. Var var. Bütün insanlar ortadan kalktı diye bir anlam zaten yok. Çünkü Osmanlı tahrir kayıtlarına baktığınız zaman bile diyelim ki bir şehirde ne kadar gayrimüslim hane şey var, mahalle var, ne kadar Müslüm mahalle var. Bunlar da dediğim gibi birbirinin iç içine girmemiştir. Yani bir Hristiyan mahallesinde Müslüman yoktur veya bir Müslüman mahallesinde Hristiyan yoktur. Bir de şehre küstü mahalleleri vardır sonradan kurulan. Şehre küstü denir ona. Şehrin dışında olan mahalleler sonradan gelen ne kişilerce kurulur. Öyle bir isim verilir bunlara. Şimdi bu onlara baktığınız zaman insanların yani o Hristiyan yani Roma döneminde zaten büyük bir sıkıntı yaşanıyor Hristiyanlık alanında. İşte o dağların tepesine mağaralara kiliseler yapmanın sebebi Romalıların karşı çıkmaları sebebiyle oluyor. Sonra Roma'da tabii Hristiyan olduktan sonra rahatlıyorlar. Ama Türklerin Anadolu'da bulunduğu dönemle ilgili ben mesela sana göstermiştim. Bir deftere ben bütün tahrir defterlerindeki Müslüm gayrimüslim aşiretlerin dışında Müslüm gayrimüslimlerin tüm kayıtlarını çıkardım. Bir de yüzde ne kadar şey var Anadolu'da Müslüman var ne kadar Hristiyan nüfus var. Bunu Yahudi normal Hristiyan olarak falan diye de ayırdım. Yani bulabildiğim kadarıyla Ermeni, Yahudi veyahut da Ortodoks Hristiyan diye de ayırmaya çalıştım elimden geldiğince. Şunu gördüm ki Anadolu'ya müthiş bir Türk akını olmuş. Evet. Yani Hristiyan nüfus şöyle söyleyeyim söz gelimi 456 bin Müslüman nüfus varsa bir bölge olarak söylüyorum 80 bin civarında Hristiyan var. Yani o şu demekti aynı zamanda Anadolu metruk kalmış. Metruk evet. Boş. Kesinlikle. Diğer taraftan ne kadar mesela ihtida eden vardır onu da genelde ilk zamanlardaki tahrir defterlerinin başında görebiliyorsunuz. Hmm. Orada ihtida edenlerle ilgili listeler verilir. Ha sonraki dönemlerde bunlar pek yaşanmamış. Bir de şu var. Mesela Fatih Sultan Mehmet Trabzon bölgesini aldığı zaman oradaki Rum işte devletini Osmanlı idaresini aldığı zaman oradaki gayrimüslimleri Balkanlara sürüyor. Yani bulundukları yerlerden çıkarıyor başka yerlere naklediyor. Onun yerine yeni nüfus getiriyor. Bu değiş tokuş her zaman olmuştur. Efendim? Niye yapılıyor bu? Çünkü o bölgede tekrar isyan çıkarılması önleniyor ve oranın yapısı değiştiriliyor. Hep aynı şeyler yapılıyor. Yani her bölge için var. Sadece örnek verdim Trabzon'a. Yani bazı uygulamalar yeni değil eskiden de var. Yok Osman ya şimdi tabii ki imparatorluk şöyle söyleyeyim 70 tane millet. Bilmem şu kadar din. Nasıl tutabileceksiniz elinizde? Yani çok kolay değil o yani o kadar milleti. Evet. Kontrol altında alabilmek, 600 sene onları şeysiz sorunsuz götürebilmek. Mesela bakın Osmanlı arşivlerinde araştırma yaparsanız oraya girdiğinizde ne kadar kişi hangi konuda araştırma yaptı diye bakın veya işte yabancılar ne kadar araştırma Osmanlı arşivlerinde yaptı diye bakın. En fazla araştırma yapan kimler biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bilim adamları. Niçin? Nüfus mu? Örnek almak için mi? Tabii Osmanlı Devleti'nin sistemini araştırıyorlar. Çünkü Amerika'da aynı şekilde Osmanlı'ya benziyor. Şimdi adamlar hem eyalet sistemlerine hem bütün bunlara bakmışlar. Yani nasıl oluyor da bu kadar farklı düşüncedeki milletteki insanı bir arada tutabiliyor? Bu bir şey gerçekten şöyle, ciddi evet. Araştırılması gereken bir evet. Konu. Hani bazı matematikçilerin falan yaptığı araştırmalar var altın oran meselesini. Yani altın oranı en yakın yönetimi sergileyen Osmanlı Devleti dünyada. Tabii son zamanlar için söylemiyorum bunu. Evet. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu sistemi öğrenmeye çalışıyor. Mesela nasıl bir sancak teşkilatı var? Toplum nasıl yönetiliyor? Toplumun dinamikleri nelerdir? Bütün bunları araştırmışlar. Bakın mesela en fazla derken 2003 yılına ait olanı söyleyeceğim. Ondan sonrasına bakamadım ama 890 civarında Amerikalı bu konularda araştırma yapmış. Bizim arşivde. Mesela ondan sonra en fazla araştırma yapan Japonya. 176 çok kişi. Çok Japonlu var evet. Ondan sonra Almanya vesaire beni. Geliyor. Efendim? Onlar niye araştırıyor? Japonya'da ciddi bir tarih Türk arkeoloji Japonlar var. Japonlar çok farklı. Yani. Japonlar Orta Asya'da arkeolojik kazı da yapıyor. Türkiye'de de arkeolojik kazı yapıyorlar biliyorsunuz. Evet. Japonlar belki yani kendi şeyleriyle ilgili araştırmıyorlar ama tarih bilimi açısından sadece araştırıyor evet. Belki Japonlar. Japonların Afrasını biliyorsun değil mi Fatih?
Arap yazısı. Yok. Yabani. Yabani. Aa. Yabani oradan gelir. Aa. Yaban, bak yaban. Mesela orada şaşı kelimesi yaban, yabancı anlamına geliyor. Aynıdır evet. Onlar. Tepe tepe onlar da. Evet. Japonca'da. Hocam site tekrar çalışmaya başlamış. Yoğunluktan bir süre tıkanmış ama şimdi anadoluaşiretleri.com adresinden girilebiliyor siteye. İsmi verdin ya gene kapanır. Budizm İsa'dan 500 yıl önce başlamış bir felsefedir. Bu yüzden Budizm'in tasavvufta etkilenmiş olması mümkün değildir. Olsa olsa tasavvuf Budizm'den etkilenmiş olabilir. Ben de öyle söylemiştim bu arkadaş gibi ama oradaki Budizm arkadaşlar yani oradakiler tam aynı tersini şey söyledi bana. Şimdi şöyle Budizm eski olabilir de yani dışarıdan biz mesela bizim kültürümüz de eski ama başka birçok kültürden şeyler aldık. Şimdi yani Budizm'den alamaz mı İslam'dan yani? Yani bir de öyle düşünün. Yani illa Budizm tümüyle Müslümanlıktan çıktı demiyoruz ki. Ben bir İranlıyım ve Azeriyim. Biz Türk değil İranlıyız. İran soyu Arya'dır ve üç grupturlar. Med, Azeriler ve Kürtler, Pers ve Partlar ki hepimiz 2500 yıl önce birleştik. O Med, Pers, Part dediği hanedanları sayıyor ya. Yani, ona ırk değil ki hanedanlar. Yani hayır kendisi o zaman Azeriyim demesin o zaman da Azeriyim bilmiyorum. İran aileler yani Selçuklu Osmanlı dağı gibi. Yani şimdi Azeri dediğimiz insanlar aslında Azeri diye bir millet yoktur. Yok. Bunlar Oğuz'dur aslında. Dolayısıyla yani boşu boşuna hem Azeri'yim demesin hem de İranlıyım demesin. Eğer İranlıysa İranlıdır. Yani ben bir şey söylemiyorum ona. Hani Sasani dediği yani bir Sasani, millet değil. Ya Perslerdense onu öyle söylesin kabul. Ama Azeri ise İranlıyım. Tabii coğrafya olduğu için İranlıyım diyecek. Ama Partlar Martlar diye söylemesin. Partlar derse partlar. Türk bir ırk adı mıdır yoksa bir aynı dili konuşan geniş coğrafyadaki insanların adı mıdır? Şimdi her ırkta değişimler vardır veyahut da başka ırklarla karışım muhakkak vardır. Ama şimdi eğer Türk diyorsanız veya Fransız diyorsanız, İngiliz diyorsanız bir ırk adıdır tabii ki. Şimdi bu ırk adı kim tarafından verilmiştir? Durup dururken verilmez bunlar. Belli bir kültüre sahip olan insanlara veriliyor bu ad. Dolayısıyla öyle düşünmek lazım. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İngilizlerde veya Fransızlarda veya Almanlarda veya başka bir tanesinde ülüs sistemi var mıdır? Ülüs ne demek? Bir devleti kuran Ulu Hakan'ın yani en büyük Hakan'ın ölümünden sonra batırmanın ülkenin, en kolay yolu. Ha, batırmanın yolu başka çocuklar arasında pay edilir mi? Ortak mal sayılır mı? Bu sistem sadece Türklerde var. Ama Osmanlı'da yok. O zaman Osmanlılar Türk değil. Osmanlılar yok. İşte Fatih'le birlikte bunu değiştirmiştir. Değişiyor. Var aslında Osmanlılar'da. Kardeş katli meselesinin çıkış bu ülüs ama sisteminin önüne geçmek için. Ama demek ki Osmanlılar Türk'ten çıkıyor o zaman. Yok Türk'ten de çıkıyor değil. Yani bu bir gelenektir ama. Devri değişmiş ya. Şey olarak kanun çıkarıyor. Yani şöyle diyor. Bir devrim olarak düşünün onu. Onu da Nizam-ı Alem adına yapıyor biliyorsunuz. Evet. Fatih Kanunnamesi'nde öyle diyor. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir diyor. Yani anınla amil olalar diyor. Şimdi burada... Ama bu, orası biraz tartışmalı. Neden biliyor musunuz? Aslında tabii en başından beri Savcı Bey de dahil olmak üzere yani sadece şey değil. 1402 değil. Yani... Murat zamanında daha önce. Yok Yıldırım Bayezid'in Timur'la yaptığı savaş dan sonra... kardeşler arasındaki fetret dönemindeki kavga değil mesele. Yıldırım'ın ilk dönemlerinde de var bu çatışmalar. Ondan sonra da var bu çatışmalar. Fatih Sultan Mehmet'in başına gelen en büyük dertlerden bir tanesi de bu. İşte Cem evet. Sultan meselesi. Şimdi onu görünce ondan sonra aslında uygulana gelen bir metot yani kardeşlerini katlederek onun yerine geçmek. Bu şeyde de var. Eski Türklerde de var. Şimdi Tuğrul'un Çağrı Beyler yapmıyor ama onlar bu sistemi uygulamıyor Mete ama babasını öldürüyor. Ondan sonra var ama sürekli evet. Var. Yani parçalanmasın diye kim kime hakim olabilirse onu öldürerek geçiyor. Kanun halinde değil. Ama Fatih bunu daha yasal hale getiriyor bir yerde. Evet. Yani Türk diyorsak yani bu şekilde Türk. Yoksa damarda dolaşan kanla alakası falan olan bir şey değil bunlar. Bir geleneği, bir adetin, bir kültürün yaşanması meselesidir bu. Şimdi aynı kültürü Moğollar niye yaşamıyor? Bakın ama bir gelenek var Türkler, şeyde Osmanlılarda da var.
Niye şehzadelerin şeylerin kafası kesilmez? Kanı, hep kirişleriyle boğulur. Çünkü kan akmaması lazım. Moğol'da da var ama. Moğol'da da var. Moğollar ama şöyle yaparlar onu. Moğol'da da var ama keçede Moğollar mi? Delerler bir şekilde. Nasıl? Moğollar da biraz kanı yere şey kelle keserek akıtmazlar. Şimdi mesela Moğolistan'da çok enteresan bir şey var. Ya tabii ki şöyle söyleyeyim. Türklerin ilk yaşadıkları yerler bu Çin şehir yani Sarısu Nehri'nin bulunduğu yerler. Sonra Köymen Dağları bölgesi, Altın Yiş dediğimiz Altay Dağları hepsi bunlar Moğolistan'la bağlantılı yerler. İlk Göktürklerin yaşadıkları yerler evet. Oralar. Haliyle geleneklerde bir benzerlik olması gayet tabidir. Ama orada da mesela kanın akıtılması şeydir. Doğru değil. Gelenek dışı kalan bir şeydir. Ama mesela şimdi Moğollara gidin. Moğollar hayvanları kesmezler, boğazlamazlar biliyor musunuz? Aynı geleneğin devamı ama ne yaparlar? Şuradan hayvanı delerler, atar damarını keserler, kanı şeye alırlar. Kaba alırlar. Hı-hı. Akıtmazlar yere yani. Kullanırlar onu bir de. Evet, ondan sonra da kullanırlar onu. Şeylerde de Osmanlılarda da genelde kement atılarak veyahut da şehzadeler kirişleriyle, ok kirişleriyle boğulurlar. Kanları yere akıtılmaz. Niye? Gelenekte yok. Asil kan yere dökülmesin diye mi yoksa başka mesela bir mesela 4. Murat'ı düşünün. 4. Murat dönemi bile yani 1639'da bile 4. Murat'ın ölümünde 4. Murat'ın en sevdiği atlar mesela evet. Gözlerine soğan suyu sıkılmak suretiyle eğri ters takılmak suretiyle cenazenin arkasından götürülmüştür. Atı anlatıyorlar düşünsene. Eski Türk geleneği. Evet. Mesela gidin M.Ö. 1200 yılına ait işte Tanrı Dağları'ndaki biz kazı yaptık orada da ben kendi gözlerimle de gördüm. Gömülen kişinin atı aynı mezarda yanına gömülüyor. Evet. Veya mesela orada rastladığımız hanımların şu göğüs taraflarında bıçak vardır. Kama dediğimiz bıçak vardır. Ta o zamandan vardır. Anadolu'da da hala bazı yerlerde bu gelenek devam eder. Çünkü bu ne demektir? Namus anlamına geliyor. Yani bu kadar devam ediyor. Ama mesela Türkler o zaman daha çok anaerkil değil mi? Kesinlikle. Mesela Göktürk paralarına baktığınız zaman Göktürk paralarında Hakan'la Hatun birlikte resmi vardı. Ve Ay Yıldız, bilmiyorum başka yerde duydular mı duymadılar mı söyleyeyim. Ay Yıldız Göktürklerde vardır. Bizim bugünkü Ay Yıldız. Yani o Yıldırım'ın Nivolu Savaşı'nda falan ortaya çıkmış değil. Da, evet. Üç Hilal de Göktürklerde var. Hatun'un başındaki taşta Üç Hilal var. Üç Hilal var. Yani Osmanlı'nın Üç Hilali de muhtemelen oradan geliyordur. Peki anaerkil Türkler nasıl olup da dönüp birdenbire bugünkü Anadolu'daki... Yok gene biz hakim gibi görünüyoruz ama gene de evdekiler hakim. O ayrı tabii yani. Ya. O devam ediyor şimdi. Mesela benim Hocam hele bu Murat da var ya nasıl bir anaerkil pozisyon oluşu bir bilseniz... Ama çok otoriterdir eski hanım Osmanlı döneminde de öyle. Yeniler de öyle bakmayın hocam. Siz şehirlerdeki bazı İstanbul gibi yerlere. Ya, Valide Sultan Anadolu'ya bir gidin bakalım ne var Anadolu'da. Kadın müthiş otoriterdir. İstanbul'da da öyle. En azından bizim orada öyle yani. Ha. Murat'ların orada da öyle. Telefonla konuşmanı yaparım. Ben de senin telefonla konuşmanı yaparım. Bu benim taklidim gibi. Telefonda evet, nasıl konuşuyormuşum? İlmi şey derler. Telefonu alıp yani. Bu biraz şeye gidiyor değil şimdi mi? Benle dala geçiyor. Evet. Eşim aradığı zaman ben telefonu ayağa kalkıp hazır ola geçiyormuşum. Sadece o kadar. Farkına varmadan mı? Otomatik. Otomatiğe bağlanmış ama hiç olmazsa beni eşim günde bir kere arıyor ve bir kere hazır ola geçiyorum. Murat günde 25 kere hazır ola geçiyor. O zaman hiç oturmuyor. Hiç oturmuyor. Sürekli ayakta. Benim aralma sebebim çıkıyorum. Çıkabilirim. Yani seninki bu nedir? Nasıl şey yani? Ama hocam esas duruşta ayağa kalkıyor. Farkında değil. Kadınlara saygı göstermek gerekmez mi hocam? O tabii Türk'ün şeyinde vardır. Eşlerime de saygı göstermemiz gerekmiyor mu? Türk erkeğinin genetiğinde var. Asaletinde var. Kadın saygıdeğer bir varlıktır. Hoca da öyle galiba. Söyleyiz. Biz kayı boyundan gelenler öyleyiz. Hanımlarımıza önem veririz diyorsun. Sen o Tatar tarafından ötürü. Bir kitap geldi şey hakkında. Valide Turan Sultan hakkında. Evet. Şöyle bir bakın, tam okumadım daha. Ne şey, her şeye hakim. Ay şimdi Osmanlı Sarayı'nda kanunun biliyorsun, Hürrem'e yazdığı mektupları biliyorsun değil mi? Canım ciğerim kapında külen olayım falan, koca o, kanuni. O mektuplar biraz şey biliyorsunuz,
Seyit Nesimi'den birazcık... Uydurma mı? Hayır. Araklama. Etkilenmiş, fazla etkilenmiş. Etkilenebilir de ama Topkapı Sarayı'nda da duruyor orada. Duruyorlar. Ha, tabii doğru. Yazmış ama yani. Kanuni olan etkilenmiş. Yazmış. O zaman şimdi tabii meşhursa... kanunun şeyine bakıyorsun, fermanına bakıyorsun. Benki Sultanı Selahattin İnşaat Karp Sahip Kıran Nerimani Meydan Kendi Sayfa yazıyor. Akdeniz'in Karadeniz'in diyor, ondan sonra kapında kölen olayım diyor. Tabii biraz garibine gidiyor insanın ama baştan. Ukraynalı. İşte böyle her yere hakim olursun ama bir kadına hakim olmak her hocam, şeyden daha önemli olabilir. Birinci Abdülhamit'in ruh şahı var ya. Evet. Ya hareminde daha kadın efendi falan değil. O tek evli ama değil mi? Efendim? Tek evli değil mi? Birinci Abdülhamit. Ha yok yok, birinci değil. Kaç tane? Yok, birinci Abdülhamit çok. Çok? Ha, ben ikinci... İkinci? İkinci mi tek evli? Kaç evli o? 13. Yok ya. 13 hanım var. Aynı anda nikahındalar. Aynı anda? Evet efendim. Yani şey diyorsam, Cemalettin Efendi o nikahı nasıl kıymış bilmiyorum. Yani şer'an... Normaldir ya, şimdi Abdülaziz döneminde şey var ya, Abdülaziz... Abdülmecid döneminde Saadettin Efendi var ya, Şeyhülislam. Evet. Şimdi tabii hoca Saadettin değil tabii, evet, o 17. Evet. Hoca Saadettin Efendi, Şeyhülislam, Ahmet Cevdet Paşa'nın yalancısıyım. Hep sarhoş olurmuş, şarap içermiş. Cevdet Paşa yazıyorsa doğrudur. Nasıl? Ve hatta diyor meşihat makamında bile Fransız şarap içermiş. Şeyhülislam. Ahmet Cevdet Paşa yazıyor. Şimdi Cevdet Paşa'da kızarları. Ama şey, şimdi burada tabii bir şey vurgulamak lazım. Şeyhülislam dediğimiz zaman, yıllar önce. Şeyhülislam dediğimiz zaman bunu yanlış anlamamalar lazım. Din adamı değil Şeyhülislam. Değildir. Hukukçu yani. Hukukçudur. Çünkü fetva veren makam da Şeyhülislam değil. İftihar dairesi, evet, hazırlıyor, sadece Şeyhülislam'ın şeyi atılıyor, evet, fençesi atılıyor. Hocam Cevdet Paşa o dedikoduları nereden alıyor? Onu kendisi anladı. Şöyle diyor. Hanımı diğer devlet erkanının hanımlarıyla konuşurlarken oradaki bütün dedikodular gelip karısı anlatırmış Cevdet Paşa'ya. Bu da yazıyor musun? İyi ki yazmış. Bugüne ama güzel... çok ilginç şeyler yalnız var. Tabii Maruzat Hoca yayınladı zaten yıllar önce. Çok ilginç bir kitaptır o. Saat 2 yaptık Murat. Senin programa dönmesin bu. Yarın herkesin işi gücü var. 4 saat oldu evet. Yarın hafta başı. Hafta başı. Evet. Hocam yine bekleriz. Yani böyle hani karpuz kestik salmayız durumu var ama saat 2 oldu artık. Yarın işimiz gücümüz var. Yarın Murat'la bir dostumuzun öğleyeceği var. Sabah işe geleceğiz, oradan gideceğiz. Söylemiş misin, unuttun mu? Ben de daha İstanbul, Ankara'ya gideceğim. Oo. Ne zaman? Yarın. Yarın sabah gidiyorsunuz. Sabah. Ha, sabah gidiyorum. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Yusuf Halacoğlu'ydu. Profesör Doktor Yusuf Halacoğlu'ydu. Fatih Bey, karısından korkmayanın dini imanı yoktur. Neden? Karısından korkmayanın dini imanı yoktur demiş Fatih vatandaş. Fatih tam bir mümin demek ki. Murat Bey de tam bir mümin. Yusuf Hocam da mümin. İmanımız kuvvetli o konuda en azından değil mi? İmanı kavi. Evet eyciler, Yusuf Hoca'nın kitabından bahsettik. Anadolu'da aşiretler, cemaatler, oymaklar 1453-1650... Kitap da burada duruyor. Türk Tarih Kurumu yayınları arasında isterseniz internetten ttk.org.tr'ye girip ısmarlayabilirsiniz. İsterseniz kitap fuarında var, gidip alabilirsiniz. Kitap fuarı bitti mi? Bilmiyorum, ben gitmedim. Ben vallahi bilmiyorum. Bugün herhalde bitiyor muydu? Bugün mü bitti? Bitti galiba. Kitap fuarını artık alamazsınız. İnternetten ısmarlayabilirsiniz. Ya da hocamın internet sitesine girip oradan da bakabilirsiniz. Diyeyim, bu akşamlık da bu kadar diyelim, kapatalım. Haftaya tekrar beraber olacağız. Pazar akşamı yine çok değerli konuklarımız olacak. Yusuf Hoca'dan da söz alalım. Önümüzdeki günlerde başka konularda konuşmak üzere tekrar bir araya geleceğimize dair. Hoşça kalın efendim.